Evet, herkese merhabalar. Evrim Ağacı'ndan yine sıra dışı bir yayınla birlikte olacağız bugün. Konuklarımız, ben Burak Çankaya, konuklarımız Çağrı yine bizimle beraber. Önder hocamız bizimle beraber. Birazdan Merhaba onları... arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Çağrı hoş geldin. Hoş bulduk. Bir sıkıntı olursa tabii her zamanki gibi bizi geliştirmek adına katkıda bulunalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi yayının ismi biraz sıra dışı. Ben de ilk gördüğümde ne oluyor falan dedim ama kesinlikle ve kesinlikle bunu söyleyeyim. Şimdi trolleneceğimizi biliyoruz çok fazla. Belki de sohbeti kapatırız soruları. Çünkü ciddi sorular almak istiyoruz. Çünkü gerçekten her alanda uygulanması bu marihuananın çok önemli bir durum. Çünkü ben kendi annemden de biliyorum abi. Annesi esteklisyeni. Morfinler falan da kullanıyor. Bu bilimsel bir durum. Biz kesinlikle kişisel uyuşturucu kullanımını tavsiye etmiyoruz. Ben şahsım adım hayatımda hiç kullanmadım. Tavsiye de etmiyorum. Bu başta bu bilime. Onun dışında lütfen sadece işin medikal tıbbi alanda uygulanması durumunu konuştuğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu başlangıçta yapmamız gereken bir uyarı arkadaşlar. Onun dışında öncelikle Önder hocamızı tanıyacağız. Sorularınızı alacağız. Soruları Gelecek Bilim'de etiketiyle Twitter üzerinden bize yazabilirsiniz. Sohbet panelinden soru almamız çok zor. Moderatörlerimiz zaten seçiyor elinden geldiğince. Ama lütfen trollemeyelim arkadaşlar. Çünkü ciddi bir konu. Birçoğunuzun belki yakını vardır. Biz burada eğlenirken kanser hastaları olanlar vardır. Acı çekiyorlardır. O insanların acılarını dindirmek için gereken bir şey. Sadece biraz empati ve vicdan yaparsanız dediklerimi anlayacaksınız. Birazdan onlara saygısızlık olmasın. Yavaştan girişimizi yapalım. Twitter'dan bugün bir kitap hediye edeceğiz. Onu da baştan hepsini ben söyleyeyim. Arada girmeyelim. Bir takipçimiz Çağrı, senin kitap değil mi abi? Evet, benim bu Evrenin Karanlığında Evrimin Işığı olan kitabı takipçilerimizden bir tanesi atıf vermemizi istemedi. Patreon'a gidip Patreon üzerinden en az 1 dolar bağışta bulunan Evrim Ağacı'na insanlardan birine rastgele şekilde seçerek vereceğini söyledi. Dolayısıyla eğer ki yeni kitabımızı edinmek isterseniz şimdi tam zamanı patreon.com/evrimağacı sitesine gidip oradan en az 1 dolar ya da ne kadar isterseniz bunları zaten genel duyurusunu yaparız ilerleyen dönemde ama bir kitap hediyemiz olacak bugün. Geçmiş haftaki yayından da Çağrı hemen bilgi vereyim. Sözümü verdiğim şekilde Arduino setimi, eğitim setimi Udemy'deki arkadaşımla paylaştım. Biz onunla elektronik posta yoluyla iletişime geçtik. 3 tane de nutuk kitabı hediye etmiştim. Onlar da kargoya Çok verildi. güzel. Onlar da arkadaşlar verildi. Ben de elinden geldiğince hani sizi şekillendirmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir de köy okulu projemiz devam ediyor. Facebook sayfamızda Evrim Ağacı'nın Facebook sayfasında etkinlikler var. Orada köy okulu gerçekten çok güzel kitaplar gönderiyoruz. Kırtasiye setleri, satranç. Hani her şey sizin elinizde. Zaten detaylı bilgiler Özge hocamızın iletişim bilgileri yazıyor. Onu devam ettirelim arkadaşlar. Gönderebildiğimiz kadar gönderelim. Evrim Ağacı kütüphanemizi kuralım oraya. Bu da benim için çok anlamlı ve özel. Evet, böyle bir giriş yaptıktan sonra Önder hocama hoş geldin diyorum. Hoş Merhabalar, bulduk hoş tekrar. geldiniz hocam. Nasılsınız? Selamlar. Çok sağ ol, iyiyim ya. İyiyim, uğraşıyoruz işte. Bu hastalık ama Kimsiniz, bugün nesiniz güzel. hocam? Bir tanıyalım sizi. Sizde söz. Tamam. Şu anda Boston'dayım. Bu Harvard Tıp Fakültesi'nin bir hastanesinde çalışıyorum. Bu işte İstanbul Üniversitesi nasıl Çapa, Cerrahpaşa hastaneleri varsa Harvard Tıp Fakültesi'nin de böyle bünyesinde hastaneler var. Orada araştırma yapan insanlar var. Klinisyenler var. Orada çalışıyorum. Kimsenin çalışmadığı ilginç bir konu çalışıyorum. Vaktimiz olursa anlatırım. Çünkü dünyada çalışan çok az adam var. Bahsettiğiniz çalışma Almanya'da gerçekleştirildi. Burayla pek alakası yok. Uzun bir çalışmaydı. Zordu. Zaten o hakem sürecine bakarsanız 2 senelik bir hakem süreci var. Yani normal şartlarda bu tarz büyük bir makalenin bu tarz uzun süresi çok nadirdir yani. Onu da anlatırız. Medical cannabis çalışmanın zorluğuyla ilgili bir şey bu birazcık da. Yani aklı selim bir bilim adamı çok fazla medical cannabis'e girmez yani. Zor iştir. Basmak Senin zor, çalışmak zor. geçmişin nasıl abi? Yani nasıl en çok bize gelen sorulardan biri o olacaktır. Onu bir aradan çıkaralım bu arada. Eyvallah. Yani Harvard'a gidiş sürecini çok kısaca biraz anlatabilir misin? İnsanların aklına ilk gelen, ya biz de Harvard'da okumak isteriz ya da çalışmak isteriz. Nasıl Yapamıyorum olacak Harvard'da, bu? yok. O zaman sondan başa gideyim. Harvard şöyle bir yer. Yani Harvard
İyiysen, bir şeyler yaptıysan senin para verip alıyor yani. Öyle parayla satın alınan bir yer burası. Ben okumadım burada. Ben Almanya'nın Bonn Üniversitesi'nde doktora yaptım. 2012'de bitti doktora. Doktora sürecinde ilk doktora tezimdi benim. İlk keşif 2011'dir aslında. Bayağı zorlandık. Sonra orada kaldım. Orada Almanlarda Yardoş falan yok ama onlar da böyle Junior Group Leader gibi ve W1, W2 falan. Orada işte Yardoş arası bir şey oldum. Sonra dedim ya işte burada ne uzuyorsun, ne kısalıyorsun, bir Amerika'ya gideyim. Sağ olsun eşim de destek verdi. Buraya geldim. Ondan öncesinde Southern California'da, Los Angeles'ta farmakoloji master yaptım. Nörofarmakolojiydi asıl alanım. Orada şizofreniyle çalıştım. Çok güzel bir gruptu. O süreçte işte doktora geldim. Ondan öncesinde benim ön lisansım 2000 girişliyim. Ben Haliç Üniversitesi'ne moleküler biyoloji genetik. İlk girenlerdeniz, burslu olarak girmiştim ben. Çok başarılı arkadaşlar çıktı oradan. Hem Türkiye'de hem yurt dışında şu anda çalışan bizim okuldan çok başarılı. 20-30 kişiydik. Çok güzel bir grubumuz vardı. Şu anda nasıl bilmiyorum. Şu anda bölümle ilgili hiçbir fikrim yok. İlk girenlerdik. Yani böyle şey gibi bir adamdım aslında. Ama kırılma noktası şöyle oldu diyeyim ben size. 2013 senesinde ben Oxford Üniversitesi'ne gittim. Biraz kendi çabalarımla diyeyim de yani oradan bana belli bir bütçe verdiler. Hı hı. Uzun yazışmalar, o zamanlarda tabii böyle internet hızlı değil, her yerde internet yok. Çok kolay değil. Çok zor şartlardan geçti diyorsun. çok zor gerçekten. Şimdi her şey çok kolay. Evet. Oxford Zooloji biliyorsunuz evrimi araştıran bir insan için yani böyle bir mabet yani. Tabii işte, mutlaka. O zaman yani. Hiç Dawkins bir fil çalışıyordu orada yani. Ben adamı görüyordum her gün. Çay, sütlü çay içip böyle. Gerçi biraz gazeteci gibiydi o artık bilim adamı. Böyle hep bir yazıyordu. Öyle gazete. Tabii. Evet, hep öyleydi ben. Biraz ilginç. Evet. Orada Peter Holland diye çok ünlü bir adamla moleküler evrim çalıştım. Kırılma noktası oydu. Orada okyanus kurtlarının evrimini çalıştık. Okyanus kurtları çok ilginçtir bu canlılar. Bilmiyorum okyanus kenarında yürüdünüz mü? Akdeniz'de pek yok ama böyle beyaz böyle kurt şeklinde böyle şeyler olur. Kireç böyle birikimleri. Onun içinde yaşarlar bu kurtlar. Çok ilginç. Ha bu şey değil mi ya? Lamarki. Balık tutarken falan kullandığımız şey değil mi? Şöyle bir borunun içerisinde olanlar mı? Çok çok küçük olurlar bunlar. Ha bu küçük senin dediğin. Çok küçük. Ha, o değil o. Evet. Biraz da eğilip bakarsanız görebilirsiniz. Çok ilginçtir. Bu kurdun önemi şöyle. Çünkü bunlar bu kireç oluşumlu bu şeyin içinde yaşıyorlar ve UV'ye karşı falan korunuyorlar. Ciddi bir korunma mekanizmaları var. Onun için evrimsel olarak çok önemli. Falan fıstık böyle. Çok ilginçtir. Çok küçük bir hikaye anlatayım. Oradayken İngiltere'nin güneyinde bir gün bir mail geldi. İngiltere'nin güneyinde işte bir toplantı var dediler. Araştırma var dedi. Ben ayladım içerisinden merak etme. Sonra arkada. Şöyle bir şey. Şimdi İngiltere'nin güneyinde ciddi gelgitler oluyor. İngiltere bir ada olduğu için. Böyle yaklaşık 20 metre, 30 metre kadar gidiyor okyanus geriye. Yani 2 ile 4 arası. O kadar gidiyor ki böyle derin çukurlar oluşuyor. Böyle normalde o çukurların derinliği 20-30-50 metreken su gittikten dolayı 5-10 metreden daha az çukurlar oluşuyor. Böyle şınakerlerle falan girip oralardan bu canlıları çıkarmıştık. Hiç unutmam. Benim için kırılma noktası. Yani uygulamalı bilimi orada gördüm. Oradayken de sonra bir 5 aylık Cambridge Üniversitesi'ne gittim. Orada da yine kurt çalıştım ama bu sefer C. elegans'ta çalıştım biliyor musunuz? Biliyorsunuz The Worm model organizma. Orada işte sinir bilimiyle orada tanıştım diyebilirim. Ondan sonra gitti. Böyle orada değişik insanlarla tanıştım. Şu anda Harvard'da ne yapıyorsun abi? Yani ne olarak bulunuyorsun Harvard'da? Ya Harvard'da Almanya'dan geçerken o dereceyi taşıyamadık. Çünkü uğraşmak da istemedim. Şu anda Harvard'da ya ne diyorlar bize biliyor musun? Senior scientist diyorlar. Postdoc gibiyiz ama böyle seniors. Benim yanımda çalışan bir postdoc var. Benim altımda. İki öğrencim var. Büyük bir profesörün altında böyle küçük bir grubum var gibi. İşte bir instructor ya, sürecindeyiz güzel. Şu anda. İşte instructor oldum gibi bir şey. Falan fıstık. Ya öyle gidiyoruz şimdi. Keyfim bu arada Önder hocam. Selam var size. Nesin Hoca öğrencisi misiniz galiba? Az önce gözüme takıldı sohbette.
Evet, çok doğru, çok doğru. Sağ olsun. Sizi izliyor şu anda ve sevgilerini gönderiyor. Biz de Nesrin Hoca'yı sevgilerini gönderiyoruz. Süper ya, süper. Ben Gaziantep'liyim bu arada. Nesrin Hoca çok değerli bir edebiyatçıdır. Gaziantep'te yetişmiş. Çok değerli bir edebiyatçıdır. Çok anılarımız vardı Nesrin Hoca'yla. Sağ olsun. Öperim ellerini. Çok hayatınızda dokunmuş hocalar var yani sizin de. Var tabii, olmaz. Güzel. Şey soracağım ben hemen, konuya da birazcık giriş yapmak açısından. Bu bizim bu ana konu olan kenevir, işte marijuana, esrar, ot, biliyorsunuz bir dolu ismi var. Bu nedir öncelikle? Birazcık bundan bahsedelim. Niye böyle bir insanları kutuplaştırıyor bu konu? Yani mesela eroin dediğimiz zaman böyle bir kutuplaşmayı bilmiyorum var mı yoktur diye tahmin ediyorum. Herkes o çok kötü işte LSD dediğimiz zaman o yok işte çılgın insanlar yapıyor falan ama mesela marijuana dediğimizde 1980'li yılların sıradan sigarası gibi bir şeydi yani. Bunu sağlayan şey nedir? Yani vücuda daha mı az veriyor? Daha mı az bağımlılık yapıyor? Sağlık etkileri tabii konuşacağız bunu zaten özellikle senin çalışman üzerinden Önder ama bundan birazcık bahsedelim. Nedir kenevir dediğimiz şey? Ya Çağrı, önce ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben sinir bilimciyim. Bizim için bağımlılık insanı hayatta tutan tek şey aslında. Bizim yani yemek yemek, seks yapmak, uyumak, koşmak. Haz duyguları insanı insan yapan, insanı değil, yani bütün omurgalılar için konuşuyorum, bizi biz yapan şey. Benim bakış açımla diğer insanların bağımlılığa bakış açısı çok farklı. Bana esrarengiz geliyor bir şeyler öğrendiğim zaman. Özellikle kenevir, mesela marijuana. Marijuana şöyle bir şey de var, söylemek istiyorum. Algı dünyası oluşturuldu dünyada kenevir üzerinden bu 19. yüzyılın başından bu zamana kadar. Keneviri ayrı tutalım. Yani haşhaş, kenevir, bu endüstriyel bir bitkidir. Bu bitki insanlığa çok yararlı dokunmuştur. Çinliler kağıdı kenevirle yapmışlardır. Birçok şey vardır. Yani anlatacak insanlar işte gitsinler, videolar var, bir sürü şey var, izlesinler. Zaten kenevir dediğim şey bir bitki. Önce evet, onu bir anlayalım değil mi? Kanabis bir yani nasıl fesleyen bir bitkiyse kenevir de bir bitki. Evet, menekşe gibi bir şey. Evet. Ama psikoaktif özellikleri olması nedir? Özellikleri var. Evet. Kenevir'in şöyle bir durum var. Marihuana, bu arada şunu da belirteyim. Marihuana bu algı dünyası oluştururken dünyada bu Amerikalıların Meksikalılardan arakladığı bir kelime. Meksikalılar işte. Tabii zaten Meksika. Esrar içerileri aynen. Çok güzel de yaptılar. Kenevir bir uyuşturucudur arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani böyle internette şurada burada belki yazar da işte uyuşturucu madde değil o. Uyuşturucu maddedir. İstek uyandırır. Morfin gibi, eroin gibi, sigara gibi, alkol gibi tehlikelidir. Ama nörotoksisite dediğimiz yani toksik değerleri düşüktür. Ne demek yani, o mesela? Yani biz insanlarımızın anlamadığı en önemli şeylerden bir tanesi doz meselesi, değil mi? Yani su da aslında ölümcül bir kimyasal olabilir eğer ki hatta sayısı da vardı yanılmıyorsam. 20 dakika içerisinde 8 litre mi? 10 dakika içerisinde 8 litre mi? Belli bir dozu ulaştığın zaman işte şeye, hücrelerde şişmeye neden olup birçok dokuda zarara neden olan bir kimyasal. Ama tabii ki suyu kimse şimdi gidip de zehirli kimyasal diye pazarlamıyor. Neden? Çünkü dozu çok, onlardan birazcık bahsedebilirsin bu LD50 falan gibi şeylerden. Öldürücü ya da zarar verici dozu çok yüksek olduğu için o doza ulaşmamız mümkün değil. Ya da mesela tam tersi bir örnek vereyim. Siyanür değil mi? Ya da arsenik. Arsenik zehirli, her yerde zehirli kimyasal. Vücudumuzda eser miktarda da olsa bulunan bir kimyasal. Ama ölmüyoruz arsenik var diye vücudumuzda. Neden? Çünkü vücudumuzda bulunduğu doz zehirli, yani bütün organizma olarak, bir tür olarak insanlara zehirli olabilecek düzeyin altında. Yani dolayısıyla zehirli dediğimiz kimyasallar da zehirli olmayabilir. Zehir, çok güvenli dediğimiz su gibi kimyasal, çok komik, evrimden bahsediyorduk. Oksijen dediğimiz kimyasal, büyük oksidizasyon olayı denen bir olaya neden oldu 2.4 milyar yıl kadar önce ilk defa oksijen atmosfere yayıldığında. Bütün türlerin %70'inden fazlası oksijen nedeniyle yok oldu. Neden? Zehirliydi onlar için oksijen. Adapte değillerdi oksijene. Şimdi bu ama tabii ki esrarı güzellemek, işte
ya o işte bir şey değil. Amacıyla söylediğim bir şey değil. Yani doz olayını çok iyi anlamamız lazım. O yüzden bu konuyu belki düzgün bir şekilde, düzgün bir temelde konuşacaksak ondan birazcık bahsetmen senin bir sinir bilimci olarak nasıl etkilediğini çok güzel olacaktır abi. Şöyle bir şey var Can. O zaman şöyle diyelim. Vücudun kendi kanabinoid sistemi var. Sen çoğu insan bunu bir yerlerde duymuştur ve ilk defa duyanlar vardır. Aslında olayın kopuş noktası bu. Biz buna endokannabinoid sistem diyoruz. Bir sinir bilim bilimcisi için eşsiz bir sistem. Çünkü beynin tüm komponentlerinde, bu komponent dediğim büyük komponentlerden küçük komponentlere kadar, yani beynin bölgelerinden talamus, ne bileyim, ne bileyim hipokampus, amigdala gibi bölgelerinden tek tek sinir hücre düzeyinde, yani ne bileyim GABAerjik nöron, ne bileyim dopaminerjik nöron gibi nöron çeşitleri var. Ayrıca beynin bağışıklık sistemi hücreleri var. Bunlar beynin kendi bağışıklık sistemi var. Diğer vücuttan bağımsız olarak. Bunlara gliyalar diyoruz. Bunlarda da keza hem üretimi hem bunların yıkımı. Çünkü üretildiği anda yıkılması da lazım. Senin dediğine geliyor. Vücut bunu çok güzel ayarlamış durumda. Yani vücut kanabisi, yani kanabisin etken maddesinin kimyasal özelliği birebir aynı olan THC'nin aynısı olan anandamide dediğimiz bir madde var ve bunun türevleri var. Ne bileyim, arakodonik asit var. Birçok var. Bilmediğimiz birçok türevi var. Bunlar kimyasal olarak aynı formüldeler THC ile. Bunu vücut üretiyor. Ama vücut bunu üretirken çok erzem düzeyde, dikkatli bir şekilde, çok özel bölgelerde üretiyor ve bunu algı, öğrenme, hafıza, duygu yoğunluğu, yani beynin fonksiyon, etken fonksiyon olabileceği birçok faktörde kullanıyor. Biz bunu hissettiğimiz faktörler, bir de bizim hissetmediğimiz faktörler var. Mesela ben 2011'de doktora tezimde onu göstermiştim. Beyindeki endokannabinoid sistemi beynin bağışıklık sistemini baskılıyor. Evet. Çünkü beynin bağışıklık sisteminin aktifleşmesi beyne zarar veren bir şey. İlginç. Mesela gliyalar çok önemliler. Kontrol ediyorlar, ne bileyim. Alzheimer'da, şurada, burada böyle sıkıntılı adamlar böyle geziyorlar hep. Bir şey yakalayayım. Onu kaldırayım ortadan diye. Nöron gibi değiller yani, böyle dolaşıyorlar beyinde. Çok hareket alanları kısıtlı ama geziyorlar ve bu bir kontrol altında tutulması lazım kimyasallarla. Endokannabinoidin modüle sistemi bunu kontrol altında tutan bir sistem. Ve bunu yaparken çok ilginç bir evrimsel döngüsü var bunun. Bunu yaparken nöronlar gliyalara feedback gönderiyor. Yani böyle geri iletim. Evet, ki, bilgi veriyorlar yani. Sakin ol koçum. Sakin ol. İşte sıkıntı yok, her şey yolunda falan filan. Dikkat ettiyseniz mesela beyin kanseri dediğimiz aslında bu gliyaların kanserleşmesi. Sinir hücreleri kanserojenik değil. Yani geçiremezdi. Kanser olmaz sinir. Çünkü bölünmüyor normalde nöronlar, evet. Öyle değil mi? Evet. Bölünme cycle'ları farklı. Neurogenesis dediğimiz olay var. Yani sinirimizin cycle'ları çok farklı. Ama metabolik olarak da kanserojen, yani kanserleşme süreçleri çok baskı altında. Bunu şunun için söylüyorum. Bu uzun hikaye gider böyle. Yani vücudun kendi ürettiği bir kanabis döngüsü var. Ve vücutta dediğim gibi bu üretilen kanabis, THC'ye benzer madde, biz bunu anandamide diyoruz. Bu sinir hücrelerindeki, işte ne bileyim gliyalardaki falan filan bu reseptörlere bağlanarak etkisini gösteriyor. Tıpkı THC'siz içtiğiniz zaman yine THC ile bu şekilde falanca filanca bölgelerdeki reseptöre bağlanıp etki gösteriyor. Ama şöyle bir gerçek var. THC'siz çok alıyorsunuz. Çok fazla alıyorsunuz. Ve işin ilginç tarafını söyleyeyim ve insanlar THC'yi çok alıyorsunuz derken esrar kullanınca yani, mı çok alınıyor? Tabii mesela içtiğiniz zaman ciddi bir esrar girişi oluyor beyine. Beyin buna alışık değil, hazır değil. Çok ilginçtir mesela, dedim ya beynin farklı bölgelerinde var. Mesela kimisi yürüme zorluğu çeker. Çünkü beynin talamus bölgesi daha aktiftir. THC talamus bölgesine daha çok gider mesela. Kimisi mesela böyle tuhaf hareketler yapar, tedirgin hisseder. Mesela amigdala'ya gider. Beynin korku hafızası bölgesi falan. Ha, bu yüzden farklı tepkiler veriyor. Kimi acıkıyor, kimisi daha azgınlaşıyor, kimisi susuyor. Bilmiyorum artık ne olsa. Bu farklı bölgelere hitap ettiği için, öyle mi? Ve başka bir, çok doğru.
Çok doğru Burak'cığım. Ve hiçbir uyuşturucu maddede kanabis kadar böyle bir spektrum yoktur. Yani mesela onu soracaktım bir de. Ha. Şimdi bu THC'den bahsediyoruz. Ben THC diyeceğim çoğu insan o şekilde ben okuyacağı için. THC dediğimiz zaman abi anlaşılmıyor. Yok, çok affedersiniz. Ben yani şaka yapıyorum. Ama bildiğim kadarıyla THC ya da THC tek etken maddesi de değil mi? Yani gerçi şöyle bir şey var. Yani elbette kanabis dediğimiz şey, kenevir dediğimiz şeyin içerisinde bir dolu kimyasal olacak. Yani o videoda birazcık onu anlatmıştım kendi çektiğim videoda da. Ekmekte de insan vücudunda da bir dolu kimyasal var ama etki eden maddelerin sayısı o 483 maddeden bahsediliyor kenevir içerisinde bulunan. Hepsi etken maddesi değil elbette kenevirin. Yani THC bildiğim kadarıyla yanlışsam düzel. Bu şeye neden olan. Şimdi bir hani upper denen duyguları arttırıcı etkisi olan ilaçlar var. Bir de downer denen şey yapan, böyle sakinleştiren, sakinleştirici, uyuşturucu etkisi olan maddeler var. Yanılmıyorsam şeyde kenevirde bunun ikisinin de dair kimyasallar var, öyle mi? Doğrudur. Doğru. Kanabidol dediğimiz olay, yani psikoaktif etkiyi yaratan THC, yani psikoaktif etki dediğimiz, yani psikolojik, yani o insan davranışlarını etkileyen, o psikolojik etkileri yaratan THC. Onun için alt kültür de THC'yi böyle popüler hale getirdi. Herkes böyle THC diye böyle konuşuyor. Hmm. Aslında kanabidol o diğer ana ham maddesi, 400'e yakın bildiğimiz kenevirin içinde etken madde var. Bu etken maddeler iki tip reseptör var bildiğimiz. Bence daha fazla reseptör var bu arada. Kanabinoid 1 reseptörü ve kanabinoid 2 reseptörü. Bunlara bağlanma potansiyelleri var bunların. Kanabidolin psikotik etkisi düşük. Aslında onun da biraz var ama THC kadar etkin, yani THC kadar etkin değil. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Mesela havuçta da var aslında kanabis. Ha, nikotinin o patlıcanda olduğu gibi bir az da olsa tabii. Tabii. Portakalda da var. Yani size ilgi çekici şeyler gün. Yani bütün turunçgillerde var. Brokoli de var. O çok sevdiğimiz brokoli de. Ne bileyim, çikolata da var. Yani o kadar çok şey de var ki aslında. Şunu belirtmek istiyorum. Beyin dedik de siz kemik oluşturan hücrelerin endokannabinoid sistemi kullanarak bunu yaptığını biliyor muydunuz? Çok ilginç. Yani sadece beyinde endokannabinoid sistemi yok. Mesela kardiyomiyositlerde de var. Kalp hücrelerinde ciddi etkileri var. Mesela ya kanserdeki süreci çok çok iyi biliyorsunuz. Yani tahmin edebilir. Kemik yapan osteoblastları çok ekstrem örnek olarak verdim. Düşünün endokannabinoid ne kadar önemli olduğunu. Hocam işte evet. O yüzden söylemeye çalışıyordum. Yani biz burada çok doğru bir ayıklama yapmak gerekiyor. O yüzden zaten şeyden bahsettik. Hani medikal kullanımından, işte hastanelerde kullan. Yani hastanede bilmiyorum hala kullanılıyor mu ama sonuçta uzunca bir dönem morfin kullanıyor. Yani olabilecek daha ne olsun. Ama şimdi kimse çıkıp da demiyor ki morfin bağımlılık yapıcı madde, niye kullanıyorsunuz hastanede? Yani böyle bir mantığı yok. Şimdi dolayısıyla kişisel kullanımdaki sıkıntı aşırı miktarda THC alınmasına neden oluyor olması. Bunu bir doğru düzgün bir şekilde söyleyelim tekrardan. Doğru mudur? Ya, tabii canım, adam gibi almıyorlar. Yani böyle çok alırsan sıkıntı yapar. Dediğim gibi beyin uyum sağlayamıyor. Yani beyne zarar veriyorsunuz. Adaptasyonunu bozuyorsunuz beynin. Hmm. Ama kanabis türevli ilaçlar, sentetik veya direkt organik düzeyde direkt sentezlediğimiz ilaçlar medikal olarak çok ciddi şekilde kullanılıyor birçok ülkede ve bununla ilgili ciddi projeler var. Ama toplumdaki algı alt kültürün çıkışlarından dolayı medikal kanabis tam olarak ifade edilemiyor. Ne söylemek istiyorsunuz? Size çok küçük bir örnek anlatayım. Bu çok ilginçtir. Çünkü 2010 senesiydi arkadaşlar. İşte Bonn Üniversitesi'nde Dünya Cannabinoid Meeting yapıyoruz. Hı-hı. Böyle. Rafael Hoca var. Rafael Muşalem bu THC'yi ilk tespit eden adam. Ve anandamide'ı, yani vücudun kendi ürettiği cannabinoid'i
keşfeden adam. Yani endokrin sistemi keşfeden adam. Yani şeker. Şeker gibi bir adam. Size şöyle bir küçük parantez içinde anekdot vereyim. Adam Weizmann'da, İsrailli. Böyle bir adam hala Nobel ödülü alamadı mesela. Size şunu söyleyeyim. Mevzu bahis kenenirse eğer, Yahudi olman bile yeterli değil Nobel ödülü almak. Böyle bir baskı var. Gerçekten diyorum. Müthiş bir baskı var. Özellikle Rafael Müşen çok zorluklar çekerek bu seviyeye gelmiş bir insan. Şu anda bütün dünya tanıyor ama o kısmı da anlatacağım. Yani medical cannabis'te bilim adamı olarak çalışmak ne kadar zor. Bu makale bize nelere mal oldu. Böyle sizin o gördüğünüz makalenin içinden 3 tane Nature makalesi çıkar arkadaşlar. Çok ilginç. Biz birçok datayı geri koymadık. Çünkü hakemlerin taraflı ve negatif bakış açılarından dolayı. Yani bunu bile etkiliyor öyle mi hocam? Bu konudan dolayı hakemler taraflı davranıyorlar. Evet. Özellikle bunu ya medikal marihuanayı reçet olarak veren yüzlerce bildiğim benim şahsen tanıdığım doktor lisansını kaybetmek üzereyken avukatlar tarafından tekrar değerlendirerek yani kaybedenler de var. Yani müthiş bir baskı var. Sadece bilim adamlarına değil, hala var. Sadece bilim adamlarına değil, hekimlere de ciddi baskılar var. Ve inanın bana medikal kanabisin tedavi ettiği ve hiçbir ilacın, sentetik ilacın piyasadaki tedavi etmediği onlarca hastalık semptom ve spektrumu var. Beyin hastalıklarını örnek verebilirim. Daha çok periferal dediğimizde vücut içi hastalıkları çok daha farklı düzeyde. Şöyle bir şey anladın. Ha, 2011'deyiz. Böyle üniversitenin ana binasında böyle pankart açıldı. İşte o indikanın amblemi var. Böyle indika şey. Türü, bitkinin türü. İşte cannabinoid meeting yazıyor. Şimdi alt kültürde cannabinoid ilginç. İnsanlar böyle üstüne bunu şarkılar yazıyorlar, hikayeler anlatıyorlar böyle. Çoğu doğru, çoğu yanlış. İşte kullanıyorlar. Ben bunu neye benzetiyorum arkadaşlar biliyor musunuz? İnsanlar mesela bu edebiyat dünyası senelerce şizofreniyi, işte şizofreni çok önemli bir hastalık. İşte seni zeki yapıyor. Bak bütün şizofreniler çok çok zeki. Adam acı çekiyor be abi. Bunun hikayesini anlatmayın insanlara. Şizofreni ne kadar zor bir hastalık biliyor musunuz? Ben kısa bir dönem çalıştım Almanya'da da ve bana o kadar çok mail geldi ki gerizekalı bir gazeteci yüzünden işte şizofreniye çare bulan Türk diye yazınca insanlar acı çekiyorlar. Ve o kadar kötü bir şey ki bu. Yani kanabis alt kültürü de birazcık böyle. Dikkat etmek lazım. Çünkü dediğim gibi bağımlılık çok ağır ve sorumluluğu çok ağır olan bir şey. Ve kanabis dediğim gibi nörotoksik değil. Bağımlılığı alkole göre, sigaraya göre çok çok daha düşük. Ki bunlar piyasadayken bunun olmaması çok ilginçtir. Bunlar hep konuşulur. Bunlar sosyoekonomik nedenler bu arada. Yani ben bir sinir bilimcisi olarak bunları size anlatmak zorunda değilim arkadaşlar değil mi? Biz şimdi bilim konuştuk. Ama bu bir gerçek. Ama bunun yanında alt kültürün böyle yalan yanlış beslediği ne bileyim hikayeler de var. Neyse biz kapıda duruyoruz bir arkadaşım. O zaman da doktora yapıyorum. İçeride konuşuluyor falan böyle. İki tane tip geldi böyle öğrenci böyle bakıyorlar böyle bir şey. Herhalde çocuklar takılıyor falan orada böyle. Böyle bakıyorlar. Sonra biri yaklaştı. Dedi ne oluyor falan içeride böyle. Almanca, İngilizce karışık. Biz de işte böyle. İçeride işte toplantı var falan dedik. Çocuk böyle bakıyor. Bizim arkadaş da biraz böyle değişik bir herif. Ya girmek ister misiniz dedi. Girmek ister misiniz dedi. Tamam mı? Çocuklar hemen böyle girdiler falan böyle. Şimdi elemanlar zannediyor ki biz içeride böyle Pink Floyd falan dinliyoruz böyle uçuyor böyle. Herkes içiyor böyle. Çocuklar girdi içeri ben böyle ne yaptım lan dedim. Boş ver dedi. Girdiler bunlar. 10 dakika sonra bunlar hızlı şekilde çıktı tamam mı? Daha sonra koştum birini yakaladım dedim ya dedim birader niye çıktınız ne oldu? Böyle korku dolu bir bakışla yüzüme baktı tamam mı böyle? Hiçbir şey demeden gitti. Çünkü içeride sıkıcı adamlar var. Sıkıcı ve çirkin adamlar var. Yüzlerce kimya problemleri böyle. Oturuyorlar ve sessiz bir şekilde bir adamı dinliyorlar. Yani biz bilim adamıyız. Yani bu işin alt kültürünü beslemek. Yani bu ikilemi anladınız değil mi? Yani tabii çok önemli dedim ki, ben o zaman dedim ki ya birader sen çalışıyorsun. Bu ciddi bir konu ama alt kültür de bu konuya bayağı bir hevesli. Çok dikkatli ol ki hem alt kültürü beslerken onlara zarar vermeden
hem de bilim adamı kimliğini ve vizyonunu kaybetmeden bir şeyler yapmaya çalış. Evet. O ikilemi, ben o zaman bir şeyler oldu kafamda. Vay dedim ya, işiniz bayağı zor olacak. Hocam bu az önce arkadaşlardan sohbette şunu yazmışlar. THC'nin ne olduğunu soruyorlar. Şimdi biz herkes biliyor gibi şey yapıyoruz ama yanlışsa düzeltin. En etkin madde, beyni etkileyen marihuananın evet. içindeki ve şimdi siz demiştiniz ya hocam 60'larda bu çok normaldi, 70'lerde o kuşaktı ama şimdi şey yapıldı. Birisi yine demiş ki hocam o zaman içindeki THC'nin yoğunluğu daha azdı. Bu yüzden şu an daha fazla sıkıntı yaratılıyor demiş. Bu doğru mudur hocam? Yani eski şeyle kıyaslarsak. Ya şimdi zaten yani. Burada bir de üretim sıkıntısı var değil mi? Yani tek bir tip, yani sizin siz şimdi çalışırken marihuanayı sarıp da çalışmıyorsunuz. Size yani bir onu yani onu anlat yani. Biz mesela şimdi sizin çalışmalardan söz edeceğiz zaten, detaylarına da gideriz birazcık ama THC'den bahsederken böyle siz cebinizden sigara çıkıp da içindeki THC'yi ayıklayıp ya da marihuana çıkarıp da içindeki THC'yi ayıklayıp onunla araştırma yapmıyorsunuz. Size özellikle mi geliyor? Nasıl oluyor? Bir bunu anlatalım. Bir de sonra işte sokakta insanlar alırken bunların aldıkları üniversitelere, hastanelere giden şey değil ki, tipte de, yani tipte derken hani böyle içine bir şey karıştırıyorlar diye değil de farklı onun satımı ve şey, yani bizim burada konuştuğumuz iki ayrı dünyadan bahsediyoruz bence. Tabii tabii, çok doğru. Ya sokaktan aldığınız esrar, yani tabiri caizse marihuana, içinde ne olduğunu bilmediğiniz fare zehri spreyinin bile olabileceği saçma salak şeyler yani. Hmm. İçinde belki de birçok şey var sizin bilmediğiniz yani. Çünkü bu insanlar, satıcılar, hani çok da fazla senin ne hissedeceğin umurunda değil adamın yani. Onlara geri geldiğin sürece bağımlılık yaratıyorsun. Tabii canım, onlara geri dönüşünü yaptığın sürece sıkıntı yok. THC'yi, yani THC dediğimiz maddeyi, bu bir kimyasal madde dediği gibi. Yani bitkilerden kimyasal madde, bitkinin aktif maddesi. Bu aktif madde dediğimiz, neden aktif diyoruz? Çünkü bu THC, bu reseptörüne, vücuttaki reseptörüne bağlanarak etkinliğini gösteriyor. Yani bu hücre yüzeyindeki reseptöre bağlanarak, onun için aktif diyoruz. Yani normalde bir sürü madde var. Bunların çoğu aktif değil aslında. Değil mi? Mesela evet, biri sormuş işte mesela CBD olay, diğer kanabin, yani diğer maddelere yani niye THC'den bahsediyoruz? Ama bu ayrı bir soru muhtemelen. Ya çok, bu biraz biyokimya ve organik kimyaya giriyor. THC'nin kimyasal yapısı gereği reseptörlerle uyumu daha çok yüksek. Bu da evrimsel bir şey olabilir. Yani ben evrimsel olduğunu düşünüyorum. Bunun hikayesi de çok ilginçtir, anlatırım. Sadece şunu demek istiyorum. Siz kanabinoid, yani kanabis çalışırken imza yoluyla, yani böyle miligramını, nanogramını bile yazdığınız özel yazışmalarla Sağlık Bakanlığı'ndan biz bunu sıvı olarak alıyoruz. Aa, çok yani. İlginç. Ve bu özel kilitli dolaplarda duruyor ve bu anahtar iki kişi doluyor. iki kişi ayrı ayrı imza atıyor. Tabii ciddi, gerçekten. Ve sana bir şey söyleyeyim Çağrı Burakcığım. Şöyle bir gerçek var. Ben Amerika'daki şu anda medical kanabis kullanımını da çok mantıklı bulmuyorum şu açıdan. Çünkü doktorların yazdığı kontrol altında alınabilen bir doz değil. Hmm. Doktor sonra bir poşet marihuana veriyor. Zaten onlar biraz değişik değil mi? Yani bu artık bir sektör. Yani şey değil. Yani gidip de hani bir hastaneye girip de şey değil. Ben de Kaliforniya'da gördüm. Sokakta doktor, yani sokakta şeyde, sahilde yani doktor adı altında o 420 denen, 420 mi artık nasıl okunuyor bilmiyorum, 420 şeyleri var. Bu birazcık değişik yani. O, yani aynı şeylerden bahsetmediğimiz çok açık, insanların yani esrarla ilgili, kenevirle ilgili araştırmalarla ya esrar içelim mi şimdi, sen bunu mu söylüyorsun ya da içmeyelim mi, bunu mu söylüyorsun olayı, birbirinden farklı olaylar. Ya şöyle bir şey var, yani siz nasıl aspirini bile dozla alıyorsanız medical kanabisi de belli bir doz içinde almanız lazım. Bunu en iyi yapan ülke İsrail. İsrail ilginç bir ülke, çok küçük bir ülke ve bu konuda Rafael Mushalem'in de tabii çok büyük etkisi var. Ayrıca çok büyük bir bilim adamı daha var yine kanabis çalışan, Bab. Yani İtay Bab, bizim makalede kendisi de yazardı. Ne yazık ki vefat etti makalenin bu hakem sürecinde.
o adamların vesilesiyle daha ciddi dakika. Tabii bu ülke biraz daha küçük bir ülke olduğu için daha dikkat ediyorlar. Yani şu anda kongrelerde falan bu konuşuluyor. Yani bunu dozunu daha da böyle ciddi yani. İlaç gibi nasıl ayarlayabiliriz? Yani tutup adamı al sana var yana iç, güzelleş, işte daha beynin daha canlı olsun falan fıstık. Şimdi bir de onu söyleyecektim abi. Şimdi burada kritik bir nokta, diğer nokta. Bunu yani aspirini, ya ben bugün kendimi kötü hissediyorum bir tane aspirin alayım demiyoruz değil mi? Ya da majezik alayım demiyoruz. Yani ya son zamanlarda cinsel olarak zayıf hissediyorum kendimi, dur bir Viagra çekeyim kendime geleyim demiyorum. Yani bu iş böyle değil. Dolayısıyla marihuanayı alırken de insanlar sanki ya ben birazcık mutsuz hissediyorum kendimi, dur alayım da iyileşeyim mantığı. Yani burada bir hata var. Halbuki senin söylediğin şey, yani dozlu kontrollü kullanımını, yani aspirin nasıl kontrollü kullanıyorsak bunun da öyle kontrollü kullanım. Yani psikolojik bir rahatsızlığın olabilir. Buna iyi geliyor olabilir. İşte ağrı konusunda mesela bunlardan da bahsederiz. Dediğin gibi yani araştırmalar ne yönde onu, bunu sormak istiyorum zaten. Hani çünkü çok fazla şey söyleniyor mesela işte. Şu hastalığa iyi geliyor, buna iyi geliyor ama mesela okuyoruz. Zayıf bir kanıt olduğunu işte, ya da yeterince araştırma yapılmadığını. Sonra tabii şu geliyor akla. Hani bu yumuşatmalar önlem olarak yapılan yumuşatmalar mı, yoksa bilim camiasındaki tartışmalardan gelen, işte bu konunun politik bir konu olmasından kaynaklı konulan uyarılar mı, o akla geliyor falan filan. Yani bu çok tabii uzun detaylı bir konu ama yani doz altında doktor kontrol yani doktor sana mesela bir ilaç verdiği zaman ne diyor? İşte sabah, öğle, akşam şeyden önce, yemeklerden önce ya da sonra bir tane içeceksin. Sen bu da miligramı bellidir yani. Tabii ve bellidir. Nerede biteceği bellidir. Mesela antibiyotikte bu önemlidir evrimsel nedenlerle. Eğer ki hepsini tüketmezsen evrimlerine yön vermiş oluyorsun. Dirençli olanlara yol açmış oluyorsun. Dolayısıyla hepsini sonuna kadar kullanmak önemli. Yani bu da ilginç bir anekdot olsun, araya sokayım. Yani evrimin neden önemli olduğuna dair. Ki gene geleceğiz kanabisinde. Bizim evrimsel süreçlerden senin düşüncelerini almak istiyorum. Ama dozu bellidir, şişesi bellidir, tablet sayısı bellidir. Alırsın, biter. İyileşmezsen gene gidersin doktora, bakar. Ha, demek ki bu ilaç. Ama biz yani bu kanabis kullanımı esrar, yani gidip de sokakta torbacıdan yani bu noktayı ayırt etmemiz gerekiyor. Burada bir sıkıntı var. Yani Önder Hocam, bu soruyu biraz geliştireyim. Çünkü az önce de gördüm. Şimdi Serkan Karaismailoğlu diye bir, yine alacağımız konulardan birisi var. Mutluluğa bağımlı mıyız diye bir videosu vardı. Bu videoda beynin ödüllendirme merkezi var biliyorsunuz. Dopamin. Şimdi acaba, güzel bir soru da gelmiş. Bu marihuana eser dopamin bölgesini mi etkiliyor? Çünkü benim kullanan arkadaşlarıma sorduğum zaman bağımlılık yapıyor mu diyorum. Yapmıyor diyorlar. O zaman ne istiyorsun diyorum. Ya işte ortam olduğunda falan. Acaba insanların psikolojik olarak kendini ödüllendirme isteği midir? Ya da anlık gelişen bir şey midir? Yani Çağrı'nın dediği gibi ben şunu hiç görmedim. İşte düzenli kullanıyorum. İşte günde bir defa. İşte şudur budur. Genelde düzensiz oluyor gördüğüm kadarıyla. Bu beyin ödüllendiriyor mu? Ya da düzenliyse de, ama düzenliyse de onların düzenli kullanmasının nedeni bir hastalıkları olması değil. Tabii. İyi hissetmek. Aynen. Öyle de bir sıkıntı var. Sosyal içici ya onlar. Onu biraz da öyle. Şöyle bir şey var. Şimdi dopamin bir nörotransmitter, nasıl diyeyim? İki sinir hücresi arasında iletişimi sağlayan kimyasal madde birimleri. Ve dopaminerjik hücreler, yani dopaminerjik sinir hücreleri tarafından sentezleniyorlar. Dopamin mutluluk kimyası, yani mutluluğun kimyasal formülü der birisi. Ayrıca dopamin Parkinson hastalarında dengesizlikten dolayı da çıkıyor biliyorsunuz. Çok önemli. Sadece mutlulukla ilgili değil. Mutlulukla ilgili kısmı limbik sistem dediğimiz, bu nükleer akumbens, bu amigdala ve birazcık da birkaç başka bölge, işte ventrikülateral falan, böyle bölgelerin dahil olduğu beynin çok içinde küçük bir bölgenin kendi aralarında böyle kurduğu ilişkilerle. Şöyle söyleyeyim. Uyuşturucu maddeler nasıl dopamini regüle ediyor, yani aktifleştiriyor falan filan. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Biraz karışık olduğu için şimdi düşünüyorum ben bunu nasıl anlatayım. Şimdi uyuşturucu maddeler diyelim. Üç baba uyuşturucu madde sıkıntılı bu arkadaşlar. Ne bileyim morfin, eroin, ne bileyim işte kokain falan filan. Bunlar çok tehlikeli maddeler. Bu maddeler beynin bu limbik bölgesinde aşırı derecede
Tekrarlandığı zaman bu arada. Bu çok önemli. Tekrarlandığı zaman. Onun için mesela siz bir torbacıya gittiğiniz zaman size eroini bazen bedava verir. Çünkü ikinciyi siz gidip istersiniz. Her türlü para da bulur onu almak için. Ha, çünkü şöyle bir şey var. Çünkü ilk alışta dopamin çok yüksek seviyeye çıkıyor. Ve dopaminin normalde ne bileyim dedim ya uyku, yemek yemek, seks, koşmak, gülmek bunlar hep dopamin seviyesi arttırarak vücut tekrarlandığı zaman bizi ayakta tutan şey aslında bu. İnsan olmamızın nedeni. Yani bizim dünyaya uyum sağladığımız aslında dopamin. Uyuşturucu maddeler gerçekten çok düzeysiz bir şekilde 10 kat, 20 kat, 50 kat arttırıyorlar. Bu beynin bu bölgesindeki dopamin artışını. Bunu arttırırken çeşitli mekanizmaları var. Bu mekanizmalardan en önemlisi dopaminin geri emilimi lazım. Biliyorsunuz değil mi arkadaş? Şimdi işte çıktı dopamin, işte biz güldük dopamin çıktı. Hı. Bu dopaminin tekrar hızlı bir şekilde geri çekilmesi lazım. Dengelenmesi lazım değil mi? Hocam şimdi öyle bir anlattın ki gördüm yani o dopaminin çıkışını gördüm. Tamam şimdi böyle. Bu uyuşturucu maddeler bu dopamini geri çeken de bizim transporter dediğimiz taşıyıcı maddelere bağlanıp bunların geri emilimini yani geri çekilimini engelliyor. Basit tabirle bu. Bunu engellediğinden dolayı 10 kat, 20 kat, 50 kat kimi mesela en kötüsü eroindir mesela. 20 kat artıyor yani. 20 kat, 50 kat kadar dopamin seviyesi beynin limbik bölgesinde aşırı derecede arttığı için artık doyuma ulaşamıyorsun arkadaş. Tamam mı böyle? Daha çok istiyorsun, daha çok istiyorsun. Zaten bu maddeler nörotoksik olduğu için sinir hücrelerine, beynin bölgelerine de zararı var. Aldıkça ağlıyorsun ve ölüm gerçekleşiyor. Beynin bölgeleri artık fonksiyon göstermez. Tepki süresi yavaşlıyor değil mi hocam beyindeki? Tabii ki, tabii ki. Şöyle bir şey var mesela. Düşünün, dopamin çok önemli bir madde. Çok düşük seviyede artıp azalması lazım. Bu sefer senin günlük hayatta seni sen yapan, gülmek, ağlamak, yemek yemek gibi dopamin seviyesiyle kendini şekillendiren davranışlar da bu sefer çok bir anlam ifade etmiyor senin için. Anladınız mı? Asıl sorun orada zaten. Çünkü sadece sen ne bileyim uyuşturucu madde istiyorsun. Yani çünkü çok en fazla dopamin seviyesini yüksekte tutan o. Asıl sorun bu zaten. Bu antidepresanların da işleyişi biraz benziyor değil mi hocam? Konumuzla pek alakalı değil mi? Kesinlikle aynı. Çok doğru Burak'cığım. Aynen öyle. Antidepresanlar da mesela kimi insana mesela düşünün ya siz antidepresan alıyorsunuz ve yazıyor hatta intihara meyillendirir. Ulan niye yazıyorsunuz? Hayret ya. Yani bundan üstü var mı? Bundan yukarısı var mı yani? Çok ilginç. Aslında psikiyatri bilimi şu anda bir kısır döngü içerisinde sentetik ilaçlarla böyle yuvarlanıp gidiyor kendi içinde. Yani çok kötü ya. Hiçbir şekilde hastanın yani mesela ben farmakogenetik çalışırken farklı hastaların farklı ilaçları nasıl farklı tepkiler gösterebileceğini araştırırken aslında bunun aslında çok büyük bir sorunsal olduğunu gördüm. Özellikle psikiyatri bölümünde. Bu çok ayrı bir konudur. Kanabisin şöyle bir özelliği var. Şimdi THC ne yapar? THC kendi reseptörü var bu adamın. Dopaminerjik nöronların üzerinde kendi reseptörü var. Yani gidip de işte dopamini geri emen işte o taşıyıcılarla falan muhatap olmuyor. Gidiyor, kendi reseptörüne bağlanıyor. Eğer bu limbik sisteme giderse. Bağlandığı zaman şimdi beyindeki endokannabinoid sistemin şöyle bir özelliği var. Genel olarak endokannabinoid sistem, biz buna geri emilim sistemi diyoruz. Endokannabinoid sistem aslında zaten beyindeki bütün nörotransmitterlerin kontrolünü sağlayan bir sistem. Yani ne bileyim mesela GABA dediğimiz bir nörotransmitter var. Ne bileyim serotonin var. Bunların hep beynin mikro ve makro bölümlerinde kontrolünü sağlıyor. Yani geri emilimini sağlıyor. Diyor ki işte serotonin sentezlendi. İşte şuradan şuraya serotonin sentezlendi. Çok basit anlatıyorum. Tabii. İşte ne bileyim reseptörüne bağlandı. İşte vazifesini gördü falan. Sonra şimdi bu adamın sisteminin temizlenmesi lazım değil mi? Yani hep orada kalamaz. Evet. Yoksa sürekli uyaracak sıkıntı olur. Evet. 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 Endokannabinoid sistem işte burada giriyor devreye. Ne yapıyor biliyor musunuz? Tam tersi yönde diğer nöron tam tersi yönde anandamide sentez diyor mesela. Bu kanabisin vücutta üretilen benzer maddesi. Gidiyor o da ters yönde diğer nörona yapışıyor. Diyor ki hey birader sen artık dur.
Yeter diyor. Hmm. Artık yeter diyor. Ve bu o kadar hızlı oluyor ki ya, böyle anlattım. Yani böyle bir kontrolü var. Ha şimdi gelelim dopaminerjik sisteme. İşte dopamini de böyle kontrol ediyor. Onun için bağışıklığı bağımlılığı diğer maddelerden daha az olmasının nedeni bu. Kendi sistemiyle dopamini dolaylı olarak geri emilimini azaltıyor. Ama diğerleri daha yüksek düzeyde, yani bütün o taşıyıcıları kapattığı için yüksek çok düzeyde birikirken anandamide dediğimiz bu maddeden dolayı, yani bu THC, bu TTHC dediğimiz madde bunu daha yavaş yapıyor arkadaşlar. Yine bağımlılığı var ama onun için mesela devamlı içen bir manyak daha çok bağımlı oluyor. Tamam mı? Evet. Ne içtiğim de önemli. Atıyorum içinde %15 THC varsa, %20 varsa bu adam daha çok bağımlı oluyor. Çünkü reseptörler daha çok bağlanıyor. Ulan bütün dopamini çekmeye bir gerek yok diyor. Mesela işte dopamin hiçbir şey diyor. Tamam. İşte kanabinoid reseptöründe bir madde bağlandı. Benim çekmeme gerek yok diyor. Ama öyle bir şey yok. Normalde beyin anandamat seviyesini de kontrol ederek dopaminin artışını veya azalışını kendi içinde de kontrol ettiği için beyin böyle bir karmaşa yaşıyor. Olay bu çok, aslında. Çok güzel anlattın. Zaten az önce biri demiş yorumlarda bir arkadaşım var. Diyor ki 10 yıldır içiyorum hala bağımlılık yapmadı diyor. dozu çok önemli. Çok güzel. Dozu tutturmuş arkadaş. Evet. İşin şakası bu da, yani beyinle oyun olmaz, beyinle şaka olmaz. Çünkü yatkın insanlar vardır mesela, psikoza yatkın insanlar vardır, özellikle limbik bölgesinde beynin mesela ne bileyim amigdala dediğimiz bölge çok önemli. Mesela korku hafızası diye bir bölge çok ilginç. Mesela ne bileyim bu anxiety dediğimiz o olayın tetiklendiği bölge. Bu bölgelerde mesela bazı insanların bu bölgeleri daha hassas, daha duyarlı kanabinoid sisteme. Ve o insanlara mesela geri dönüşümü olmayan bir takım psikolojik sıkıntılar doğurabilir. Onun için bu kanabisi almak kişiden kişiye de değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bu da tamamıyla beynin evrimiyle bizi yapan şey aslında. Hepimizin kanabinoid sistemi farklı yani. Peki beyin bu THC'yi nasıl kontrol ediyor? Birazcık konuştuk ama şeyi sormuş. Çünkü yani beyninin kendi bu THC girdikten sonra ne oluyor beyinde? Nasıl kontrol ediliyor? Şimdi bu THC dediğim gibi bu anandamide dediğimiz bu beynin kendi ürettiği THC'si diyelim. Çok basit konuşuyoruz ama böyle daha kolay anlaşılır. Öz hakiki THC diyelim. Öz hakiki THC. Öz THC'de benzer. Bu öz hakiki THC'yi beyinde kimyasal yapısını bozan enzimler var. İşte kontrolü böyle sağlıyor, bozuyor. Mesela FA'da mesela fatty acid, hidrolü var. Mesela double var mesela falan fıstık. Değişik enzimler var. Bunlar hep kanabinoid sistem, bir komple bir sistem. Reseptörüyle, reseptöre bağlanan o ligand dediğimiz şeyle, adını siz söyleyin. İşte ve bunların bozulumunu sağlayan, yani degradasyonunu sağlayan maddelerle beraber. İşte THC de bu anandamide benzediği için bu arkadaş hiç ayırt etmeden bu THC'yi de vücuttan temizliyor. Ama tabii anandamide karşılaştırınca çok yüksek bir düzeyde olduğu için temizlenme süresi biraz daha uzun oluyor. O da tamam, gene doz konusuna işte geliyor. Tabii canım, kafan ne kadar uzadı, kafan ne kadar kısaldı gibi böyle kelimeler, sokak diliyle böyle anlaşılabilir. Evet. Hocam, ama beyne sıkıntı yapıyor yani bayağı. Şimdi biz burada genelde THC ve kişisel kullanım üzerine aslında zararlarını nasıl etkilediğini anlattık beyni. Şimdi bir ara her yerde haberler çıktı. Siz de görmüşsünüzdür birçoğunuz. Kenevir üretimi 19 ilde yasallaştı. Tabii insanlar bunu hemen yordu. Oo, devlet kenevir üretiyor. Kenevir üretmeye başlıyor. Bu iller arasında Kayseri, Çorum, Karabük, Malatya falan var. Ama bizim bu konuştuğumuz kenevir yine medikal anlamda. Şimdi benim annem de sağlıkçı. Size yayın önce söyledim. Anestezi teknisyeni. Eve geldiği zaman gerçekten o high modunda oluyordu. Morfin de kullanılıyor. Birçok madde kullanılıyor. Çünkü acı çekiyor insanlar. Çok zor durumda olan insanları ben yani hastanenin içinde yaşamış biriyim. Çocukluğum orada geçti. Görüyorsun. Şimdi hocam biraz medikal kullanımına isterseniz çalışmanıza giriş yapalım. Çünkü THC muhabbeti uzar. Çok fazla soru geliyor. Mesela oradan sormuşlar. Antidepresanları bile sormuşlar ki o bizim konumuzda var. Ben yazmışım, kontrol ettim. Onları ayrı konuşacağız arkadaşlar. Şimdi medikale yapalım özellikle.
Biz medikale girelim. Yani asıl girmemiz gereken konuya. Şimdi medikal çok doğru bir şey söyledin Burak'cığım. Acı kavramı çok ilginç bir kavram. Bilmiyorum ne kadar acıya duyarlı. Hepimizin acı eşiği çok farklıdır. Evet. Çok merak ediyorum içinizde acıyı böyle ne bileyim o bizim kronik acı dediğimiz acıyı yaşayan insan veya çevresinde birisi var mı? Bunu ne demek istediğimi çok iyi anlarım. Hiç nereden geldiğini bilmediğim inanılmaz bir ağrı. Ve bunu özellikle kanser hastaları, kemoterapi gören kanser hastaları çok ağır şekilde yaşarlar. Ve bu acıyı tedavi edecek, inanın bana hiçbir ağrı kesici yok. Kanabis burada işin içine giriyor. Çünkü kanabis diğer uyuşturucu ilaçlara göre bağışıklığı daha az olduğu için daha uyumlu insan vücuduna. Ve bağımlılığı daha az olduğu için. Evet. Bunlar, bu demek istediğim tedavi değil, dikkat edin. Yani tedavinin yanında hastaya destek sağlayan. Yani medikal kanabisin iki tür medikal kısmı var. Bir tanesi dediğim bu olay. Yani düşünün siz kanseri tedavi ederken çeşitli semptomları var. Ne bileyim ağrı çekiyorsunuz. Çok büyük ağrınız var. İştahsızsınız falan filan. Bunları medikal kanabis tedavi ediyor. İştahınızı arttırıyor. Ağrılarınızı düşürüyor. Sizi daha mutlu yapıyor. Tabii insan iştahı açılınca, ağrıları gidince daha mutlu bir insan oluyor. Bu kafam açıldı, içtim, güzelleştim diye bir şey değil. Yanlış anlamayın. Bir de medikal kanabisin direkt tedavi ettiği hastalıklar var. Kanser bunlardan birisi. Yani medikal THC ve kanabidol. Özellikle burada kanabidol çok önemli. Bu maddenin kanser hücrelerinde aşırı gelişimi engellediği, kendi reseptörlerine bağlanarak kanserin o hücre döngüsünü blokladığı, etkisiz hale getirdiği, benim de kişisel olarak gerçekten çalışmalarını yakından takip ettiğim, kişisel olarak da tanıdığım Manuel Guzman diye, Madrid'de çok önemli bir doktordur kendisi. Aynı zamanda çok önemli bir genetikçidir. Çünkü bu adam bunu hem kültürde gösterdi hem de bunu hastalar üzerinde denedi. Gliomalı yani beyin kanseri olan hastalarda bunu denediler ve çok pozitif sonuçlar aldılar. Bu da medikal kanabisin cure dediğimiz yani tedavi etme süreci. Ama şunu demek istiyorum. Bu çok küçük laboratuvarlarda özel izinlerle çok basit şekillerde yapıldığı için kontrol grupları basit demeyelim de yani küçük kapsamlı olarak yapıldığı için kontrol grupları çok küçük. Sıvı olarak veriliyor değil mi hocam bu arada? Tabii peç olarak veriliyor. Yani şey gibi, yara bandı gibi. Aa bu askerlerde falan dolu. Vücudu yüzüyle. Nikotin bandı gibi. Tamam anladım. Yani böyle ciğerlere zarar vermemek de çok önemli. Çünkü evet. Ciğerinize ciddi bir şey çekiyorsunuz ki kimyasal madde. Bu da ayrı bir konu. Peç olarak veriliyorlar. Damardan veriyorlar. Doğru. Damar yoluyla veriyorlar. Tıpkı diğer şeyler gibi. Bu kanser kısmı. Şeker hastalarında da kullanılıyormuş diye var mı öyle bir şey hocam? Şeker hastalarında. Ya çok yaygın değil. Çok evet. Yaygın değil. Bunu yazan doktorlar genelde şeker hastası için daha sentetik ilaçlar daha güçlü. Çok yaygın değil. Ama mesela epilepsi de çok önemlidir. Epilepsi tamamıyla beyin fizyolojisiyle ilgili bir hastalık olduğu için kanabinoid bazlı ilaçların kullanılması aslında epilepsi için çok önemli. Çünkü diğer bütün sentetik ilaçlar tamamıyla bir taklit, kötü bir kopya. Ama kanabis bazlı ilaçlar beynin temel fizyolojisini de bir nevi taklit ettiği için hastaların yan etkilerini enliyor. Ve bunun çok acıklı hikayeleri var mesela. Bir tanesi bu Portland'da, Boston'ın yukarısında bir kız çocuğu çok ağır bir epilepsi türüne yakalanıyor ve hiçbir ilaç etki etmiyor. Bir doktor bizim buradaki bir hastanede, zannedersem Massachusetts Genel Hastanesi'nden, bizim Mass General dediğimiz hastaneden bir doktor diyor ki, Colorado'da bir doktor var, bu ciddi bir çalışma yaptı, isterseniz çocuğu bir götürün oraya, ben size yazamayayım çünkü Massachusetts'te yasak diyor. Çünkü o zaman yasak, bu dediğim 3-5 sene önceki olay. Şu anda serbest oluyor bizim eyalette ama çok yeni bir şey. Sonra bir çocuğu alıyor gidiyor Colorado'ya. İnanamazsınız ama yani çocuğun günde 200'e yakın o nöbetleri önce 30'a düşüyor, 40'a düşüyor. Sonra günde birkaç nöbeti düşüyor ve çocuk artık yürüyebiliyor, konuşabiliyor. Yani birkaç kelime söylüyor en azından. Yani
Böyle bir örneği var. Mesela Parkinson hastalarında ve MS hastalarında genellikle dikkat ettiyseniz beyin fizyolojisinin sorunlu olduğu hastalıklar bunlar. Yani fizyolojisi. Ne bileyim MS de öyle, Parkinson da öyle. Bunlarda da mesela bildiğiniz böyle ya videolar falan da var ya. Ciddi çalışmalar da var. Klinik çalışmalardan bahsediyorum. Semptomlarını yani o titreme semptomlarını, kemik o eklemsel semptomları falan minimum seviyeye indiriyor. Ama yine bu tedavi değil. Yani sadece hastalığın daha sağlıklı yaşamasını sağlıyor. Çünkü bu hastalıklar kanabisle tedavi edilecek hastalıklar değil. Ek bir yani, şey olarak yani. Tabii. Daha sağlıklı yaşamasını sağlıyor ve uzun süre yaşıyor. Yani düşünün Parkinson hastalığıyla yaşayan insanlar var. Ben master yaparken Los Angeles'ta bizim okulun dekanı Parkinson'da adam çıkıyordu. O konuşmaya böyle eli falan titremiyordu. Düzgün ilaçlarla tedavatını alındığı zaman hayatın boyunca yaşayabilirsin bu hastalıkla. Tıpkı şizofreni gibi. Dikkatli bir şekilde. Tabii psikiyatrik hastalıklar çok daha büyük bir sorun. Ben nörolojik hastalıklardan bahsediyorum. Epilepsi de öyle. Taşıman gereken bir hastalık ama kanabis bazlı ilaçlar ve diğer doğal dediğimiz ilaçlar benim kendi görüşüm sentetik ilaçlardan daha az yan etkileri var. Bağımlılıkları daha az ve ne yazık ki bilmediğimiz nedenlerden dolayı işe yarıyor. Ne yazık ki diyorum çünkü kanabis araştırmaları üzerinde ciddi bir ambargo var. Ha, ambargo olduğu için mi açılamıyor? Şeyden dedi yani. Olmuyor Burak'cığım yani şey yapamıyorsun yani izin alamıyorsun ya. Adam sana izin vermiyor. Çünkü bu ilaç şirketleri yani bu biraz baronlar var bunun tepesinde başka insanlar var. Çünkü kanabisi sen patentleyemezsin yani. Şuna değinmekte fayda var mesela. Sigara çok çok daha zararlı bir şey. Ama evet. Sigaranın dediğiniz gibi başında belli insanlar olduğu için kimse sigarayı ben bilmiyorum dünyada yasaklanan hükümet var mı? Hani buna gücü yetebilecek. Evet. Öyle bir şey yok. Çok güzel para dönüyor. Çok da zararlı bir şey. Ama evet. Ya bir gün hatta onu da bir belki yayın yapabiliriz. Sigaranın nasıl zararlı olduğu çok da güzel olur. Yani ama bunda dediğiniz gibi bir baron muhabbeti var yani. Çok enteresan. Sentetik ilaçlar insanları yavaş yavaş öldüren, çürüten ilaçlar. Yani hepsi böyle değil. Yanlış anlamayın beni ama şimdi bilimde yeniliğe karşı değil de bu eski bir yani kelebir yüzlerce senelik, binlerce senelik kullanılan bir ilaç ve tarih kitaplarını incelerseniz kenevirin gravürlere girdiğini, büyük hatta Lokman Hekim'in kenevirle bazı ilaçlar yazdığına dair rivayetler vardır çeşitli kitaplarda. Ne bileyim Evliya Çelebi'nin rivayetleri vardır. Bizden bir şey olsun diye söyleyeyim. Çin'de mesela, Hindistan'da yani tarih boyunca kullanılmış, nedeni bilinmiyor. Yani şu anda siz kullandığınız ilacın bir çoğu, ne bileyim parasetamol diye bir ağrı kesici var, hala nasıl ağrıyı kestiğini bilmiyor. Böyle bir şey var. Yani doğada, yani dünyada saçma sapan şeyler var ki bilimde. Bu birazcık bilim adamlarının ya işte bulduk hocam işte gidiyor böyle ya takılmayın falan. Ama böyle olmaması lazım. Ben de mesela size şu anda desem ki kanabis etken maddesiyle yapılmış ilaçlar epilepsi nöbetlerini şey yapıyor, baskılıyor. Ben buna cevap vermek isterim. Ulan nasıl baskılıyor? Yani oluyor güzel de ama bunun cevabı şu anda verilemiyor. Çünkü çalışan laboratuvar az, riskli bir konu. Mesela bir deney yapıyorsun, 10 sene sürüyor. Mesela bizim bu çalışma 8 sene sürdü. 8 sene. Zannediyor musunuz ki biz bugün uyandık, ya bu farelere bir THC verelim arkadaş, bakalım ne olacak? Böyle bir şey yok. İnanılmaz bir şey. 8 sene sürdü. İnanılmaz şeyler oldu. Size bir şey anlatayım. Çok ilginçtir. Hiçbir Nature bazlı, yüksek impactli journal'da böyle bir şey söylenmez. Çünkü bu hakaret gibi bir şey. Biz deneyi ilk yaptığımızda düşünüyoruz. Dedik ki ya çok ilginç sonuçlar bulduk. Tabii bu sonuçların da bir 5 senesi var. Yani bir evveliyatı var bu işlerin aslında. Dedik ki ne yapalım, ne edelim? Sonra Nature dergisiyle negotiation işte o dediğimiz görüşmeler başladı. Adamlar bize şey dedi ya. Siz bunu başka bir laboratuvarda da tekrarlayın. İyi güzel. Ben dedim ki ya birader bir saniye. Bu adamlar daha önce de bayağı bir sıkıştırmalar olmuştu.
Gelin biz bunu başka bir kıtaya gönderelim dedim. Bırak başka laboratuvarı. Gelin biz bunu İsrail'e gönderelim. Herifler zaten bu işin babası, yapıyorlar seseleden. İsrail'den sonuç geldi. Bu makalenin birinci yazarı. Aslında bu politik bir takım şeyler de var. Ben makalede birinci yazardım. Benim önümdeki profesör sondaydı. Size parantez içinde bir tavsiyem var arkadaşlar. Çalışmalarınızı tamamlamadan enstitülerden ayrılmayın. Üzerine konarlar. Gözünüzün yaşına bakmazlar. Bu da bilimin karanlık yüzüdür. Bunu da söyleyeyim. Bu çok önemli bir an. Hatta burayı mutlaka keselim. Bunu arkadaşlar bize katkıda bulunup alta mutlaka dakikalarını yazın. Çok önemli bir şeydi hocam bu. Sağ olun bu uyarı için. Güzel. Çok dikkat edin arkadaşlar. Hatta yani Nature Medicine'ın editörüne kadar yazılmış yazılar var benim. Ama tabii güçler kazanıyor şu anda. Ben o kadar güçlü değilim. Zamanı gelince bunun hesabını sorar bu adamlardan ama çok önemli değil. Ya ben ortak yazarım, birinci yazarım. Yani Gorzo, ne bileyim, Albayram et al diye literatüre girdim. Benim için önemli olan ama bu bana ait bir çalışmaydı ve yani demek istediğim bilimde hırsızlık zannettiğinizden çok daha fazla. Neyse, adamla oturuyoruz Andraş'la. Macar asıllı, çok akıllı bir profesördür. Biraz eski kafadır ama çok akıllı bir adam. Bakalım sonuçlara dedi. Sonuçlar geldi. Gösteriyorum bunlar dedim sonuçlar. Dedi ki ya dedi sen bana bizim yaptıklarımızı gösterme. O adamlar ne yaptı onu göster. Yanlış açmışsın dedi. Ya dedim hayır. Bu adamların aynısı. Ben hayatımda o kadar aynı sonucu olacak bir veri görmedim. Yani grafiklerin o standart sapmaları bile aynıydı ya. İnanamadım yani. Ağzım açık kaldı. Ve ben Nature'a bunu gönderdim de altına böyle bir not düşmek istedim. Acaba mutlu musunuz şu anda üstüne başka bir şey yapalım mı? İsterseniz Mars'a gönderelim. Ne bileyim masaya konuşalım gönderelim. TST fareye verelim orada yapsınlar. Yani yapıyorlar böyle projeler. 7 senelik bir sürecin 2 senesi zaten bu hakemlerle geçti. Daha öncesi de böyle editörlerle yapılan münakaşalar işte. Mesela bu Proceeding National Academy of Science dergisi var, PNAS. Biz bunu ilk brain aging işte, beyin yaşlanması ve kanabinoid diye bir makale basmıştık. İşte bu kanabinoid sistemin, beynin kanabinoid sisteminin, beynin bağışıklık sistemini nasıl kontrol altına aldığını buldum. Bulduk yani, aslında bu kolektif bir çalışma ama benim doktora tezim olduğu için buldum diyorum yani. Yoksa bu makalenin içinde 12 insan var ve bunun hepsi de tek tek çok güzel işler yaptılar. Yani ben merkezli olmamak lazım. Bunu da altını çizin bence. Çünkü insanlar çıkıp ben yaptım falan filan diyorlar ya, sıkıntılı bir durum. Sen yapmadın kardeşim. O makalede 12-20 insan var. O insanların hepsi bir şeyler yaptı. Sana katkı sağladı. Belki senin fikrin olabilir. Benim fikrimi dersin. O başka bir şey. Ama ben buldum demek hoş bir şey değil. Neyse. PNAS o işte PNAS dediğim de bu Amerikan Bilim Akademisi'nin derdi. Şeyi, bir mecbuası. Tek mecbuası zaten başka yok. İşte sizi kapak yapalım dediler. Biz de çok absürt bir kapak yapmıştık. Böyle bir karabiz tarlasının içinde yaşlı bir fare duruyor. Bir ayna var. Biz de biraz abarttık gerçi. Bakınca böyle genç bir fareyi görüyor. Aynaya bakınca. Editör biz bunu kapak yapamayız dedi. Yani kanabis leaf yani o kanabis yaprağını kullanamayız dedi. Yani lan kardeşim biz bundan madde bundan geliyor niye kullanamıyorsun? Böyle bir sapma nasıl olabilir? Yani bu çalışmanın ne bileyim evveliyatı 8 sene. Ondan önce 2011'de basılmış ana temel maddesi var. Aslında daha da öncesi ben daha o zamanlar master yapan bir adamdım Los Angeles'ta. Bizim Macar'ın bu konuşmanın başında kemik oluşturan hücrelerde kanabinoid reseptörü var demiştim, hatırlıyor musunuz? Evet. Bunu bulan adam çok ilginç bir şekilde bu reseptörü mutant yani bu reseptörü olmayan fareler yapıyor. Yani knockout dediğimiz bizim. Bu sadece bu kemik iliğinde yani kemik oluşturan bu osteoblastlara spesifik yani bunlara özel bu reseptörler sentezlenmiyor. Ama sadece bu hücrede yani bu
bir gen teknolojisi. Bunun içinde anlamıyorum çok uzun. Ne bileyim Cree dediğimiz bizim şu anda CRISPR falan çıktı. Çok geç geçti. Onu, o zaman... Hocam şey yaptık. Onu bir yayında konuşmuştuk. Arkadaşlar duyurayım. Hemen geriye gidip baktığınızda CRISPR üzerine konuşmuştuk. Bu evet. Konu. Güzel bir şeydi o da. Çok önemli bir alan. Adam bunu yapıyor ve çok ilginçtir arkadaşlar. Bu adam yaşa bak. İşte bunu dişilerde yapıyor. Dişi farelerde. Dişi farelerde. Ve yaşla beraber bak çok ilginç. Yaşla beraber özellikle fareler menopoza girdikten sonraki dönemde bu ivme kazanıyor. Yaşla beraber farelerde kemik bozulması görüyor. Ama iyi bakın parantezle söylüyorum yaşla beraber. Bu makale 2004'te basılıyor, 2005'te basılıyor. 2006'da 7'de devamını basıyorlar. Bunu Science'da basmışlar neden nedense. Bizim hoca diyor ki ya yaşla beraber yaşlanma. Çünkü genç farelerde kemikte bozulma yok. Yaş ilerledikçe kemikte bozulma var. Birader niye böyle oldu falan diye düşünürken ya diyor ben de diyor bu kanabinoid bir reseptörü bu da beyindeki etken reseptör. Ben de diyor ki ben de bu reseptörü şey yapayım sentezlenmesini engelleyeyim. Sonra bu fareleri bir yaşlandırayım. Ne olacak diyor. Bunu 2005'te yapıyor. 2010'da ben geldiğim anda bu çalışma tamamlanmış oluyordu. Ben sonra bunun üzerine mekanizmayla bir şeyler yaptım. Çok ilginç bir şekilde genç farelerde, 2 yaşındaki farelerde yani 2 aylık diyelim, 2 yaş demeyelim de pardon, çok affedersiniz. 2 aylık farelerde reseptörü olmayan 2 aylık farelerde inanılmaz bir öğrenme yeteneği. Yani fareler böyle o prizmalara koyuluyor. İşte T maze, Y maze, işte T şeyi, prizması bilmem ne. Bir sürü böyle davranış parametreleri var. Onlar da bu reseptörü olmayan fare inanılmaz derecede böyle çok süper öğrenme davranışları gösteriyor. Çok ilginç. Yani bu adamın reseptörü yok. Ama bir reseptörü yok. Sonra yaşla beraber bir bakıyor ki ulan bu farelerin kognitif özellikleri düşmeye başlıyor. Ulan gençken yüksek, yaşlıyken düşüyor. Ve bu adamların ortak özelliği aynı farenin reseptörün, kanabinoid reseptörün olmaması. O zaman diyoruz ki, kardeş yaşlı beyinle genç beyine farklı bir etkinliği var bu. Vücut içi kanabinoid sistemin. Kemikten beyine kadar. Hı. Yani hem kemikte görüyor bunu adam hem beyinde görüyor. Bu çok ilginç bir şey. Aslında bu çalışmanın çıkış noktası. Dediğim gibi bu çalışma 8 sene ama bu çalışmanın evveliyatı bir 15 senelik bir çalışma. Sonrasında çeşitli izinlerle falan filan işte sizin de okuduğunuz gibi ilk yaşlı ve genç fareleri küçük pompalarla boyun kısmından bu THC'yi diyoruz. Çok düşük seviyede ama bakın arkadaşlar çok düşük seviyede. Ve genç farelerde tıpkı o reseptörü olmayan farelerde, o genç farelerde olduğu gibi çok ilginç. Tam tersine bu sefer beyindeki kanabinoid sistemi aktifleştiriyoruz değil mi? O genç, o reseptörü olmayan farelerde reseptörü olmadığı için beyindeki kanabinoid sisteminin aktivitesi daha düşük. Çünkü reseptörü yok. Adam bağlanamıyor. Saçma sapan yerlere gidiyor. Başka reseptörlere bağlanıyor falan filan. O işin hikayesi uzun da. Genç farelerde kısacası THC maddesi resmen onların hafıza ve öğrenme döngülerini düşürüyor. Yaşlı farelerde inanılmaz derecede arttırıyor. Bunun üzerine gidiyoruz biz. Bunun içine bağışıklık sistemi giriyor. Bunun içine beyin yaşlanması giriyor. Beyin yaşlanması çok ilginçtir. Hiçbir ilaç yoktur mesela. Yaşlı beyin için yapılmış. Çok dikkat edin arkadaşlar. Hep mesela ne bileyim psikiyatrik ilaçların çoğu genç denekler üzerinde yapılmıştır testler. Değil mi? Alzheimer falan saymayın. Onlar patolojik hastalıklar. Benim dediğim bu drug bazlı ilaçların çoğu hep genç deneklerde. Mesela siz hiç evet. Yaşlı olan bir şizofreni gördünüz mü? Yani çok merak ediyorum. Yani görmüşsünüzdür de yani o insanın ilaç düzeyini nasıl belirlediğini, doktorun nasıl davrandığına şahit oldunuz mu? Çok ilginçtir. Çünkü yaşlı beyin genç beyinden çok farklı bir metabolizması var ve bu evrimsel olarak korunmuş bir şey. Yani beyin
aslında senin birçok fonksiyonunu düşürüyor. Evrimsel olarak ve seni bir nevi koruyor aslında. Kanserden koruyor, Alzheimer'dan koruyor, başka başka şeylerden koruyor. Bilmediğimiz daha birçok hastalıkların küçük küçük şeylerinden koruyor. Beyin bunu senelerdir yapıyor. Biz olanımızdan beri yapıyor. Sadece bizde değil, farede de yapıyor. Yani bütün omurgalılar da yapıyor, balıkta da yapıyor. İşin ilginç tarafı, balıkta da endokannabinoid sistemi var bu arada. Yani bütün omurgalılarda var. Ama dikkat edin, omurgalılarda var. Daha öncesinde yok. Yani beslenme zinciriyle ilgili. İnsanoğlu kenevirle beslendiği andan itibaren, insanoğlu dediğim canlılık alemi, hayvanlar alemi, kenevirle beslendiğinden itibaren beyin ve vücut kenevirin bütün etken maddelerine müthiş bir adaptasyonla taklit etmeye başlıyor ve biz bununla evrimleşiyoruz. Mesela Sierra Gans dedim ya, mesela o kurt. O kurtta yok mesela. Mesela drozofila diyoruz mesela, değil mi? Sirke sineği. Evet, çok sineği. Büyük. Evet, onlarda da yok mesela. Çalışamıyorsun, yok. Türevleri de yok. Yani resmen bizi biz yapan, yani gelişmiş canlıyı, yani omurgalıları, omurgalı yapan şey aslında endokannabinoid sistem. Yani böyle bir gelenek var. Ve yaşlı beyinlerde endokannabinoid sistem seviyesi çok düşük. Reseptörün o anandamide bağlanma eşiği ve o şeyi ne derler ona, Türkçe'ye çevireyimdir. Affinity'si çok düşük. Anandamide'in sentezlenme potansiyeli düşük. Yani bunu vücut kendi yapıyor. Yani yaşlı beyinlere düşük. Biz bunu gösterdik. Bu makalede yok. Çünkü basmadılar. Biz onu gösterdik. Bize sordular ama sonradan koydurtmadılar. Çünkü bu da ilginçtir. Mesela yani demek istediğim, genç farelerle yaşlı farelere bu THC'nin farklı eti göstermesi beynin tamamıyla bu beynin kendi ürettiği endokannabinoid sistemin seviyesini evrimsel olarak bilinçli olarak düşürmesiyle ilgili. Ve sen bunu tekrar verdiğin zaman şöyle oluyor. Çok ilginç. Şöyle bir şey oluyor. Sorayım. Pardon, samimiyetinize güvenerek bir yüzümü aldım. Tabii ki canım. Hocam şey söyleyeceğim. İsterseniz bir küçük 3 dakikalık bir dakika ara verebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Zaten düşünüyordum. Yani ara veririz bir 5 dakika, 3 dakika. Önemli değil. Verelim ya. Olabilir, isterseniz. Siz nasıl isterseniz. İdrar kesesi patlıyor. İnsanlar diyorlar bazen tuvalet molası falan iyi oluyor arada. Ben verelim. Bir de onun şeyini yapayım. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorularınızı Twitter üzerinden Gelecek Bilim etiketiyle anlık da çekebilirsiniz. Bizi nasıl izlediğiniz, böyle eğlenceli şeyler. Umarım kötü şeyler olmaz. Yani şu anda konu nereye gidiyor? Gördüğünüz gibi tıbbi kullanım alanı. Hocamızın makalesi üzerine konuşuyoruz. Tabii daha sonra yine sorularınızı, çünkü baştaki konuyla ilgili bağlantılı sorular da var. Bu soruları bize moderatörlerimiz atıyor. Bunları ben soracağım. Çağrı birazdan kitap hediyesi olayını anlatır. Çağrı'ya atacağım görüntüyü hemen. Onun dışında arkadaşlar Gelecek Bilim etiketiyle yayınımızda paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Çağrı sen kitap olayını anlat abi. Bugünkü. Tamamdır. Tamam. Tabii evet, siz şimdi şey yapabilirsiniz hocam. Hocam kamerayı kapatıp şey yapabilirsiniz. Sıkmıyor. Hatta tamam, ben de alayım. Çağır sen de, tamam. Tamam evet, ben de zaten. Tamam. Arkadaşlar okurlarımızdan bir tanesi bir kitap hediyesi verecek. Evrenin Karanlığında Evrimin Işığı yeni kitabımız. Bunu da verirken, yani biz vermiyoruz bunu bu defa. Bir okurumuz hediye edecek size. Patreon üzerinden bize bağışta bulunan, bu yayın süresince yeni bağışçılarımız arasından seçmek istedi. Biz de onu o şekilde yapacağız. Ama genel olarak da kitap için değil, genel olarak da eğer ki Evrim Ağacı'nın bu yayınlarına destek olmak isterseniz Patreon üzerinden bize destekte bulunabilirsiniz. patreon.com/evrimağacı linki. Bu link üzerinden gidip şimdi eğer bağışta bulunursanız miktarı fark etmiyor. En düşüğü bile seçseniz çekilişe katılacaksınız. Bu yeni kitabımızı hediye edeceğiz bu gelen yeni bağışçılarımız arasından. Ayrıca sadece bu kitap için değil, dediğim gibi bizim çalışmalarımıza da çok büyük katkı sağlıyorsunuz gerçekten Patreon üzerinden destekte bulunarak. Bu şekilde hocalarımıza ulaşma imkanı buluyoruz. Ve bu yayınlar da özellikle siz paylaştıkça, çeşitlendikçe, daha uzaklara eriştikçe hocalarımızın tepkileri de daha da olumlu olmaya başlıyor. Onlar da daha fazla katılmak istiyorlar. Yani siz de bu işin çok önemli bir parçasısınız, onu demeye çalışıyorum. Eğer ki
paylaşarak, beğenerek, özellikle farklı sosyal medya hesaplarınızla paylaşmanız önemli. Çünkü hiç bizi duymamış olanlar da duyabilir. Aa bak bu benim konu ilgimi çekiyordu diyerek arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz vesaire. Ama en büyük yardımı bunların haricinde bir işte Patreon üzerinden yapabilirsiniz. patreon.com/evrimağacı. Çok kolay. Kredi kartlarıyla kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Banka kartı falan kabul etmiyor maalesef. Eğer banka üzerinden bağışta bulunmak isterseniz evrimacı@gmail.com'a bir e-mail atarsanız oradan size bilgileri iletebiliriz. Ama bizim öyle istediğimiz çok büyük paralar falan filan değil. Bizim istediğimiz daha çok kişiden ufak miktarda katkılar. Çünkü bizi sürdürülebilir kılan şey o. Yani kimsenin bütçesini bozmak istemiyoruz. Ne değer biçiyorsanız kendi bütçeniz çerçevesinde Evrim Ağacı'na bu çerçevede destek olabilirsiniz. Harika olur eğer bunu yapabilirseniz. Ayrıca dediğim gibi bugün de bir kitap hediyemiz olacak. İşte böyle. Yani umarım ki bu yayınları beğeniyorsunuzdur. Şimdi ben de bir yandan sorulara bakıyorum. Onları ileteceğiz yayının sonlarına doğru. Özellikle daha hızlı bir şekilde bu soru cevapları yapacağız. Yalnız burada tekrar hazır ara vermişken bir uyarıda bulunayım. En çok gelen soru o. Ne yani kullanalım mı o zaman şimdi esrarı şeklinde geliyor. Hayır. Yani başını izlerseniz zaten görebilirsiniz. Kenevir'in şahsi kullanımını biz desteklemiyoruz. Ve faydalı olduğunu da düşünmüyoruz. Çünkü sebebi de siz veya bir arkadaşınız kullandığı zaman bunun bir faydasını görmüş olabilir. Ama bu sonuçta en nihayetinde bağımlılık yapıcı, beyniniz üzerinde doğal olmayan, normal olmayan etkilere sebep olan bir kimyasal etken maddesi vardır. İşte THC, ondan bahsediyoruz. Ki bunun haricinde 483 ya da 482 diğer kimyasal bugüne kadar tespit edilmiş kenevirin içerisinde. Şimdi bu bir ilaçtır, bu bir dışarıdan bir müdahaledir beyne. Esrar tükettiğiniz zaman. Yani ben öyle göz korkutup işte sigara akciğer kanserine neden olur. Onlar da çok önemli elbette. Kenevirin ama akciğer kanserine falan filan neden olmuyor olmasına rağmen şahsi tüketimini biz bu yayında desteklemiyoruz. Ve Evrim Ağacı olarak da desteklemiyoruz. Neden? Çünkü bu işin iki boyutu var. Birinci boyutu hastasınızdır. Değil mi? Bir hastalığınız vardır. Doktora gidersiniz. Reçeteyle ilaç alırsınız. Hastalığınız iyileşir. Ya da işte en azından bir müdahale edilmiş olur. Bu birinci ayağı. Bizim asıl odaklandığımız ayağı da bu. İkinci ayağı hasta değilsinizdir ama hasta olmadığınız halde bir ilacı vücudunuza alırsınız. Yani bunu hatta şöyle opsiyonlar da var. Yani mesela bazı ağrı kesiciler diğerlerine göre daha etkilidir mesela. Ama gidip de baş ağrısı için morfin almazsınız mesela. Çünkü baş ağrısını kesmenin yolu morfin. Evet keser muhtemelen morfin alsanız da ama yani bir bu doktor kontrolünde eğitimli bir şekilde ve doğru dozlarda, doğru miktarda doğru ilacın kullanılması. Dolayısıyla sizin sorduğunuz yani içelim mi şimdi sorusu ikinci kısım. İçelim mi diye soruyorsanız ben size şunu soracağım. Hasta mısınız? Hasta mısınız? Niye ilaç? Yani majezik içiyor musun şu anda ya da ne bileyim Viagra kullanıyor musun? Yani bir hastalık varsa bir ilaçtan söz ederiz değil mi? Bak ne güzel konuşuyoruz deminden beri. Hastalıklara girdik özellikle. Yani bahsettiğimiz hastalıklar öyle baş ağrısı bilmem ne ağrısı değil. Parkinson, Alzheimer yani inanılmaz işte epilepsi. Yani bunlardan birine sahip misin? Bir. İkincisi buna sahipsen bile bir doktor tavsiyesi var mı? Çünkü bu da kanayan bir yara aslında tüm dünyada, Türkiye'de de. Geç esrarı boş ver. Her şeyde ilaç alma. Her ufak hastalıkta hemen bir ilaç alayım. Çözülsün hayatıma normal devam edeyim. Bir an önce geçsin bu hızlı hayatlar yaşıyoruz ya şimdi. Bu da bir sıkıntı. Yani dolayısıyla eğer ki bizim bu yayınımızdan anladığınız şey ne yani ben esrar kullanayım mı kullanmayayım mı sorusunun cevabıysa cevap hayır kullanma. Neden? Çünkü zaten eğer ki ihtiyacın olsaydı doktorlar söylerdi ama bir yıldız koyuyorum burada. Tabii ki yeni araştırılan bir saha bu. Dolayısıyla her doktorda her şeyde gidip de her yerde bulabileceğiniz bir tavsiye değil. Ama niye o tavsiyeyi arayasınız ki? Yani başka yolları varken muhtemelen ne hastalığınız varsa onun başka bir çözümü vardır. Ama burada tartışıyoruz işte. Acaba kenevirden elde edilecek bir tedavi sentetik diğer yollardan daha faydalı olabilir mi? Ya da daha kolay, daha etkili olabilir mi? Soru bu. Ama buna siz şahsi olarak karar veremezsiniz. Kritik nokta bu. Yani siz esrar iyiymiş ya ya da şöyle bir etki hastalıkta kullanılıyormuş. O zaman ben de kullanayım düzeyinde değilsiniz. Zaten o düzeyde olsanız bu soruyu sormazsınız. Dolayısıyla kritik nokta burada.
tıbbi kullanım, tıbbi alanlarda kullanımın önünün açılmasını sağlamak. Neden? Çünkü bunun bir bilim sahası bu. Yani bir araştırma sahası, bir tıbbın araştırdığı bir saha. Bunu politik nedenlerle işte sokak, işte baronlardan, işte ya da satıcılarının ya da ekonomik gücü olanların, politik gücü olanların baskısıyla bu tip araştırmaların baskılanmasının tehlikesi bizi burada ilgilendiren şey. Sizin kullanıp kullanmamanız o sizin şahsi bileceğiniz şey ve hayır. Biz Evrim Ağacı olarak şahsi kullanıma kesinlikle karşıyız. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Devam edebiliriz. Çağrı, sana ilk olarak da kullanan arkadaşlar burada yazıyor. Bu bizi bağlamaz. Bunu da söyleyeyim. Tabii yani canım. Bu kendi hayat görüşünüz. Tabii. Ama insanları mesela benim etrafımda da oluyordu. Ya nasıl kullanmıyorsun diye bana soruyor. Abi isteyen merak etmiyorum. Kullanmıyor. Bu bana saygı duyman gerekir. Biz de size saygı duyuyoruz. Herkesin kendi düşünceleri vardır. Mesela az önce onu gösterecektim. Unuttum hocam. Bilim filminde bir makale vardı. Uzun süreli marihuana kullanımı beynin ödül merkezini değiştiriyor. Girin bunu okuyun. Yani ben uzun süreli kullanan arkadaşlarımın ne kadar geç tepki verdiğini, beynine yaptığı zararı gözümle gördüm. Kabul etsin etmesin. Yani bu kesinlikle kişisel şeyine zavallı. Bak şimdi abi de burada bu nokta devreye giriyor Burak. Yani senin verdiğinde o işte ben kullanıyorum çok iyi oldu ya da arkadaşım kullanıyor çok kafası güzel oldu. Bunlar hep anekdotal veridir. Bunların bilimde hiçbir değeri yok. Bana ne senin arkadaşından ya da senle. Yani ben senin dediğinle yola çıkıp da bilim yapamam ki. Bunu Önder Hoca yani şimdi... Önder hocam siz gidip de sokakta soruyor musunuz? Ya marihuana nasıl etkiledi? Kaliforniya'da çıkıp sokakta bu şekilde mi yapılıyor bu THC'li? Elbette bu şekilde yapılıyor. Dolayısıyla arkadaşınız şunu söyledi. Ben gözümle gördüm. Yani bunların bilimsel bir değeri yok. Bunun sadece şeyden de söylemiyorum. Marihuana için de değil bu. Mesela uzaylı konusu için de aynı şey geçerli. Ben gözümle gördüm demenin bu tip bilimsel araştırma sahalarında uzayda yaşam sahası için herhangi bir bilimsel değeri yok. Kritik nokta bu. Evet, bunu demişken devam edebiliriz. Önder hocam, siz de söz. Kamera, her şey sizde. Dediğiniz, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani işin genetiğine, biyokimyasına falan girerim ama şöyle bir durum da var. Türkçe anlatmak biraz zor olabilir arkadaşlar. Türkçe bilim dili olmadığı için zor anlatılabilir. Onun için sıkılabilirsiniz. Onun için yüzeysel anlatıyorum. Onun için yani sıkıntı olmasın. Kusura bakmayın. Şöyle bir şey söyleyeceğim dediğinize. Şöyle dediniz. Beynin ödül merkezinde geri dönüşü olmayan kusurlar ve değişimler yapıyor dediniz. Bizim çalışmamız aslında buna dayadı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Siz bu farelere bakın, bu çalışma bir de sadece farelerde yapılıyor. Onu da söyleyeyim. İnsanlarda falan yapılmadı. İnsanlarda yapılabilir, yapılacak. Bunun çabasını vereceğiz. Ben de burada da uğraşıyorum. Kanabinoid'den çok uzaklaştım birazcık. Tam içinde olmasam da onlar kadar ama yine de ben de veriyorum o mücadeleyi. Yazıyorum, ediyorum, konuşuyorum doktora. Ama şöyle bir şey var. Biz farelere 4 hafta bu THC'yi veriyoruz. Bu verdikten sonra kesiyoruz, tamam mı? Kestikten sonra yaklaşık 2 ve 4 hafta sonra, yani kesiminden 2 ve 4 hafta sonra beynin bu hipokampus denilen bu ödül merkezinde yine bir bölge, limbik sistemde, bu bölgedeki gen analizlerine bakıyoruz arkadaşlar. Bakın çok ilginç. Ortada drug yok. Ve drug verdikten 3-4 hafta sonra. Ne görüyoruz biliyor musunuz? O hipokampustaki o bütün genom dizilimi tamamıyla değişmiş. Müthiş ya, inanılmaz bir şey. Adaptasyon oluyor, adaptasyon geçiriyor ve bunu biz epigenetik modifikasyon diyoruz. Bağımlı ilaçların yaptığı şey bu aslında. Yani sizin beyin plastisinizde beyin o esnekliği diyelim ama plastisinde normalde evet. Yani esneklik şey gibi oldu yani o oturgaçlı götürgeç gibi bir şey oldu. Beyin esnekliğinde şey oluyor yani. Genetik bazı değişiklikler oluyor. Yani DNA'yı değiştirmiyor ama bazı özel genlerin açılıp bazı genlerin kapanmasını sağlayarak beynimizin o bölgesini kendine göre uyduruyor. Bu iyi olur, kötü olur. İyi örnekleri inanın bana geriye yani ileriye dönük yok. Çünkü beyin zaten kendi içinde komple bir organ ve çok özel bir organ ve korunan bir organ. Her şekilde korunan bir organ. Nasıl dedim? Kendi bağışıklık sistemi var ya. Yani vücuttan bağımsız. Kendini kendi kendine koruyor yani. O açıdan biz bunu kendi lehimize kullandık mesela. Çok ilginç. Bu ilaç kesildikten sonraki buna yoksunluk dönemi diyorlar bağımlılar.
Biz bunu kendi lehimize kullandık. Niye kullandık? Çünkü biz çok az düzeyde verdik fareye. Ve farenin beyninin nasıl davranacağını biliyoruz. Dediğim gibi 8 senelik bir çalışma. Bu böyle tak bir bilinci verdiğimizde sonucu bulduk değil. Biz bu dozu deneye deneye bulduk. Ve işin ilginç tarafı epigenetik çok ilginç bir şey. Yani epigenetik dediğimiz olay. Bunu bu aslında ya bu hayatın ta kendisi. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim size. Bütün hücrelerdeki DNA aynı. Kalp hücresinde de aynı. Seni hücresinde de aynı. Bilmem ne bileyim ciğer hücresinde, B hücrelerinde de falan. Evet. Hepsinde aynı. Ama bunlar farklı hücreler. Nasıl oluyor bu? Epigenetik mekanizmalarla oluyor işte. Bazı genler sessizleştiriliyor, bazı genler arttırılıyor. Evet. Ve bu kontrol altında tutulan bir regüle sistemi de var. Yani kendi içinde sistemin sistemi var, onun sisteminde sistemi var. Bu kadar basit bir şey değil. Bağımlılıkta da bu özellikle bağımlılık çok ilginç. Çünkü bağımlılıkta ilkel dönemde beyinde o nörojenesis dediğimiz yani sinir hücresinin oluşumunda açılan genler, aktif olan genlerin çoğu kapanıyor. Zaten genimizin şu anda yüzde çok düşük oranı yani %98'ine yakını gelişimden sonra kapanıyor. %1-2 gibi bir gen daha düşük çoğu hücrelerde aktif sadece. Hep silence dediğimiz sessiz hepsi. Bu adamlar bu uyuşturucu maddeler bu genleri açıyor. İstemsiz bir şekilde. Çünkü kendine yer açması lazım. Kendine bir duygu dünyası oluşturması lazım. Sanal bir dünya oluşturması lazım. Beyin ve bunu yaparken özellikle limbik sistem çok aktif. Çünkü dediğim gibi çok önemli bölgeler var. Duygu dünyasını, duygu durum dünyasını değiştiren bölgeler. Bunları kendine yer açmak için gelişi güzel bu genleri açıp kapatıyor kafasına göre. Bizim çalışmada da böyle bir şey var yani. Biz bunu kendi lehimize kullandık. Ama dediğim gibi kanabinoid sistemi bildiğimiz için çok ilginçtir bu genomik sentez. THC verilen yani THC verilen yaşlı farelerde THC verilmeyen genç farelerle birebir oldu ya. İnanılmaz bir şey. Yani çok ilginç bu ya. Bu kadar nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size şunu söyleyeyim. Net olarak söylüyorum. Yaşlı farelerde endokannabinoid sistem dediğim kanabinoid sistem düşük seviyede. Sen bunlara birazcık verdiğin zaman çok az düzeyde hayvan şöyle oluyor. Bakın ben beynin içinden konuşan bir adamım. Şöyle yapıyor beyin. Benim kendi kişisel görüşüm. Bir dakika kardeş. Eski güzel günlerdeki gibi bir hava var değil mi? Çünkü kanabinoid sistem beynin fizyolojisi için çok önemli. Ben bunu nasıl uyum sağlarım diyor. Tamam mı arkadaşlar? Ben bunu nasıl uyum sağlarım dediği zaman bu direkt anti-aging dediğimiz yaşlılıkla beraber arttırımı, gençleşmeyi sağlayan genleri direkt açıyor. Yaşlılığı arttıran genleri de direkt kapatıyor. Çok ilginç. Çünkü uyum sağlaması lazım. Ama bu uyum, ben bunu İngilizce good old days diyorum. Eski güzel günlere dönüş gibi yani. Çok ilginç. Zaten yani şeyi fark edemiyor beyin hücreleri. Bu yeni durumun aslında sentetik bir olay olduğunu yani doğal olmadığını fark edemiyor. Tek bildiği şey olan bu durumda ben bunu yapmam gerekiyor deyip ona geri dönüyor yani. Aslında evet, aslında bu çalışma beyin yaşlanmasıyla ilgili dünyada yapılmış en önemli çalışmalardan birisi. Yani çok ilginç sen, ya. Sen kanabinoid sistemi birazcık medyatik olduğu için kullanıyor mesela daha sağlam journal'larda mesela Scientific American'da çıktı geçen gün. Daha bilimsel bakmışlar olaya. Yani beyin yaşlanmasını anlamak adına yapılmış en büyük çalışmalardan birisi. Çok güzel yani evet. Biz sadece kerevir sistemini kendi lehimize kullandık. Yani bilim adamı evet. Bunu yapar. Tabii ki canım. O yani olay başka bir şey değil. Yani. Bir de sizin bu şeyi oraya bir daha vurgulamakta fayda var. Verirken farelere siz özel bir burada bir kanal kullandınız yanılmıyorsam. Evet. Beyne direkt enjekte etmek için. Bu da şeyden farklıdır diye tahmin ediyorum. Mesela solunum yoluyla almaktan farklıdır diye. Niye mesela onu seçtiniz? Daha iyi kontrol edebilmek için mi THC'yi? Şöyle bir şey. Bu ozmotik pump. Yani
ozmotik yani ozmotik dengeyle bu çok elzem düzeyde her saat çok düşük düzeyde gönderiyor. Yani ve devamlı da gönderilen. Çok çok saat, kontrollü bir şekilde. Çok kontrollü bir şekilde. İnanılmaz derece. Yani ama şeyden farklı değil mi? İşte şahsi kullanımdan farklı. Şahsi kullanımda ya, böyle şahsi bir şey kontrol edemezsiniz. Şeyden bile farklı. Batch'ten bile farklı. Yani o şeyden o damardan bile farklı yani. Damardan vermekten de farklı. Çok özel bir yol. Çok özel bir noktaya, çok özel bir şey düzeyde. Tabii, yani tabii. Bunu gidip de İşte sigarayla falan kontrol. Biraz ben onu şey yapıyorum. Mesela ya, yoksa Nature'da nasıl basacaksın abi? Yoksa Nature'da nasıl basacaksın değil mi? Yani? Tabii canım doğru. O kontrol olmaz. Yaptım oldu. Yaptım oldu mu diyeceksin ya. Adamları anlatmak zorundasın. Hele bir de her detayını. Her detayını anlatmak. Evet. Hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi şu konuda kafamda kurcalıyor. Şimdi benim hasta şimdi bu ispatlandı. Yani tıbbi alanda kullanımı iyi geldiği, iyi geliyor. Ben de hastayım. Şimdi Türkiye'de mesela ben şimdi bu Polonya'da doktora antibiyotik bile yazdıramıyorum. Düşünün. Türkiye'de yazıyorlar tabii. Yani kimisi yazıyor. Ama Türkiye'de hangi doktor bana bu tedavi ek tedavi diyelim daha doğrusu. Direkt tedavi değil. Tedavi ek süreçte marihuana kullanımı diyelim. Bunu yazacak doktor var mı? Şu an günümüzde bu direkt olarak yazılıp uygulanıyor mu hocam? Türkiye'de tıp fakültelerinde benim kardeşim hekim ve arkadaşlarım var hekim olan sordum özellikle uzun zamandır derslerde bile gösterilmiyor yani bırakın kanabinoid tıbbını kanabinoid sistem bile çok yüzeysel olarak anlatılıyor bilmiyorum bilerek mi bilmeyerek mi bunu yapıyorlar yani şu anda Türkiye'de bildiğim kadarıyla kanabis bazlı kanabis kökenli bazı ilaçları yazabilecek doktor mutlaka bulursun ama bunu temin edebilecek bir ortam yok. Biz ürettiğimiz kenemiri zaten satıyoruz. Ama Türkiye'de şu anda serbest olan bir ilaç var. Belli bir firmanın yaptığı Sanofi'ydi zannedersem. Ama bunu piyasada nasıl dönüyor? Yani çünkü Türkiye çok uzağım ben uzun zamandır. Ama bu dediğim 4-5 sene önceye kadar yoktu. Ya bunu yazacak babayit de yok yani doktor. Toptan yasak demiş hocam bir arkadaşımız Harmanistan'da Türkiye'de toptan yasak. Yani şunu düşünüyorum velev ki yani ileride bu kesinlikle ispatlandı. Yani olabilir değil mi bunlar? İleride değişebilir durum. Yani ben merak ettiğim nokta bu yani. Tabii ki yani, değişir. Tabii ki gibi görünüyor. Bu arada Evrim'den de söz ettik. İşte zaten konumuz kanabis. Şeye de döneceğim tekrar evrimsel ilişkisine özellikle o konudaki detayları ama testimiz. Bugün şeyin çok önemli bir bilim insanının ölüm yıl dönümü aslında. Stephen Jay Gould belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Evrimsel biyolojiye bugüne kadar en büyük katkıları bir kısmını yapmış olan çok kıymetli bir isim. Özellikle de Dawkins'le sürtüşmesi açısından meşhurdur. Adaptasyoncu evrimin ana mekanizma olmaktan ziyade yan mekanizma olduğunu, işte onların sıçramalı evrim ya da punctuated equilibrium denen teorilerinin asıl mekanizma olduğunu uzun bir süre tartışmışlardır. Hala da zaten bilim camiasında ikisinin ilişkisi birbiriyle tartışılan bir konu. Ama ilginç bir nokta konumuzla ilgili. Stephen Jay Gould aynı zamanda medikal kanabis kullanımının savunucularından bir tanesiydi. Neden? Çünkü kanserdi kendisi ve kanser tedavisi sırasında kemoterapinin en önemli etkilerinden bir tanesi, hep saç kaybıyla falan biliriz biz tabii ama mide bulanıklığı, sürekli mideleri bulanıyor. Ve marihuananın ya da işte kontrollü bir şekilde doktor kontrolünde tıbbi olarak marihuana kullanımının bu şeyleri, nöbetleri, mide bulantısı nöbetlerine en etkili ilaç olduğunu kendi, gene anekdotal, bakın gene altını çiziyorum. Stephen Jay Gould olması bir şey değiştirmiyor. Ama Gould'un kendi anılarından, kendi söylediklerinden anladığımız, diğer hiçbir şey doğru düzgün etki etmezken, bu medikal marihuananın kullanımı sayesinde bu nöbetleri durdurmayı başarıyor. Ve hatta okuyabilirsiniz bazı aktivistlere de falan bu sözlü ifadesi katkı sağlıyor. Bunu örnek olarak gösteriyorlar vesaire vesaire. Ama onu da ölüm yıl dönümünde analım. Hocam eğer futbolla ilgili etkilemek istediğiniz bir anekdot falan varsa yoksa da devam edebiliriz. Zaten hocamızın evrim düşüncesini alalım ona göre yayına devam edeceğiz. Bizim ritüel. Çok
çok bayıl. Biz hep soruyoruz hocalara. Hocam evrimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Eğer ki düşünmüyorsanız, kabul etmiyorsanız atacağız. Ama şaka yapıyorsun. Evrimle ilgili. Ya ben çok küçük yaşta. Ha buyur. Yok onu diyecektim. Evrimle ilgili görüşlerini alabilir miyiz diyecektim. Bitiremedim. Ha eyvallah. Ya ben çok küçük yaşta yani 2003'te yani küçük yaş dediğim bilim adamı 22-23 yaşında evrimin mabedinde çalıştım yani. Evet. Zooloji bölümü. Oxford Zooloji'de. Evet. Böyle girişte Charles Darwin'in kendi boyunda zaten uzun boylu bir adam. Kendi boyu artık 2 metre boyunda bir resmi vardır. Böyle etrafında böyle paleontologlar, bilmem neler, zatlar, zutlar, onların resimleri. O zaman da tabii evrim bizim için şey, artı ve eksi. Bir evrime karşı olanlar var, bir de evrimi savunanlar var. Çok da bilgi birikimimiz de çok şey değil. Çünkü okulda yüzeysel öğrendiğimiz şeyler. O zaman da Google böyle girip de işte evrim yazınca yüzlerce şey çıkmıyor falan. Böyle çok kolay değil dolaşmak. O zaman ben evrimin şeyi gördüm yani. Evrim bir bilim adamının çıkış noktası olmalı. Ben orada bir yani evrimi konuşmalı bir bilim adamı. İnanmak inanmamak şey gibi bir şey bu. Ben inanmıyorum diyor adam. Sen neyin? Neye inanmıyorsun? Yani inanmadığın şeyi ben de bilmiyorum zaten. Bu bir düşünce biçimi, bu bir yargı dünyası. Sen bu yargı dünyasının içinden bilim üretebilirsin. Evet. Yani Charles Darwin de kendine ben inanmıyorum aslında da falan mı? Yani inanmak bir inanmamak değil ki bu. İster inan, ister inanma. Bu kimin geldi? Ama bilim adamı olmak istiyorsan evrimin temel birikimlerinden yararlanmak zorundasın. Saygı duymak zorundasın. Yani ben şuna da karşıyım. İşte materyalistler Charles Darwin'e zamanında böyle şey tuttular. İşte bizim adamımız, bizim olacaksın. Sen bizim için çalışıyorsun. Tabii canım, şey yok. Adam doğa bilimci ya. Adam bilim adamı. Adam senin benim için bilim yapmıyor. Adam dünyaya almaya çalışıyor. Tabii ki. Kesinlikle. Biz de bunu çok vurguluyoruz Evrim Ağacı'nda zaten. Yani bana ne Darwin'den? Yani tamam çok büyük bir bilim insanı ama ben şahsi olarak anam değil, babam değil. Anam babam olsa bana ne yani? Adamın ne ortaya koyduğuna bakarım ben. Ortaya koyduğu da çok bariz. Yani. Siz çok iyi bilirsiniz. Mesela Biruni'nin de evrimle ilgili kitapları var. Neydi o kitabın adı? Kemal. Hayvan Alem Biruni'nin. Bizden bir... Ha Birun, o yazdık tabii. İslam alimlerini yazdık üzerine. Kapıda. Yani bu düşünün, insanlar bunu hep düşünmüşler. Yani. Abi canım yeni bir şey değil Darwin'in bu. Ama Darwin'in tabii sistematik olarak ortaya koymuşu. Tabii ki, kesinlikle öyle. Şimdi hocam şeyi çok soruyorlar. Yani çok spesifik hasta bir aile, şimdi izleyenlerimiz arasında şey de var. Ailesinde hastalıklar olanlar da var. Hani sordunuz ya, hiç gördünüz mü acıyı falan diye. Var evet yani gördüğüm kadarıyla bizim şeyde izleyenlerimiz arasında. Yani siz tabii şimdi burada kişisel tıp tedavisi verebilecek durumda değilsiniz elbette. Öyle bir şey yapacak halimiz yok ama şu mesela Alzheimer'a etkisi nedir diye soruyorlar mesela. Yani bu kanabis kullanımı ya da belki birazcık genel olarak bakmak iyi olabilir. Yani bu siz nereye gittiğini görüyorsunuz? Sizce bu hastalıkların hepsinde yani saydığımız beyin hastalıkları neredeyse bildiğimiz yani tabii ki çok fazla var ama en popüler olan beyin hastalıkları. İşte dediğim gibi gene saymıştık Alzheimer işte Parkinson, epilepsi. Bunların hepsinde faydalı etkiler olduğunu görüyoruz. Birincisi bu faydalı etkiler sizce yeterince bilim camiasında kabul görecek düzeyde ortaya konmuş mudur? Yoksa mesela hani hep GDO tartışmalarında olur ya işte o araştırma geri çekildi işte bilmem ne oldu o tip şeyler var mı bu alanda da? İkincisi yani bunun böyle şey bu kadar hani biz hep şey deriz. Bir ilaç her şeye iyi geliyorsa bir durup düşünmek lazım. Yani bir ya da bir iddia mesela işte limon yiyin kanseriniz çözülsün, işte saçınız çıksın, gözünüz iyi görsün falan filan gibi. Bu sanki öyle mucizevi bir şeymiş gibi de bir algı var. Tabii ki gene o alt kültürden de gelen bir durum bu. Bu iki soruya yani nedir bu beyinle bu kadar şey olması? Yani bu kadar hastalıkların hepsine çözüm olabilir mi bu? Ben yine biraz halktan gelen biri olarak soruyorum yok. Bunu. Bu şey öncelikle, yapar. Yok haklısın Çağrı'cığım. Öncelikle ben hekim değilim. Hekimlerden özür diliyorum çünkü rant malzemesi olmasını istemem yani. Tabii ki mutlaka önemli. Şöyle anlatayım. Biz farelerde sıçanlarda yapıyoruz bu deneyleri ve ilginç bir anekdot söyleyeyim. Yani düşünün ki fare sıçan olsan sen bütün hastalıkların tedavi ediliyor değil mi? Bakıyorsun Nature makalesi işte. Alzheimer'ı fare işte falanca madde Alzheimer'ı tedavi etti. Bakıyorsun fare de denemiş. Üstelik fare falan olsan çok şanslısın.
Çünkü kanserin de tedavi ediliyor. Atıyorum Alzheimer'ın da bakıyorsunuz işte bütün beyindeki plaklar tetemizlenmiş. Oh ne güzel falan. Evet. İşte basılıyor ilaç. Geçen gün bir makalesi vardı şeyin hangi dergi hatırlamıyorum. 10 milyar dolarlık ciddi bir para ve çöpe gitmiş. Hmm. Bu Alzheimer aşısıyla ilgili. Çünkü farelerde, sıçanlarda deniyorsun. İnsanlara deneyin zaman olmuyor. Ya burada bilimin de kendini sorgulaması lazım. Ben bu açıdan kanabinoid sistemin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilim adamlarından bağımsız bir şey. Evet. Sentetik bir şey değil. Biz bilim adamı olarak sadece kanabinoid sisteme biat edip onu anlamaya çalışıyoruz. Evet. Kendi lehimize kullanabilirsek kullanıyoruz. Var olan bir şey. Ben tutup sana işte ya işte ben bir madde buldum. Ben bununla kanseri tedavi ediyorum. Desem ben bunu bassam ne çırda basar. Sokun sıkıntı değil. Ama insanlara geldiği zaman çok büyük bir fiyasko. Evet. Yani bu açıdan bilim, endüstriyel bilim özellikle günümüzde bilim adamı tamamıyla dışarıda bıraktı. İlaç şirketlerin kontrol altında. Bak mesela çok ilginçtir mesela. Trend hastalıklar var. Trend dışında hastalık çalıştığın zaman para bulamazsın. Evet. Mesela ALS hastaları çok çektiler ondan bildiğim mesela kadarıyla. Mesela çektiler. Evet. Evet. Bir şey yapmışlar değil mi o? Ha, ice bucket işte, challenge. Evet. Evet. Tabii tabii. Mesela en güncel örneği odur mesela. Evet. Yani ilaç baronları artık bu başlarda kimler varsa bu elemanlar bilimi de manipüle ediyorlar. Yönlendiriyorlar. Bilim adamı da eskisi gibi özgür ve bağımsız değil. Ün ve şöhret budalası. Bastığı high impact makalelerle işte yüksek impact makalelerle işte o çözüme dönük rant sağlamaya çalışıyor falan filan. Böyle çok örnekleri var. Özellikle burada çok iyi görürsünüz. Harvard'da, MIT'de yüksek impact'le. Mesela ben bu çalışmayı Bonn Üniversitesi'nde yaptım. Şimdi Bonn Üniversitesi kötü bir üniversite değil. Bu üniversite Karl Marx'ın mezun olduğu, ne bileyim Friedrich Nietzsche'nin mezun olduğu ve game teorisi de dediğimiz o John Nash işte popüler evet. oldu. O adamla beraber aynı adamın şu anda bir fil çalıştığı okul yani. Evet. Ona göre ben 3 adamdan yani aslında okulun bir geleneği var ama okulun üst kültürde bir şeyi yok. Bu arada hocam Bonn Üniversitesi dedi hoca. Ben Bolu Üniversitesi anladım. Sonra dedim lan. Sonradan çaktı ulan diyorum. Herhalde şey ya yani Bolu Üniversitesi hani öyle bir üniversiteyle işbirliği halinde bak ne kadar iyi diyecek falan. Yok yok, Bonn Üniversitesi. Almanya'nın Bonn Üniversitesi. Yani. Bonn Üniversitesi. Yani yazıyorlar sağda solda işte Harvard Üniversitesi. Harvard'ın hiçbir alakası yok bununla. Ben de yani, Bonn anlamadım ya. Yani. Harvard'da olduğunuz için Harvard deniyor tabii. Yok, beni yanlış anlamayın. Tabii ki Harvard demek lazım. Şu anda burada şaşıyorum. Evet. Bu adamlarla beraberim. Güzel işler oluyor. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Dediniz ya, kullanalım mı, kullanmayalım, medikal kanalız. Geçen hafta beni Alzheimer Vakfı'ndan bu basın bülteni için bir bayan aradı. Size anlatayım. Kadın aradı. Size anlatayım. Konuşuyoruz işte. Ben anlattım çalışmayı. Teşekkür ederim hocam dedi falan. İngilizce konuşuyoruz tabii böyle. Kadın bana şey dedi. Ya bu aramızda kalsın dedi. Size bir şey söyleyeceğim dedi. Buyurun dedim. Bakın Alzheimer Vakfı'ndan bahsediyorum. Dünyanın en böyle ciddi parası olan ve anayi için sorumluluğu vakfa verdiği bir vakıf. Yani bu Ulusal Bilim Akademisi'nin kardeşler bu işte seni gelen dediği bir kadın bana şey dedi. Hocam dedi, bizim bir karşı komşu var dedi, iki çift yaşlı. Bunlar böyle içine kapanmıştı dedi. Yani dışarı çıkmıyorlardı. Çünkü biz bunları uzun zamandır tanıdığımız için aslında böyle yaşam dolu insanlar olduğunu biliyoruz. Hayat dolu böyle. Sonra bunlar böyle şarap içmeye başladılar çiftler. Biz görüyorduk bahçede. Sonra ilginç bir şekilde bunlar böyle esrar içmeye başladılar dedi. Ve gün geçtikçe dedi bahçelerini sulamaya başladılar. Hı. Bakın size toplum bir şey böyle alt hafıza anlatıyorum yani bu alt kültür hafızası. Gülmeye başladılar. Bizimle gelip konuşmaya başladılar. Yeniden doğdular gibi oldu. Bu Alzheimer hastaları mı bunlar? Bunlar zannedersem Alzheimer değil. Yani patolojik olmayan yaşlılık. Yaşlılık hastalığı. Yani. Ha, yaşlılar. Evet, evet. Adam yaşlı yani. Çünkü demek istediğim bu. Yani ben buradan şuna getirmek istiyorum. Biz Alzheimer'la çalışmadık. Biz yaşlılıkla çalıştık. Evet. Yaşlılık çok ilginç bir şey. Çünkü Alzheimer patolojik bir hastalık. Yani beyinde patolojik
sıkıntılar var ve beyin böyle çürüyor yani. Evet. Benim demek istediğim yaşlılık semptomları yani kaliteli yaşlılık gibi bir şey. Kadın dedi ki anlattı, ben dedi bu çalışmayla özellikle böyle okuduğumda şaşırmıştım dedi. Presini yaparken de özellikle işte hem beni arıyorlar hem Almanya'yı şey yapıyorlar. Ya dedim ki kadına da şöyle bir şey dedim. Ben buna şey diyorum, enrich environment diyorum. Yani böyle Türkçesi onun ne? Böyle zengin çevre. Yani yani yaşlı beyinde zengin bir çevre oluşturmak lazım. İlginç, evet. Bu az önce anlattığım şeye geliyor. Yani zengin bir çevre. Esrar içtiğin zaman, işte bir kadeh şarap içtiğin zaman, tekrar söylüyorum yaşlı beyinde, beyin zengin bir çevreye uyum sağlıyor ve mutlu oluyor. Bir şeyler oluyor. Ona tabii dediğim gibi bunlar gözlem. Dediğin gibi sizin dediğin şey geliyor. Yani bu kadın ona böyle anlattı. Düşünün. Alzheimer Vakfı'nın editörü yani. O basın bülteni editörü yani. İnsanlar bunu konuşuyorlar Çağrı Burak yani. Evet. Ama ben dediğim gibi klinik datalar asıl bilimsel olan datalardır. Ama demek istediğim mesela Alzheimer çok ilginç bir hastalık. Alzheimer'a yararı olur mu? Farelerde yapılmış deneyler var. Mesela beyin travması. Beyin travmasından sonra beynin kendini toparlaması. Şu anda ben mesela beyin travması çalışıyorum. Hatta beyin travmasıyla Alzheimer arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyorum. Mesela orada kanabinoid sistemi kullanmıyorum ama ben kanabinoid sistemin kendi içinde tekrar etkinleştirerek, sistemi aktive ederek beyni korumaya çalıştığına dair veriler var ve basılmış bazı makaleler var. Ama klinik düzeyde değil. Evet. Tutup da Alzheimer hastasına siz... O zaman yani şunu sorayım ben o zaman. Yani şu anda insan üzerinde kenevirin kullanımının avantajlı ve dezavantajlı olduğuna dair araştırmalar bize ne söylüyor? Bunu bir soralım o zaman. İnsan üzerinde yapılan araştırmalar var mı? Çok az. Çok az. Yani yok denecek kadar az. Epidemiyolojik gözlemler var. Atıyorum 20 hasta üzerinde şu ilaç denendi. Genellikle bunlar zaten sentetik kanabinoid. Yani ilaç şirketlerine sponsor olduğu araştırmalar. Bu arada onu söyleyeyim. Sentetik. Sentetik kanabisler bilmiyorum. Ben onu da pek iyi bulmuyorum. Bu da ayrı bir konu olabilir. Net olarak yani şunu söylemek istiyorum. Net olarak çok düşük sayıda hastalarla yapılmış sentetik ilaç şirketlerinin temin ettiği sentetik kanabislerle yapılan klinik çalışmalar var. Ama dediğim gibi bunlar yine gözlemlere dayalı. Biyolojik temelleri, moleküler temelleri bilinmiyor. Tabii bunları insanlarda bilemezsin. Farelerle çalışmak lazım. Bununla çalışan bilim insanlar var. Ama Alzheimer'da özellikle Parkinson'da, epilepside ve kanserde hastanın semptomlarını düşürücü olmaktan ziyade bu hastalığı tedavi etmeye dönük ön klinik çalışmalar var. Ama bu ön klinik çalışmalar yine fareler üzerinde. İnsanlar üzerinde çalışmak biraz çok ilginç. Zor. Ama Kaliforniya'da mesela şu anda medical cannabis serbest oldu ve kullanım da serbest oldu. Massachusetts'te 20-30'a yakın eyalette şu anda serbest. Bunlar belki önünü açacaktır. Bizim çalışma evet, belki biraz olsun algı dünyasını değiştirir belki insanları. Ne bileyim. Peki yani işte bu algı dünyasını değiştirmenin faydası insanların daha sık kullanıp daha yani neye fayda sağlayacak sizce? Daha fazla mı kullansın insanlar yoksa bu algı dünyası değişirse hani araştırmalara fon gelir o anlamda mı? İkinci şey çok güzel, araştırmalara fon gelir Çağrı. Bilim adamları daha özgür olur. Bizim gibi 2 senelik beklemezler. Hatta vefat eden bilim adamları olmaz makaleyi basarken. Evet. Daha kolay basarlar. Diğer insan çok kolay basarken sen çok zor basıyorsun. Yani bilim adamları daha rahat çalışır. Daha kolay çalışır. Daha kolay ulaşır. Klinisyenlerle daha ortak çalışma şansı olur. Bu benim için çok önemliydi. Bu şansı yakalayamadım Almanya'da. Klinisyenlerle beraber çalışmayı çok isterdim. Yani küçük bir grup olsun, yaşlı denekler bunlar üzerinde denemek isterdim ve bunun da makaleye girmesini isterdim ben mesela. Sadece farelerle yaptık. Oh ne güzel. İsrail'de bir köy bunu deniyor şu anda. Bu 2015 senesinden beri ve inanılmaz pozitif sonuçlar almışlar. Bir yaşlı köyü. Evet. Mesela eskiden keman çalıp kemanı bırakan bir yaşlı bir beyefendinin tekrar keman çaldığını bana söylediler mesela. Yani ilginç şeyler. Yani insanları daha
ne bileyim bağlıyor hayata. Ama bu kafası güzel oluyor daha değil. Başka bir şey bu arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ya beyin fizyolojik daha, değiştiriyor. Fizyolojik yani. Bir şey bu. Fizyolojik yani. Bir şey. Yani insanlar onu anlamasın. Yanlış anlamasın. Fizyolojiyi değiştiriyor. Olumlu yönde değiştiriyor. Ama bu bir drug'tır. Drug olduğu için popülerdir. O başka bir şey. Peki mesela insanlarda kontrol yaparken nasıl o duman şeklinde mi alınıyor yoksa onlara da duman alıyor direkt bonkla bonkla çekiyorlar yani. Ama size bir şey söyleyeyim, içine tütün katılmadan almak lazım yani tütün katmayın şimdi tütünün bir alakası yok yani tütün ya yani tütün suyu alıyorlar direkt o bitkinin kendisini alıyorlar bayramdan önden al bayramdan tavsiyeler var şu anı tütünsüz için arkadaşlar ya tütünsüz için ya burada da. Mesela kapalı yerlerde yasak olmasın nedeni tütünden dolayı mesela biliyor muydunuz? Amsterdam'da. Bir daha söyler misiniz hocam? Seste biraz bende de yankı vardı onu söylüyorlardı. Bir daha. Pardon. Kapalı yerlerde içilmemesinin nedeni daha çok tütünle karıştırıldığından dolayı aslında. Ya Amsterdam'da falan diyor. Tabii tabii. Amsterdam'da. Seste soru mu var? Yok, biraz yankı var hocam da onu yapacak bir şey yok ki. Yani. Çok az. Sadece hocam bası biraz kısmınız lazım da ben başta unuttum onu söylemeyi. Siz hocam bu farelerdeki araştırmaların insanlara uygulanabilirliği ne düzeyde? Yani bu zaten daha genel bir soru elbette ama en azından sizin araştırma sahanız içinde de geçerli. Yani bu hayvan deneylerinin insan deneylerine hani karşılık gelme yüzdesi oranı yani tam sayı verin diye söylemiyorum da ne kadar örtüşüyor? Yani çok beklenen tamamen zıt sonuçlar mı çıkıyor? Ben sizin çünkü bir şey cümlenizi paylaşmıştım. İkisi de aynı sistemleri kullanıyor. İkisi de aynı yapılara sahip. İkisi de aynı değişimlere neden oluyor. Yani bu sizin araştırmanız özelinde galiba bir benzerlik, paralellik var. Farelerle insan. Şimdi farkı şöyle bir şey. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi laboratuvardaki fareler bizim inbred dediğimiz aynı genetik yani aslında aynı karakterde fareler. Karakter olarak aynı. Evet. Genetik karakter olarak aynı. Eğer siz bir sinir bilimcisiyseniz biliyorsunuz ki bunların gen düzeyinde fonksiyonları da aynı. Beyin için konuşuyorum. Ve farelerde deney yapıyorsun. Olumlu ve olumsuz sonuçlar buluyorsun. Basıyorsun. Çok güzel. Ama tekrar paradis içinde söylüyorum. Bu dağdaki bayırdaki fare değil. Özellikle öğretiliyor bu. Laboratuvar için özelmiş ve bizim inbred dediğimiz ortak gen yapısına sahip. Aslında bu bilim için birazcık kolaycı bir bakış açısı. Çünkü sen bunu insanda denediğin zaman binbir türlü insan var. Yani kanabinoid sistemi. Mesela Rafael Mushalem'in o THC ve vücuttaki endokannabinoid sistemi keşfeden hocanın kendi ağzından bir fiil söylediği bir ütopya var. Sizle paylaşayım. Hı hı. Diyor ki 400 tane diyoruz ya kanabinoid işte ne bileyim 400'den fazla endokanabinoid sentez deniyor. Vücutta da çok fazla sayısı belirsiz. Ve bunların çeşitli kombinasyonları var. Yani sadece anandamide ve 2AG yani 2AG değil. Hı hı. Bizi biz yapan diyor. Bizi karakterlerimizi belirleyen bu endokanabinoid sistemin spektrumu diyor. Yani senin kişiliğinin benden... Çünkü bizim DNA'larımız aynı. Hemen hemen. Yani şey olarak, fonksiyon olarak aynı fonksiyonları. Yani senin dopaminerjik nöronun benim dopaminerjik nöronumdan çok da farklı çalışmıyor. Nüans evet. Farkı var. Ha, onu demek istiyorum. DNA'mız evet. Tabii ki farklı. Diyor ki kim yani biyokimyasal bir karakter var. Yani beyni oluşturan, karakteri oluşturan, insanı insan yapan bir biyokimyasal bir küçük bir evren var beyinde. Evet. Ve bu evrende kanabinoid sistem çok önemli. Bunu neden söylemek istedim? Her insan farklı. Bir ilaca gösterdiği doz farklı. Farelerden farkı bu. Yani farelerde 20 tane fare koloni var. Hepsi aynı bu alanların. Yapıyorsun deneyi. Ulan ben sonucu buldum diyorsun. Basıyorsun. Evet. Gidiyorsun insanlara. Ulan 20 insan var. 20 insan da farklı. Bunların beyin çalışma şekilleri farklı. Kimisi daha hızlı yaşlanırken, kimisi daha yavaş yaşlanıyor. Kiminin beyninin sallıyorum hipokampus bölgesinde doğuştan gelen bir genetik kusur varken diğerinde yok. Bu senin evet. Yaptığın deneyin sonucunun farklı çıkmasını sağlıyor. Dediğim gibi hayvanlarda yapılan deneylerin insanlarda uygulama sorunun olması, ki bu bütün bilimsel çalışmalarda böyle değil. Önündeki en büyük etken bu. Ama fareler bize
beyni anlamamızı sağlıyor. Bizim için önemli olan bu. Ben temel bilimci bir insanım. Tabii, temelini öğreniyoruz yani bu sayede. Tabii ki. Onun için kliniğe geçişi biraz daha sancılı oluyor. Onun cevabını vermek zorunda. Burak, istersen yavaştan soru cevaplara da geçelim. Ben de tam onu diyecektim. Çağrıcığım. Şimdi hızlı soracağım. Sen söyle abi. Önder hocam, yani kısa ve hızlı yanıt verebilirsiniz. Çünkü soru birikti. Ben de soruları tekrar gözden geçiyordum. Caner abi atmış sağ olsun moderatörümüz. İsterseniz soru cevap faslına başlayalım. Evet. Yani burada bu kısımda yaptığımız şey bir soru soruyoruz. Daha böyle kısa, yani çok detayına girmeden şunu düşünüyorum, bunu düşünüyorum şeklinde. Bir de ona geçmeden önce tekrar hatırlatayım. Bize bugün Patreon'dan ilk defa destek olmaya başlayan okurlarımızdan bir tanesine yeni kitabımızı hediye edeceğiz. Daha doğrusu biz etmeyeceğiz. Bir okurlarımızdan biri böyle bir şey yapmak istedi. Onun adına yapıyoruz yani. Yayın sonu çekiliş yapacağız değil mi Çağrı? O yine aynı programla. Evet, yani yayın sonrasında bu, yani bittikten sonra ben hallederim onu. Bu yayına içerisinde yapmamıza gerek yok yani. Eğer ki bu çekilişe katılmak isterseniz veya bu yaptığımız çalışmalara destek olmak isterseniz, bu işte bilim yayınlarına ve diğer yayınlarımıza da bize Patreon'dan destek olabilirsiniz. Gerçekten çok önemli bizim için bu. patreon.com/evrimağacına gidip, miktar önemli değil. İşte gönlünüzden, bütçenizden ne kadar geçiyorsa, ne kadar uygunsa bize destekte bulunabilirsiniz. Şimdi pardon hocam. Söyle. Tamam. Önder Hoca'ya bu arada demişler ki, ben onu not almıştım. Komik geldi. Hoca o kadar ciddi ki espri bile yaptığında gülmeye korkuyoruz demişler. Aslında... hiç de öyle değil ya. Bana hiç öyle gelmedi aslında. Bana da öyle gelmedi de niye? Ben böyle kaşlarım çatık anlatıyorum belki ciddi falan öyle. Ama önemli konu yani. Bir de ama işin ciddiyetinde olduğu için. Aslında şu espri anlarsan niye olur? Bu tip konular biraz böyledir zaten. Yani hem işin komik bir tarafı var. Yani kafası iyi olan insanların kullandığı bir şeyden bahsediyoruz. Ama müthiş de bilimsel bir konu yani. Cidden de çok böyle beynin en önemli sistemlerinden birinden bahsediyoruz. Çok tuhaf. Gülsün hocam. Biz de sevdik zaten hocayı. Sıkın yok. Çağrı sen başla, ben sorunu sorayım abi. Buyur. Hocam bir paraşütsüz pilot Faruk Paker diye biri sormuş. Bitirme tezi olarak medikal marijuana konusunu çalışmayı planlıyorum. Sizce kabul edilebilir mi? Sizce Türkiye'de yani bu araştırmaların önü açık mıdır? Türkiye'de belki hani bu tartışmaların çok dönmüyor olması belki bir avantaj olabilir mi? Ya ben Türkiye'de hiçbir kurumla böyle direkt ilişkiye geçmedim. Yani bana da ulaşmadılar. Ben de bilmiyorum kim ne yapıyor. Arkadaşa tavsiyem literatür bazlı bir tez yazabilir. Yani dünyadaki araştırmaları derleyip kendi yorumunu katarak işte ne bileyim literatür bazlı bir tez yazabilir. Ama inanın bana kimse bağlantıya geçmediği gibi ben de kim çalışıyor, çalışıp çalışmadığı ilgili bilgim yok. Mutlaka hekimlerimiz kendi entelektüel hafızalarında vardır. Ama yani nasıl temin eder arkadaş bunu? Tabii bir de temin etme sıkıntısı var. Yani şimdi elma daha gidecek, oradan alacak ama oradaki THC'nin oranını nasıl ayarlayacak? Çok bilimsel olmaz yani. Kolay değil diyorsunuz. Çok kolay değilmiş. Tamam. Kadir Aydoğan sormuş. Kenevirin nörogenez, yeni sinir hücresi oluşumu etkisinin mekanizması hakkında bilgi verebilir misiniz? Nörogeneze katkı sağlıyor mu kenevir? Ya da THC? Ya çok ilginç bir konu ya. Ya yaramamazsınız çok fena. 5 dakikanız alacağım. Evet tabii. Ben Almanya'dan buraya gelmeden önce bununla ilgili bir çalışma yapmıştım bir doktor öğrencimle. Çok ilginç bir şey bulmuştum. Kısaca size anlatacağım onu. Beynin iki bölgesi var nörojenesis yapan. İki özel bölgesi. Bir tanesi subventricular zone dediğimiz beynin daha arkasında içeride. Bir tanesi de aslında bu bölge biraz daha farklı. Benim hipokampusunda dental gyrus dediğimiz özel bir bölge. Bu iki bölge devamlı olarak sinir hücresi ve makrogliya dediğimiz oligodendrosit ve astrosit üretiyor. Bunlar da iki ayrı gliyalar, bağışıklık sistemi hücreleri. Özellikle bu oligodendrosit dediğimiz hücreler bu miyelin kılıfı yapıyor hücrenin etrafındaki sinir hücresini. Biliyorsunuz. Bu MS hastalarının büyük sıkıntısı. Onun sıkıntısı o yani. Evet. Çok detaya girmeyeceğim. Şöyle bir şey bulmuştum ben. Endokannabinoid sistem üreten gliyalar dedim. Şimdi vücudun bağışıklık sistemi hücreleri
ilginç bir şekilde, neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde sinir hücrelerinden 200 kat fazla bu endokannabinoid üretiyor beyinde. Bunun neden olduğunu hala bilmiyorlar. Ben şöyle bir hipotezim vardı geri besleme diye. Şöyle bir şey bulduk. Şimdi ben iki fare modeli yaptım. Öğrenciyle beraber laboratuvarda. Ve birkaç laboratuvarlarda da ortak çalışmalar doğrultusu. Yani sadece ben yapmadım. 10 kişilik kuruyoruz ama benim öğrencim de ben organize ettik. Bu gliyalarda endokannabinoidi sentezleyen genin sessizleştirdik. Sadece gliyalarda yok. Evet. Bir de sadece nöronlarda olan geni sentezleştirdik. Yani sessizleştirdik. Evet. Başka bir farede de sadece nöronlarda yok. Yani sinir hücreleri. Evet. Tamam. İşin bu tarafı kolay. Tamamıyla teknik, mekanik iş. Sonra çok ilginç bir şekilde gliyalarda bu endokannabinoidi, yani bu kanabinoidi sentezleyen genleri kapalı olan gliyaları olan farelerde bu embriyogenez, nörojenesis dediğimiz hadisenin yavaşladığını görüyor. Ama nöronlarda, nöronlara spesifik, yani nöronlara özel, sadece nöronlarda genleri sentez, endokannabinoid üreten genleri sentezlemeyen farelerde nörojenesiste hiçbir sorun yok. Hı hı. Ben şu anda temel bilimi anlatıyorum. Çok derin gidiyorum. Kusura bakma. Önemli değil. Çok güzel. Sıkıntı yok. İşin ilginç tarafı, sonra bu bir baktık ki, sonra başka deneyler yaptık. Patolojik deneyler yaptık. İşte dediğim gibi kültür, mültür, zartür. Olayın temeli şu. Beyindeki özellikle bu hipokampusta, dental gyrus bölgesinde bu gliyalar nörojenesisi etken olan bölgenin etrafında bir şey oluşturuyor. Küme. Kapatıyor orayı böyle. İnsanlar bunu hep şey zanneder. İşte bu bölgeyi koruyor. Bunlar muhafız ya. Evet. Bu bölgeyi koruyor. Bunlar bu bölgeyi korumuyor birader. Bunlar aynı zamanda endokannabinoid sentezliyor. Ve bu salgıladığı endokannabinoid nöroprojenitör selleri, yani nörojenesisle değişim geçiren hücreler üzerindeki reseptörlere bağlanarak onların aktivitesini regüle ediyor. Beyin bunu yapıyor. Evet. Ve ben bunu yaptım, basacağız makaleyi, yazdım, işte Nature Cell Biology'ye göndereceğiz. Bizim hoca, işte bir tane Alman var, çok aram iyi değildi. Zaten buraya gelirken de referans bana almadı. Adam dedi ki, ben bunu başka bir doktor öğrencisine vereceğim, bu çok büyük çalışma. Ulan bitmiş makale, hazır masada duruyor, gönderelim. Böyle bir hırsızlık vardı, böyle bir hikaye vardı, bunu anlatayım size. Bir gün basılırsa Önder anlattı dersiniz, kimse bilmiyor. Ki basamazlar zaten, eminim basamazlar. Çünkü kapasite yok bu adamda. Ama yani beyin, endokannabinoid sistem beyindeki çok derin kontrol ağı var. Ve bunu yaparken sadece sinir hücrelerini kullanmıyor. Bunu yaparken ne var ne yoksa kullanıyor bu arada. Evet. Ve biz bununla evrimleştiğimiz için bunu anlamak aslında beyni anlamakla eşdeğer. Sen endokannabinoid sistemi anladıkça beyni anlamaya başlarsın. Evet. Beynin nasıl çalıştığını daha kolay anlarsın. Beni heyecanlandıran bu. Yoksa işte THC, brain aging falan bunlar hikaye yani. Bunlar işte hikaye. Nasıl çalıştığını anlamaya merak. Çok doğru. Çok güzel. Temel bilim, temel bilim bu aslında arkadaşlar. Temel bilim kliniğe pek girmez. Bizim alakamız yok. Dolayısıyla o zaman bu nöronlarda susturduğunuz zaman, yani şeyi tam anlamaya çalışıyorum. Bu nörogeniz üzerindeki doğrudan etkisinin yok. Evet. Hiçbir alakası olmadığını ortaya koymuş oldunuz. Ve gliyaların doğrudan etkili olduğunu. Sonra işte dedim ya, çevresinde bunlar takılıyorlar. Bunun nörojenesis. Evet. Sonra böyle, çünkü literatür taraması yapıyorsunuz ya sonra. Ulan diyorsun, adam bunu 1950'de göstermiş. Aa diyorsun, bunu göstermiş ama neden olduğunu bilmiyor herif mesela. Sen diyorsun belki bundandır. Falan. Evet. Anladım. Hocam şimdi şöyle bir soru daha var. Gördüğüm arasında. Şimdi diyor ki hocam, biz hani beyin üzerine etkilerini konuştuk ama DNA üzerindeki toksikolojik daha doğru okumak gerekirse etkisini de sorar mısınız demiş. Muhtemelen bu soru THC ile ilgili. Emre Gezer sormuş hocam. Yani toksik etkiye sahip mi? Nörotoksik etkisi yok.
net anlamda söyleyeyim. Yani yıkımından mesela şey alkol, etil alkol yıkılıyor ve yıkıldığı maddeler zararlı, değil mi? THC'nin yıkımıyla beraber açığa çıkan maddeler toksik değil. Yani toksikolojinin anlamı bu yani. Çünkü bir kendisi evet. Toksik olabilir, bir de yıkıldıktan sonra. Evet. Bildiğim kadarıyla DNA üzerinde bir etkisi yok. Ama tabii detaylı araştırma şu ana kadar yapılmış değil. DNA düzeyinde yani. Siz bunu derken peki mesela gene ben öteki konuya marihuana yani normal tüketiciler başka maddeler de alıyorlar. Siz bunu derken işte THC'ye odaklanarak mı diyorsunuz? Yani THC'ye odaklanarak mı yoksa genel ya, sokaktaki adam fare zehir içiyor yani ne içtiğini bilmiyor adam böyle. O ayrı bir şey. O ne işti? O tamamen dedi. Ayrı bir şey zaten. Çok ayrı bir şey. Benim çok demek istediğim tabii çok kontrollü. Ben sadece THC ve anandam şeyden bahsediyorum. Kanabidiolden bahsediyorum. Yani iki etken maddesi. İçinde çok etken madde var. Araştırmayın çok etken var. Ne bileyim filodin var, paramit var, bir sürü madde var. İsimlerini bilmedin yani. Şu anda tanımlayamadığımız endokanabinoidler var beyinde üretilen. Ve çok ilginç ya bu. Bizim daha keşfetmediğimiz reseptörler var. Sadece iki tane dedim ya ben öyle bir şey yok aslında. Evet. Daha fazla. Biz zaten hep soru işareti koyarız. Pardon Çağrı'cığım sözünü. Yok, hiç önemli değil, hiç önemli değil. Biz zaten hep soru işareti koyarız. İşte reseptör 1, reseptör 2, belki reseptör 3 diye. Yani böyle hep böyle bir açık kapı bırakırız. Evet. Şeyi soruyorlar, bu THC'nin bağımlılıkla olan ilişkisini soruyorlar. Birazcık konuştuk ama çok kısa tekrar özet geçmek gerekirse. THC, beyinde doğrudan bağımlılığa neden olan bir madde midir? THC, bağımlılık yapan bir maddedir. Ama bu bağımlılığı yapıcı etkisi diğer bağımlılık yapan uyuşturucu maddelerden farklıdır. Nispeten. Nispeten değil, fizyolojik olarak. Ama yine beyindeki dopamin seviyesini yüksek seviyede tuttuğu için yoksunluk sendromu nispeten görülür. Ama bu asla ve asla yani bir kokain kadar, bir nikotin kadar, alkol bileşenleri kadar değildir yani. O ama bağımlılık yapan bir maddedir. Çünkü beynin ödül mekanizmasına girdiği anda işler değişiyor. Çünkü dopaminle ilgili bir sıkıntı varsa ki bu adam dopaminin üzerinde de var bir sistem. Tıpkı nasıl başka sinir hücrelerinde olduğu gibi dopamin değiştiği zaman dengesi bağımlılığa meyilli olabilir. Ama kişiden kişiye de değişiyor dediğim gibi. Ne kadar içtiğine bağlı, ne içtiğine bağlı. Ama şöyle bir yargı vardır ya mesela işte sen marihuana içtin toplumda şöyle bir yargı var onu söyleyeyim size bu çok saçma bir şey. İşte sen marihuana içtin işte kanabis içtin ne içtin kenevir içtin işte bunun sonu kokain birader. Ha yani. Onu soracaktım bir sonraki soru oydu gateway drug olayı şey, yani şey daha büyük. Daha, öyle sen hala bir alkol içiyorum ben alkol daha zararlı bir şey hayatımda sokmadığım şeyler bunlar hayatımda. Yani böyle bir şey olabilir mi? Tabii sadece... Yani şey işte o gateway drug diyorlar işte o yeterli gelmiyor ondan sonra kokaine işte eroine geçiyorlar işte o da yeterli gelmiyor da falan filan. Ama bu yani bilimsel bir düzlemde bakacak olursak alkolün de aynı etkiyi yapması, sigaranın da aynı etkiyi yapmasını beklemez miyiz? Ya bilimsel olarak bunun açıklaması bana sorarsan kanabisin yani kanabisin kenevirin böyle diğer en babalarından bu öldürücü bir şeytan diyorum onuna. Eroin gibi değil. Bir de torbacıların hikayesi bu. Yani torbacı diyor ki birader baksana şunu da vereyim, bunu da vereyim. Yani bu tamamıyla evet. Şehir efsanesi. Yani bilimsel bir şey yok mu? Evet. Yani bizim hiç alakası yok arkadaşlar yani. Ama mesela kanabis içen, kenevir içen bir adam veya çiğneyen ne bileyim eski zamanlarda bir sürü bunu tüketim şekli varmış. Şamanlar bunu her zaman kullanıyorlar. İşte abi bunun sonu başka bir uyuşturucu maddedir diye bir şey olmaz. Ama insan kendini bildiği sürece yani. Tabii bu insana da çok değişir. Yani, bir şey yani eğer ki marihuanayı belli bir hedefe ulaşmak için kullandıysa insan değil mi? Yani şöyle bir kafamın olmasını istiyorum diye başladıysa ve ona ulaşamadıysa elbette daha sonrasını da deneyecektir ama onu marihuana... Çok güzel bir şeydir. Evet. Bak çok güzel bir şeydir. Bak sana ne diyeyim biliyor musun? Şöyle bir anlatayım. Merdiven sistemi yapalım. İsim veriyorum. Kusura bakmayın. Kokain yarayın. Bunları konuşmak yok canım. Tabii verebilir. Yani onlar madde. Tabii canım. Uyuşturucu madde. Ve bunlar yasal değildir. Şimdi
Adam kokain alıyor, dopamin seviyesi bir seviyeye geliyor değil mi böyle, artıyor. Bakın şeyden başlayalım, Mariana'dan işte. İçiyor adam, belli bir seviyeye geliyor, artıyor. Kokain alıyor, çok daha yüksek. Hmm. Alkol alıyor, daha yüksek. Ne bileyim, eroin alıyor, daha yüksek. Dikkat edin, Mariana dediğimiz şey bunun çok altında yani. Dopamin seviyesini en alt, yani çok, yani en az arttıran. Evet. Madde. Yani sen kokain aldıktan sonra bir daha işte ben Mariana alayım da dopaminimi arttırayım diye bir heves içine girmesin. Evet. Zaten o çok çok az arttırıyor. Evet. Daha yükseğine çıkman lazım. Evet, doğru. Ama bunun geçişi o kadar kolay değil. Yani işte ben kanabis aldım, bunun üstüne çıkayım, böyle bir şey bilimsel olarak şu ana kadar gösterilmedi. Sıçanlarda da olmadı yani, böyle bir şey yapılmadı. Evet. Hocam bu mitler hakkında bir soru yine vardı. İşte Berkay sormuş. THC'nin gitar çalmak, resim yapmak ve benzeri aktiviteler etkisi var mıdır? Hani biz de hep halk arasında deriz ya, ya adam sanatçı, bunlarda hep bu muhabbet kesin vardır. İşte odaklanmayı artırır falan. Marjinaller. Bunlarda öyle bir şey var mı? O da yoksa bir mit midir hocam? Benim kişisel görüşümü söylüyorsam. Söyleyeyim ama bu bilimsel değil. Yani. Tamam, burası kişisel görüş olarak şey yapıyoruz. Çünkü bilimsel bir mantığı yok bunun ya. Böyle bilimsel bir şey olamaz. Şimdi ama şöyle bilimsel bir mantığı var, geriye kalan. Şimdi kanabinoid sistem kapalı bir sistem. Beyin ne olduğunu biliyor bu sistem. Sen esra aldığın zaman beyin kendini kapatır dış dünyaya. Çok kısa bir zaman, çok kısa olarak. Beyin kendini dış dünyaya, algı dünyasını kapattığı için her gördüğü şeyi ilk defa görmüş gibi heyecanlanır. Çünkü daha önce hiç görmediğini düşünür. Çünkü kapatır beyin kendini. O kısa devre yapar. Mesela ne bileyim, balon görürsün, uçan balon, heyecanlanırsın. Halbuki sen uçan balonu yüzlerce defa görmüşsün. Kısa dönemli böyle bir şey olarak şey yapar sana. Nasıl söyleyeyim sana? Dünya yeniden keşfetme heyecanı diyor. Bu tamamıyla şey, o kısa bir süredir. Burada ne bileyim işte müzisyenler beste yaparken falan işte sadece işte sıkıştıkları zamanlarda işte yazarlar, işte bilim alanları sıkıştığı zamanlarda falan filan böyle takılırlar yani. Ama bunun bilimsel tarafı da belki bu olur yani, bilmiyorum. Benim kişisel görüşüm ama yani yanlış anlamayın. Yani biz ya zaten adamda bir şey yoksa adam isterse bir kova içsin. Hiçbir şey olmaz adamın. Yani. O yeteneği ortaya çıkarmaz ama zaten yeteneği olan kişilerin o şeyinde. Evet. Tabii evet, o bırak bu bırak. Önemli, güzel toparladın aslında o şeyi. Olayı o. Yani gidip de seni yoldan geçen adamken işte fazla say yapmayacak marihuana kullandığın için. Ama eğer ki fazla saysan mesela zaten o belki senin takıldığın bir noktada o psikolojini değiştirdiği için, beyninin çalışma mekanizmasını değiştirdiği için belki yeni bir ilham bulmana katkı sağlayabilir. Ama gidip de gene aynı şey yani, gidip de hani nasıl başta söylediğimiz gibi durup dururken ben kendim birazcık yorgun hissediyorum bugün, gideyim majezik içeyim, aspirin alayım dememek gibi bir şey aslında. Bunu yapmamak ya lazım yani. Bunu ben size nasıl anlatabilirim? Mesela sabah uyandığınız zaman tabii başka etkenler de var da, sabah uyandığınız zaman aklınız daha çok çalışır değil mi? Böyle kafanız daha açık olur biraz. Çünkü dopamin seviyesiyle ilgili uyku senin dopaminini arttırıyor. Güzel bir şey değil mi? Uyuyorsun, rahatlıyorsun, tahta attığın zaman yüksek bir dopamin. Yani böyle düşünebilirsiniz. Evet. Çok basitçe anlattım. Sadece o dopamin değil. Yani bunu birçok şeyle yapabilirsiniz. Yani fonksiyonel olarak yaratıcılığınızı arttırmanız için illa Mariana bir etken değil. Yani beyninizin farklı şekilde çalışmasına kısa sürede olsa bir şans tanırsanız, bunu müzik dinleyerek değil mi? Mesela uyuyarak veya ne bileyim böyle spor yaparak falan, koşarak falan da yapabiliriz değil mi? Ben onu demek istiyorum. Yani olay Mariana'ya insan çekip böyle top şeye koymayın yani. Evet. Böyle bir şey yok. Ne bileyim, ben mesela müzik dinliyorum mesela. Metal müzik dinliyorum. Kafam açılıyor. Çok iyi oluyor. Tabii herkesin kendi, yani zaten ben biraz da ben de böyle düşünüyorum. Yani bu ilaca şey ya da bu kimyasal maddeye yükleniyor sorumluluk ama bunun hem kişisel tarafı var hem toplumsal tarafı var. Yani bu biz onları da çok görmezden gelerek tabii burada yorum yapıyoruz. Kişisel taraflarını zaten konuştuk. Yani biri için başka daha büyük yüksek ilaçlara geçmek için, yüksek uyuşturuculara geçmek için bahanedir marihuana. Yani o da gateway drug dediğimiz, ben bahane olarak duyuyorum onu. Yani çünkü çok kişiden kişiye değişir. Bunu ilacın sanki içsel bir özelliğiymiş gibi
sunmak bana da yanlış geliyor. Ama bir de toplumsal taraf var, işte insanlar bir gruba aidiyet duyma isteğinden kaynaklı olabilir. Zor durumda olmak biliyoruz şeye, uyuşturuculara yönlendiriyor insanın kafasını ondan almak için. Yani biz bu toplumsal sorunların içerisinde yaşarken işte fakirlik, işte iş bulamama vesaire, bunlar da şeye neden oluyor. Yani dolayısıyla o bütün suçu günahı, bütün sorunlarımızı bu ilaçlara yüklemek bence de insanların kolayca yaptığı bir şey. Ve bunu birazcık şey yapmak gerekiyor. Ertuğrul Artar sormuş. Mesela diyabet üzerinde etkisi varmış. Dediğim gibi bütün hastalıkları sayabiliriz. Onun üzerinde etkisi var, bunun üzerinde etkisi var mı, ama yani şöyle sorayım. En öne çıkan etkilerinin olduğu alanlar nedir bu THC'nin özellikle? Diyabeti çok bilmiyorum, bir şey diyemem. Benim alanımda olmadığı için. Yani çok nadir okudum. Aynı zaten. Şekilde ben de hocam, çünkü libidoya yönelik etkisini sormuşlar. Birçok şey etkilediğini biliyoruz ama hani çok tabii fazla şey etkiliyor. Şey. Çok garip hocam. Sadece bir noktaya odaklanmıyor. Yani zaten bunu hoca söylemişti ama evet. Herkesin kendisi farklı olduğu için herkesin beyni farklı tepki veriyor. Zaten bir de bu yüzden kritik bir nokta bu. Yani hemen her şeyi bu işte kenevire bağlamanın sakıncalarından bir tanesi de belki bu. Bir de gene dediği gibi hocanın bu satıcıların içine ne koyduğunu bilmiyoruz. Yani bizim burada bahsettiğimiz o, yani bundan bahsedemeyiz. Sıkıntı o. Yani hangi satıcıdan kimin ne aldığı, ne kadar kullandığı, ne sıklıkla kullandığı, o kadar çok parametresi var ki bunun. Böyle genelleyip de ya sen işte esrar içmelisin ya da içmelisin, böyle bir şey yok yani. Aynen, bunu yapamayız. Aynen. Önemli olan nokta o. Hocam bu mesela THC ile esrar arasında bir işlem farkı var sanırım. THC medikal formudur. FDA onayı var mıdır demiş arkadaş Serdar. FDA dedi, FDA onayı. FDA. Evet, ya yok, hiçbir değişim yok. Kimyasal yapısı aynı. Zaten öyle şöyle bir şey var. İlaç şirketleri patent şeyini yakalamak için böyle ucundan bir şeyden karbon elementini değiştirip bunu yeni hidrojen takıp patent almak adına o THC'yi değiştirip piyasaya sürüyorlar. Çünkü bu bir rant. Aslında kanabis dünyası da bir rant içinde doğdu. Kendi rantını doğurdu yani. Alt kültür, üst kültür olabilecek gibi bir şey artık yavaş yavaş. Yani bundan çok ciddi paralar kazanan, ne bileyim, ilaç şirketleri var. Sırada bekleyenler var falan. Değişim yani sentetik kanabis dediğimiz kanabis cinsleri var. Bunlar genellikle THC'nin şeyini değiştirip çok az düzeyde, ama zaten tamamen değiştirince reseptöre bağlanmaz. Bu sefer de hiçbir etkisi olmaz. Bunu değiştirip işte piyasaya sürmeye çalışan. Zamanında bir tane grup vardı. İspanya'da mı, tam hatırlamıyorum. Çok ilginç bir deney yapmışlar. İşte sarkı aktif etkisi olmayan THC yaptık diye böyle saçma salak bir deney yapmışlardı. Böyle bir şey yok kardeşim. Adamlar sonra baktım, adamların 20 senede hiçbir işi yok. Ya böyle yapan adamlar, deneyen tipler var ama THC'nin o kimyasal yapısını çok oynayamazsın Burak'cığım ya. Yani sıkıntılı bir şey var. Etkisi nasıl olur, nasıl olmaz, çok farklı olabilir. Reseptöre bağlanır, bu sefer ayrılamaz. Bu daha sıkıntılı bir şey. Düşündünüz mü hiç ben? Çok enteresan. Evet. Hocam Franz Kafka demiş ki zeytinli raka bekleriz demiş. Zeytinli rakı. Ben bu yaz zeytini duracağım hocam. Gelirseniz birlikte gidelim. Bu yaz gelmeyi planlıyorum. Gerçekten. Evet ben 3 yazdır giderim hocam. Mazi içimde bir yara ya. Güzel olur. Ya çocuklar. Bu arada sizin onu çok dikkat çekmiş. Fotoğrafta Motorhead'in şeyinin olması, tişörtünün olması. biraz isterseniz konuyu değiştirmek adına da birazcık ondan bahsedelim. Sen ne soracağım. Biz zaten kitap tavsiyesi falan soruyoruz genelde de. Siz böyle çok bariz olunca müzik zevkinizi de merak edenler oluyor. Onu da soralım. Ya kendimi bildim bileli ben metal kültürünün içinde bir adamım. Burada küçük bir rock grubumuz var. İşte metal müzik yapıyoruz. Türk arkadaşlar. Yani yapıyorum ben. Kendimi bildim bile bu işin içindeyim. Konser veriyoruz burada küçükken. İşte Boston's First Turkish Rock Band. Ooo çok güzel ya. Tabii. Türkçe mi şarkılar? Yok, genelde yabancı. Türk parçalardan işte babalardan işte Erkin Koray falan çalıyoruz. Ha, çok iyi. Genellikle metal işte ne bileyim Megadeth,
Metalini falan böyle. Black Sabbath. Bu agresiflik buradan hocam. Hani korkmuşlar ya sizden böyle. Metalini oradan geliyor. Ya en iyisi benim üniversitede görselermiş. Daha çok korkarlarmış. Saçlar uzun değil mi hocam? Adım kadar eminim. Uzun zaten abi. Buna kadar saçım vardı ya. Ya metal o bir kültür ya. O bir bakış açısı. Ben, bana çok şey kapmıştı. Bana iki şey kaptı hayatımda. Önemli. Eşim en önemlisi de o sonradan zaten hayatımı değiştiren bir insan. Beşiktaş ve şey, heavy metal. Ben hastasıyım ikisinin de. Böyle tek kelimeyle benim için dedim, yaşam yani. Benim yaşam pınarım diyebilirim. Dedim ya mesela, ben böyle sıkıştığım zaman koyarım bir tane plak veya CD, o elimin altında ne varsa çakarım mesela. Black Sabbath'tan Paranoid dinlerim kafama göre. Bir de eskiden böyle biliyorsunuz Google yoktu ve şarkı sözlerinde böyle İngilizce şey yapamazdık ya böyle. Sonra yarım yamalak. Ne biçim hepsi yanlışmış falan. O dönemde ben değiştim ya. Mesela bir kaset alırsın 90'lık işte Metallica adam koyar. Arkaya da kasetçi kendine öyle bir şey koyar. İşte Yıldız TV'de bir şarkı falan var. Böyle. O dönemde öyle de yani metal kültürü, art metal kültürü Türkiye'de yaşadım. Burada da elimden geldiği müziğin içindeyim ya. Gidip gelmeye çalışıyorum. Sonisfer'e gitmiştim ilk Türkiye'de yapıldığında. Muazzamdı. Pentagram'a da gitmişsinizdir siz. Ben üniversitede dersleri hocam... İlk yapıldığı dediğin 93'tü. Ne zaman? Sonisfer mi? Evet. Şimdi onun ekine gitmiştim. İlk üniversitede. Evet, ben de, ona ben de gittim. Babalar çıkmıştı. Demek ki aynı yerde. Ben de sende de mi metal ruhu var yoksa? Ooo. Neler ama neler mi? Tabii canım ben çok... Benim de aynen aynı şekilde metal müzik çok hoşuma giden rock metal ama ben başka alanları da dinliyorum çok sık. İşte jazz, blues falan çok seviyorum ben mesela. Onlar da özellikle çalışırken yazarken falan çok faydalı oluyor yani. Ama bunu ayrıca konuşuruz. Zaten bir gün aldığı sayı getirelim Çağrı. Evet, ben çok isterim. Hocam şimdi şeye de konuya geri dönelim. Müzik falan çok dedik. Şimdi mesela paylaşılanlardan bir tanesi demiş ki Korkut Korkmaz şey THC'den bahsediyor. Psikozu körükler, işte kanabis genel olarak anksiyeteyi arttırır, işte paranoyayı arttırır, sosyal çekilmeye ya da çekinikliğe sebep olur. Kalp krizi riskini mesela koroner iskemisi olanlarda 4 kat arttırır vesaire. Bu kendisinin uydurduğu şeyler değil biliyorum. Şeyden biliyorum. Mesela Wikipedia'da açarsak bir dolu riskinden bahsediliyor. Peki bu hep bahsettik bu işte şuna iyi geliyor buna iyi geliyor ama belli ki riskleri de var. Bu risklerden birazcık bahsedelim. Nedir THC'nin riskleri? Ya da bu araştırmalar sırf THC araştırmalarını baskılamak için yapılan yani ben yani komplo falan olarak sunmuyorum da bu tip bir mücadele mi var? Gene GDO konusunda mesela bu çok meşhurdur. Ya da yani yok GDO güzel örnek. İklim değişikliğinde çok öyle bir şey yok çünkü. GDO konusunda vardır mesela. Öyle bir durum var mı? Nedir tehlikesi? Ya olaya kenevir üzerinden bakalım bence. Mariana ve THC üzerinden değil de şimdi işin medikal tarafı kendi içinde oluşmuş. Yani alt kültürün alt kültürü gibi. Ulan bu ama çok ilginç bir şey. Bu medical marijuana dediğimiz yani medical cannabis, medical kenevir, haşhaş dediğimiz hepsi bizden. Çin'den, Hindistan'dan çok eski zamanlarda hatta o 17. yüzyılda İngiltere kraliçesinin bile geçmeyen ağrılar için ciddi şekilde kullandığı işte Bayer'in bildiğin çok yakın yüzyılda Bayer'in böyle şişeleyip kanabis sattığını hepimiz biliyoruz. Hep kullanılan bir şeydi yani. Genellikle ağrı kesici, adını sen söyle, işte semptomları düşürücü, işte ne bileyim sen dedin ya mesela evet. Boğaz kuruluğu, iştahsızlık, bulantı gibi düşürücü. Mesela AIDS hastalarında özellikle bu çok önemli. Evet, onları da şey yapalım. Bu başka bir kültür. Ama dünyada kenevin üzerine oynanmış büyük bir oyun da var yani. Bu Rockefeller'ların falan bu petrokimya endüstrisinin kenevir üzerine oynadığı ve kenevirle ciddi mücadeleler içine girdikleri. Çünkü fakir fukaranın kenevir bu adamlar dinlemez bunu yani. Şöyle bir laf vardır. Burada da parmağı işte, var bu adamın yani. Vay be. Yani, şöyle bir laf vardır işte kapitalizm gölgesini satamadı ağacı keser diye. Keser. Adam satamadı tabii. Adamın elinde petrol rafinerileri var. Çıkarmış bir yerlerden işte çalmayla çırpmayla
Diğer taraftan medya baronları arkasında. Adam ciddi bir savaş veriyor mesela bu Rockefeller'lar. Birkaç aile daha var petrokimya. Bundan önce ne bileyim araba kaportasından bu pil plastik şişelere kadar aklınıza gelecek bütün kumaşlar hepsi kenevirden yapılıyordu. Çinliler ilk kağıdı kenevirden yaptılar mesela. Evet, onu da yazmıştı bir okurumuz hocam. Diğer kullanım alanları da diyecektim. Evet. Yani bu savaş, kenevire karşı verilmiş savaşın aslında bir sosyoekonomik temeli var. Yani burada işte içiciler, nasipler, kusura bakmasın, olay daha büyük yani. Yani. İçmemekten daha büyük bir olay kenevirin yasaklanması. Yani ya bunun içinde kurunun yanında yaş dayandı falan. İşte bu adamlar temin sorunu yaşadılar falan. Yani. Çünkü kanabis özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde dönem dönem özellikle çiftçilerin ekilmesi için baskı yapılan, çünkü çok hızlı büyüyen, çok verimli bir bitki. İçindeki maddeleri saymakla bitmez. Sadece THC yok içinde yani. Ne bileyim omega 3, 6, 9 çok karışık. Evet, onlardan da bahsediyordu bazı okurlar. Evet. Yani kenevir üzerindeki baskı, algı dünyası tamamıyla sosyoekonomik. Yani bu araştırmalar o zaman yanlış mı bunu mu? Yani ya da bu sonuçlar yanlış sonuçlar mı? Yanlış araştırmalar. Mesela sana bir şey örnek vereyim. Mesela maymunlar üzerinde yapılmış bir deney var böyle. Maymunları maskeyle işte şey veriyorlar, kanabis. Ama böyle hayvanlar nefes alamıyor. Düşünsene. Hayvanlar beyni az oksijen gittiği için çeşitli sıkıntılar yaşıyorlar. Bunu bastılar ya şey Reagan zamanında böyle işte kanabis öldürür en büyük düşmanımız kanabis diye. Sonradan çıktı. Ulan hayvanların beynin oksijen gitmemiş. Çok ilginç. Bu da yani. Mesela örnek veriyorum mesela. Çok ilginç şeyler var böyle. Şu anda var mı? Eskisi kadar büyük bir savaş yok. Çünkü bu medikal kanabis araştırmaları bu adamları susturdu biraz. Biz de bunun bir parçasıyız. Bunun adına çok mutluyum. Çünkü kardeşim yani baskıyla falan filan siz her şeyi susturursunuz da bilimi susturamazsınız. Kusura bakmayın. Evet. Hocam tam bu alanda bir arkadaşımız da bu alanda çalışmak istiyor. Parçası olmak istiyor. Demiş ki Faruk. Hocam lisans bitirme tezi olarak. Onu konuştuk medikal... Burak. Burak konuştuk onu. Aa özür dilerim. Yani, çok evet, özür dilerim. Belki sonra. Ben de. Tamam. Az önce konuştuk. Almanya'ya gitsin. Almanya'da çok çalışan gruplar var. İspanya'da çok çalışan gruplar var. Eğer buraya gelmek biraz zor oluyor. Çünkü işte bir sürü abuk subuk sınavlar almak lazım buraya okula gelmek için. Böyle sırf ezberci eğitim sisteminin böyle dayattığı işte TOEFL, GRE gibi saçma sapan sınavlar var. Bunları almayı çoğu insan istemeyebilir yani. Hı-hı. Avrupa'da bu sınavlara ihtiyaç duymadan gidip çalışabilirler. Kendilerini anlatsınlar. O heyecanı gösterirlerse bu adamlara onlar da seve sevadırlar onları. Peki bir okurum şimdi galiba evet İlknur Sevdim sormuş. Mesela insan deneyleri sizin çalışmanızın ben yaptığım videoda da gene söylemiştim. Ne yapıp edip insanlarda da çalışmanın bir yolunu bulacağız demişsiniz. Herhalde bunu da gönderme olarak hani çok engel olmasına ve insanlar üzerinde çalışmanın zor olmasına. Mesela şey bilmiyorum şaka yolla mı soruyor ama insanlar üzerinde yapmaya... bir yolu açılacak olursa mesela nasıl seçiliyor denekler yani hani bilmiyorum hani şey olarak mı soruyor ben denek olabilir miyim şeklinde mi soruyor ama hakikaten de ilginç bir soru aslında yani siz mesela deneklerinizi seçerken hadi farelerde kolay yani genleri zaten hepsi inbred yani dediğiniz gibi hepsi aynı genleri paylaşan soylardan ama insanlarda böyle bir durum yok mesela bununla ilgili şimdiden düşünmeye başladın mı nasıl seçeceğim diye Önder. Bunu ben yapmayacağım artık. Bond'daki elemanlar yapacak. Benim burada konum çok fazla. Artık farklı bir konu çalışıyorum açıkçası. Yani kanabise endokrinoloji sistemine ileride girebilirim. Ama görüşüyoruz ya. Benim fikrimi mutlaka alırlar. Ama şöyle bir şey olur. Mesela mild cognitive deficit dediğimiz yani orta seviyede şeyleri, hafıza öğrenme güdülerini zayıflayan yaşlı hastalar var. Bunlar nöroloji kliniklerine geliyorlar ve Almanya'da sayısı çok fazla çünkü Almanya'da yaş nüfusu çok fazla mesela. Bu adamlar bir de kendilerine bakıyorlar bile. Bir de bu adamlar birazcık arsızlar, bizim yaşlılar gibi değiller yani. Yani yaşıyorlar adamlar ama evet. Şeyleri düşüyor, kognitif seviyeleri. Bu adamların ciddi bir şeyi var, sayısı var. Binin üzerinde, benim hatırladığım kadar, ben ayrılmadan öyleydi. Bu adamlar üzerinde placebo gruplarla bir çalışma yapılacak. Ama bunların ikinci hastalıkların olmaması lazım arkadaşlar. Ne bileyim Alzheimer gibi, Parkinson gibi. Bunlar çok önemli. Çünkü ikinci hastalıkları olduğu zaman yaptığın deney pozitif veya negatif çok mantıklı bilimsel olması.
O testlerden geçerler bunlar. Ne bileyim MRI'de falan beyinlerine bakılır. Tamam sende yok Alzheimer, işte sende Parkinson yok, epilepsi yok ama sende yaşlılıkla beraber hafıza, belirli hafıza testleri var. Bunları yaparsın. Bundan sonra işte ön testlerden geçerek seçiyor. Çok güzel. Tabii. Burada gördüğümüz bir şey hocam, hep etik kısmı. Bunu geçen haftaki Canan Hoca'nın yayında da görmüştük, onların deneyleriyle ilgili. Hep bir etik sıkıntımız var, insanda yapılmalı mı yapılmamalı mı diye, ama sizinki o kadar da şey değil aslında yani, bir an önce geçilebilir. İnsanlar istekli Burak, ne diyorsun? Ya millet yürüyor burada, ben gönüllü olayım diyor hocam, para falan da istemiyorlar yani, hemen geleyim diyorlar. Beni bağlayın. Yaşları da yazsınlar bence bu parantez içinde. Yaş çok önemli. Başvuruları yazayım. Evet yani gençler. Şimdi, peki o zaman şunu sorayım hocam. Gençler üzerinde faydasının olduğuna dair herhangi bir bulgu var mı? Ya da zararının olduğuna dair? Ya faydasıyla ilgili hastalıklar dışında hiçbir şey yok. Yani. Hastalık yoksa öyle durup dururken fayda sağlamıyor. Bunu diyebilir miyiz tabii genel canım, olarak? Tabii kesinlikle. Bu çok önemli bir mesaj. Yani bizim vermek istediğimiz mesaj aslında bu. Yani bilimsel olarak doğru olması sevindirici. Değilse de söyleyin yani yok hayır bak şöyle bir faydası olduğuna dair. Ama yok, gerçekten. Evet. Yani beynin endokrinoloji sisteminin, beynin bütün hemen hemen birçok fonksiyonları, nörojenesis de örnek verdim. Kontrol etmesi senin uyuşturucu kullanmanla yani esrar kullanmanla ne gibi bir alakası olabilir? Evet, tabii doğru. Zaten yani normal halimize ek bir şey ekliyorsa bir de bir orada biraz da yani tabii çok özel bir madde olabilir falan filan ama olabilir belki öyle bir etkisi olabilirdi ama zaten yani beynimiz zaten bu maddeyi aldığında daha iyi çalışıyorsa yani sırf bir maddeden olacak şeyse muhtemelen biz en azından evrimsel biyolojide bekleriz onun zaten evrimleşmiş olmasını. Yani öyle bir maddeyi aldım hemen hop çok iyi hale geldim falan yani çok mantıklı değil. Yok. Bir de hocam şu dikkatimi çekti. Mesela alkol çok zararlı konuştuk kusturuyor. Yani kusturmak ne demek? Vücut onu atmak istiyor ki bize zarar vermesin. Ama bu şeyde mesela var mı o kenevirde böyle bir durum var mı hocam? Kusturma, böyle vücuda toksit yapma yani. Ama o da gene dozla ilgili Burak. Dozla ilgili değil mi? Evet. Yani. Doğru. Ya kanabisin o tarz hiçbir etkisi yok. Mesela Taksim ilk yardıma oralarda takılırdık öğrenciyken işte gece işte ne bileyim Gümüşsuyu'na inerdik falan filan. Orada mesela hep gece yarısı çocuklar alkol koması belli yani adam yürüyemiyor. Ve anlıyorsun alkolden mi başka bir şeyden mi? Yani benim ta o yaşlarda gözlemlediğim kadarıyla alkolün insan vücuduna yaptığı kötülüğü yani akrep yapmaz. Yani ben alkol içiyorum yanlış anlamayın şey gibi değilim de yani abi. Alkol gibi bir meret güzel güzel şişelenip raflarda yerini almışken işte nikotin gibi saçma salak ne olduğu belli olmayan. Ben demiyorum ki özgürleştirin yani kardeşim. Biraz daha böyle mantıklı hareket. Düşünün yani bu adamlar neden yasaklamış da bunu yasaklamamış. Çünkü kokain, eroin bunlar kötü şeyler kardeşim. Bunlar çünkü kimyasal. Bunlar organik değil. Bunlar başka bir şey. Bunları geç. Ama bir taraftan da böyle soft drug dediğiniz yani küçük çaplı uyuşturucu maddeler işte tütün, alkol ve işte esrar. Yani insan aklını almıyor yani. Ben bu tabii bilip bu bir bilimsel de sosyoloji konuşuyorum. Yanlış anlamayın beni. Ya bilimsel temeli de var tabii bunda. Biraz bana komik geliyor açıkçası. Tuhaf geliyor. Çok ilginç bir hikaye anlatayım size. Yani alkolün kendi içinde bile bir hiyerarşisi var. Seneler önce İngiltere'de bunu bir yerden okumuştum. Hatırlıyorum. Fakirler cin içiyor diye cini yasakladı hükümet mesela. Viski serbest cin yasak falan. Düşünsenize. İlginç. Bu da böyle bir şey yani aslında. Çünkü esrarı fakirler içiyordu. Yani zengin içiyordu, Meksikalı içiyordu. Zengin adam esrarı içiyordu. Ama şu anda öyle bir şey yok. Şu anda CEO bile gittiği zaman içiyor evinde. Eğer rahatlamak istiyorsa, bir şey kendi içinde şeyi varsa. Hani bunu niye anlatıyorum? Devlet bunu kontrol ettiği zaman bu sefer bu kötü insanların eline de geçmez. Devlete ekonomik kazanç olur. Bunu Kaliforniya eyaleti çok mu salak yani? Dünya ekonomisi Avrupa Birliği kadar güçlü bir ekonomisi var tek bir Kaliforniya eyaletinin. Adamı serbest bıraktı. Yani. Biliyor adam her şeyi. Massachusetts burada keza büyük bir eyalet. Başka birçok eyalet var. Yani bu adamlar serbest bırakırken biz serbest bırakıyoruz birader işte artık takılın demiyor. Halk oylaması yapıyor. Diyor ki ben istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Adam istiyoruz diyor.
Bu hem medical kullanımının hem insanların ön yargılarını kırmak açısından. Çünkü yasak başka yasağı getirir. Ön yargı kırmak, ben bilim adamıyım. Bir bilim adamı için en önemli şey. Yaptığı şeyler, bulduğu şeyler, konuştuğu şeyler için hala işte Charles Darwin örneği, evrim teorisi. Yargılanan, üstüne çok hoş şeyler söylemiyor. Bir sürü bilim adamı var günümüzde. Yani ön yargılar insanları sıkıştıran, böyle kafesin içine koyan saçma salak bunalımlara sokar. Yani böyle bir şey olmaz. Onun için bunu daha ciddi, devlet bunu kontrol altına almak zorunda. Ben onu diyorum. Yoksa sen bunu gidersin cepçiye, torbacıya verirsen adam fare zehri satıyor sana. Evet. Devlet bunu kontrol altına alması lazım. Çünkü bu bir drug. Kullanılıyor. İnsanlar bunu kullanma istiyorlar ve istemiyorlar. İçme diyemezsin. Gidiyor adam, buluyor bir yerden. Ama devlet bunu kontrol altına alması lazım. Ekonomiyi de çok ciddi kaldı. Ve yani şeyi soracaktım ben. Atılması gereken adımlar ne olmalı? Birincisi de bu size göre. Bir de şey değil mi? Araştırmaların önünün açılması çok önemli. Ki bilelim mesela, yani neyle karşı karşıyayız. Evet. Ya benim için beynin içindekini anlamak ya veya vücut içindekini anlamak. Bunun ya burada maddenin için önemi yok. Olan yok, ben, o madde tamam. Ne olursa olsun beynin içindekini. Şey, merakınız bu zaten. Tabii canım. Burak, bu şey de şans eseri THC bu. Ama sadece beyin THC ile ilişkilenmiyor ki. Yani aynen. İşte dopamin de araştıran var. Bilmem neyi de araştıran var. Bütün o donör transmitterleri de araştıranlar var. Yani bu çok genel bir konu. Ha, hocanın, Önder Hoca'nın şimdiki ilgisi THC olduğu için. Bu arada ne üzerine çalışıyorsunuz şimdi hocam? Onu soracaktım. Ya o da ilginç. Ben hep böyle provokatif işlerle çalışıp hep sıkıntı yaşıyorum. Makalelerim kokain yok hocam. Bırak da çalışıyorum. O zor bir şey. Ona girmem artık. Şu anda CT ile çalışıyorum. CT bir hastalık biliyor musunuz? Evet ya, onu bir konuşalım. Doğru bak, toptan çıktı aklımdan ha. Concussion. Çok ilginçtir. Yani şu anda bildiğin Amerikan Futbol Ligi ile ciddi bir böyle rekabet halindeyiz. Çünkü önce CT nedir hocam? Bence birçok insan izlememiştir o filmi. Önce bir ondan bahsedelim. Ya Concussion filmini önce bir koyun kenara, izleyin. Bir bilim adamı ne kadar zorlanır. Dünya tarihinde böyle bir örnek yoktur yani. Benim herhalde İzlediğim en sağlam bilimle ilişkili filmlerden bir tanesi oydu. Belki ben olan en sağlam. Yani hani Interstellar falan var tabii, o fizikle ilgili. O ayrı. Yani böyle biyolojik bilimlerle ilgili. Abi de şey vardı. Mavi Çocuk, bu kalp hastalığını bulan bir film vardı. Hatırlar mısınız? Onu izlemedim. Zenci bir teknisyenin yanında çalışan bir doktor. Blue Child diye bir hastalık var. Bunu köpeklerde buluyor işte. Kan damarlarını değişti. O da ama bu dediğin gibi öyle gireyim araya dedim. Blue Child tamam. Midir? Tamam. Neyse yani sonuçta Concussion'ı mutlaka izleyin arkadaşlar. İzleyin. Gerçekten muazzam bir film. Yani sadece şey mesaj açısından değil, bilimsel zorluklarla ilgili falan değil. Mesela Will Smith başrolde bu arada. Mesela bir yan parantez açayım. Yani bununla hiç burada tabii girmeyeceğiz ama mesela dini duyguların, mesela dindarlık, yani sonuçta birçok bilim insanı işte Hristiyan, Müslüman vesaire, bunun nasıl motive edici olarak, yani bilimin önünü kesici olarak değil de bilime nasıl motive edici olarak kullanılabileceğinin de çok güzel mesajları var. Yani bence sadece o bilimdeki mücadeleden bahsetmediler o filmde. Aynı zamanda bir yani inançlı olan bir bilim insanının nasıl o inancını bilimi ilerletmek amacıyla, yani kendi inancını ispatlamak adına değil de inancını kullanarak bilimi ilerletmek amacıyla kullanılabileceğine dair müthiş mesajları olan, diyorum yani benim herhalde bugüne kadar izlediğim en sağlam bilim filmi Concussion'dı. Mutlaka izleyin. Ama şimdi bizim konumuzla ilgili olan tarafı, o Amerikan futbolu oyuncuları biliyorsunuz, veya rugby de olabilir tabii ama orada Amerikan futboluydu. Sürekli çarpışıyorlar, kafalarını çarparak işte birbirlerine omuz atıyorlar bilmem. Yani bizim futbol gibi falan değil. Amerikan futbolu çok daha sert bir oyun, çoğunuz biliyordur zaten. Bunu ama hadi oyun milyon dolarlar, milyar dolarlar dönen inanılmaz bir sektör. Ama şeyde, sağlık konusundaki araştırmalarda çok ciddi engeller var. Çünkü Amerikan Futbol Ligi, NFL... engel oluyor araştırmaları ve bu işte kask mask veriyorlar elbette, mesela rugby'de o da yok ama gerçek şey Amerikan futbolunda kask var ama yine kaska rağmen bunun sebep beyin travmasına sebep oldu. İşte bu hastalığın neden şey adı da CTE. Neydi açılımı hocam? Chronic Traumatic Encephalopathy. Encephalopathy, evet. Aynen. İzleyin filmde, anlatıyor detaylarını da yani arkadaşlar, mutlaka izleyin. Şimdi bunun üzerine çalışıyorsunuz öyle mi? Neyi üzerine çalışıyorsunuz mesela hocam? Ya
Çok güzel dedin mesela o beyin travması değil mi? Böyle çarpışma falan. Bu, evet. Şimdi beyin, şöyle anlatayım size. Beyin sıvının içinde çok ince böyle zar çizgilerle tutulmuş bir şey. Sen beyni böyle salladığın zaman filmde de adam zaten ondan bahsediyor da. Yani kafanı şöyle salladığın zaman bile kısa vadeli bir concussion geçirebilirsin çok hızlı yaptığın zaman. Tamam. Yani beyin aslında böyle yüzüyor. Yani beynin ruhu. Siz iyi bilirsiniz şeyden. Kafa salla. Tabii canım. Evet, çok sallamayın kafa. Şimdi beyin travması, şimdi biz şunu bulduk. Benim hoca ilginç bir adam. Bu adam çok özel bir adam. Niye olduğunu size söyleyeyim. Önce kısaca bunu anlatayım. Protein modifikasyon, şimdi genomik, işte genom dünyası şoka girdi. Genom projesi çıktı. Oh ne güzel, bütün hastalıklar dedi. Herkes biliyor. Tedavi edeceğiz diye gaza geldiler. Bir baktılar, ulan tamam şimdi ne yapacağız? Çünkü olay protein. Proteomics diye bir dünya da var. Protein bir dünyası var. Protein kendi içinde modifiye oluyor. Modifiye olan protein de bir üst modifikasyonları var beyin içinde. Çevresel etkinlerle. Tamam mı? Burada bir parantez içinde bunu belirteyim. Şimdi tamam. Beyin travmasından sonra beynin travmaya maruz kalan bölgesinde biz, ben buraya ilk geldiğim sene bu keşfedildi. Son dakikada yakaladım adamları böyle. Birkaç deney de yaptım. Güzel. Güzel bir Nature makalesi bastık. Bu protein konformasyon geçiriyor. Ama bu konformasyon dünyada şu ana kadar gösterilmiş bir konformasyon değil. Hı hı. Yani size öyle bir şey anlatsam. Şimdi ayna görüntüsü vardır ya mesela. Evet, Gömerler. Şu yani ayna görüntüsü. Proteinde de böyle bir şey var aslında. Bizim bu adam dünyada bunu ilk tanımlayan insanlardan birisi. Hatta bu şöyle oluyor tabii organik molekül gibi işte karbonu yukarı indir de işte ne bileyim hidrojenin aşağı indir değil. 300 tane sallıyorum amino asit var değil mi? Bir tane protein üzerinde. Özel amino asitler mesela prolin özel amino asitler cis trans dediğimiz bu ayna görüntüsünü kazanıyorlar. Çevresel etkilerle. Bakın gen sentezlendi proteini. Protein modifiye oldu. Bu dediğim üst modifikasyon. Yani bunu daha önce kimse düşünmedi. Ve bu amino asitler konfigürasyonu değiştirince bu sefer proteinin yapısı da değişiyor. Çünkü bu amino asitlerin dizilimi proteinin kendi yapısını hem fonksiyonel hem fiziksel olarak veren bir oluşum değil mi? Evet. Şunu bulduk. Bu CT'den sonra yani bu travmadan sonra CT bir süreç bu arada. Yani beyin travmalarından sonra bunları fare modellerinde gösterdik. Çok hoş bir model değil ne yazık ki. Fareler beyin travması geçiriyor. Devam olarak. Bu protein bozuluyor. Tau dediğimiz sinir hücrelerinin özellikle sinir hücrelerinin hücre iskeletini oluşturan tibülin denilen yapıyı ana protein olan tau proteinlerinin özel amino asitleri bozuluyor ilginç bir şekilde ve bunu biz ilk gösterdiğimizde ya bu niye bozuluyor falan filan sonra bu bozulmayı engelleyen bir şey yaptık bağlayıcı bir kimyasal çok uzun hikaye anlatmayayım çok karışık artık böyle biyokimyaya da girdim ben çok fazla karıştı her şey şunu demek istiyorum yani beyin travmasında böyle bir protein deformasyonu oluyor. Ama bu deformasyon bilinçli bir deformasyon. Beyin bunu kendi oluşturuyor. Yani. İyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor hala o dönemdeyiz. Bu makaleyi bastıktan sonra ikinci bir makale hazırladık. Bu sefer NFL oyuncuları. Şimdi çok ilginçtir. Bu CTE'nin nasıl bir hastalık? 45 yaşında bir emekli NFL oyuncu düşünün. Bu adamın hiçbir hastalığı yok. Alzheimer değil, Parkinson değil, genç. Hiçbir şey yok. Adam silahla kendini bir otel odasında vuruyor mesela. İntihar ediyor. Evet. Böyle şu ana kadar 50'nin üzerinde vaka var. Çok inanılmaz işte. Filmde gösteriyor bunları arkadaşlar bu arada. Çok yani. Hiçbir hastalığı olmayan adamlar durup dururken intihar ediyorlar. Kafayı yiyip ailesini öldürüyor falan böyle. Çok ve hepsi Amerikan futbolu oyuncusu. Eski evet. Amerikan futbolu oyuncuları. Kritik noktada. Çok güzel. Ve önce NFL bunu kabul etmedi ya çünkü çok büyük bir oran nasıl ölürler nasıl ölmezler filmde de anlatıyor dediğin gibi. Evet. Sonra çok özel bir adam şu anda kendisi Kaliforniya'da profesör kaçtı buralardan şeye gitti batıya gitti. O adam mesela ilk bunu gösteren adam
bu bir hastalık diyor ya. Bu travma, devam eden travma beyinde geri dönüşü olmayan protein bozulmaları yapıyor diyor. Ve bu protein bozulmaları ileriye dönük, aslında bu adamlar kendini öldürmeseler, bu işin sonu Alzheimer'a falan da gidiyor bu arada. Ben onu çalışıyorum şu anda. Bir bağlantıları var birbirine. Ve ilginçtir, nörolojik bir hastalığın inanılmaz derecede, yüksek derecede psikolojik semptomları var. Kendini öldürme gibi yani, düşün. Ne bileyim. İnanılmaz. Evet, ne bileyim yani, bir Alzheimer'ın mesela çok psikolojik şeyi yoktur, psikiyatrik şeyleri, vakaları. Yani çok nadirdir. En üst düzeyde artık beyin süngere döndüğü zaman artık zaten fonksiyonlarını tamamıyla kaybeder. O zaman tuhaf şeyler yapar. Ama dünyada hiçbir nörolojik hastalığın, ben hastalık diyorum, üzerine basıyorum, bilim bunu kabul etmese de, CT'yi kadar psikiyatrik, kendini öldürmeden tut, uyuşturucu bağımlılığı konumuzla ilgili çok aşırı düzeyde bağımlılıklar. Çünkü beyin bir kendini bulmayla ilgili müthiş bir sorun yaşıyor. Yani müthiş yerlere gidiyor. Neyse, biz NFL oyuncularının iki ayrı beyin bankasından şeylerine ulaştık. Ben şu anda bir makalenin ikinci review'unun, Nature'da ait bir makalenin ikinci şeyini gönderdim geçen hafta. İnşallah çıkar. Zaten Nature'la bir şeyiniz var. Benim Nature'dan aşağısı kurtarmaz diyorsun. Yok ya, yani yüksek yerde basarsan insanlar daha çok ciddiye dönüyor. Ne yazık ki. Doğru değil de. Ama size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Biz bunu önce Science'a gönderdik. Science o kadar kötü bir review yaptı ki, böyle taraflı insanlar bilmem neler. Çünkü Science biliyorsun Amerika'nın dergisi. Nature, evet. İngiltere bazlı. Adam sallamıyor pek NFL. Büyük ihtimalle lobinin baskısı var. Yani. Ya Amerikan menşeli dergilerde bu çalışmayı basamıyorsun. Biz bildiğin bu NFL oyuncuların beyin parçalarında ciddi böyle şeyler gördük. Protein deform formasyonları falan gösterdik. Yani demek istediğim, olayın böyle de bir şeyi var. Yani burada da böyle bir şey çalışıyorum. Protein bozulması, üst protein bozulması. Bunu ben şuna götüreceğim. İşte nörolojik semptomlar nasıl psikiyatriye dönüş yapabilir? Bunun arasında bir bağlantı var mıdır? Bu bağlantıyı bulduğun zaman bence aslında beyinle ilgili çok iyi şeyler bulabilirsin. Ben aslında burada da yine endokannabinoid'de yaptığım gibi CT'yi, benim kendi kişisel görüşüm, ben bunu bizim hocaya da söyledim, kendi lehime kullanıyorum. Yani ben bunu nasıl avantaja çevirebilirim bu hastalığı, beyni anlamak için. Evet. Bu da çok özel bir hastalık çünkü, dediğim gibi. Çünkü ne zaman tepki olacağını biliyorsun. Yani vücudun kendini ürettiği bir hastalık değil. Yani bir Alzheimer, bir Parkinson değil. Evet. Kendi vücudu üretiyor değil mi? Bu tamamıyla dışarıdan gelen bir hastalık. Yani kontrol etmen, bir bilim adamı olarak çalışabilmen daha kolay o açıdan. Evet. Şimdi bu çalışıyoruz işte. İyi gidiyor, fena değil. Çok iyi bir grubumuz var. Ayrıca o Concussion filminde adamın ilk NFL'in doktoru bunu paylaştı. Adam bizim şu andaki çıkan makalede aynı zamanda yazar. Vay. Böyle arkamızı da sağlama aldık falan böyle. Yani bu da evinize getirdik arkadaşlar. Politik savaşlar. Bilim için. Evet, şimdi bu çalışıyor. İyi gidiyor ya. Çok mutluyum. Kolay gelsin hocam. Eyvallah. Çok sağ olun. Burak, hocam sizin başka için sahiden, yok soru yok da şey demişler yani, bilim dünyasına yaptığı katkılar çok diye. O Google Scholar'da çok fazla şeyiniz var. Şey de çok güzel hocam, yani diğer konuklarımız da sizin gibiydi. Mütevazi olmanız, candan ve işten olmanız. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dinlemek keyifliydi sizi, çünkü çok bildiğim bir alan değil ama öğrendiğim şeyler oldu. Not aldıklarım, evet, oldu. Sorduğumuz sorulardan umarım tatmin olmuştur arkadaşlarımız. Yani herkesin sorularına değinmeye çalışıyoruz. Ama soruları bize moderatörlerimiz iletebiliyor. Aynı anda bütün hepsini yaparsak buraya odaklanamayız. Bu yüzden arkadaşlar, yani yanlışlarımız olduysa kusura bakmayın, ya da soramadığımız sorular olduysa lütfen kusura bakmayın. Birazdan yayın yaklaşık 1-1,5 saate en geç yüklenir diye düşünüyorum kanala. Daha sonra belki kesitleri alırız. Bize şöyle katkı da yapabilirsiniz. Yayının altına konu başlıkları ve dakika. Bunu yaptık Canan Hoca'da. Çok çok güzel, verimli oldu. Böyle küçük küçük kesitleri bize işaretleyebilirsiniz. Bir tane bile olsa. Çağrı, bundan sonra senin diyeceğin bir şey var mı abi? Hocam ben şey diyeceğim. Yani çok teşekkürler katıldığınız için. Sizi de daha çok tutmak istemiyoruz. Ama mesela şu konuya değinsek iyi olurdu. Bunu anlatmak önemli dediğiniz bir konu var mıdır? Şunu anlatayım. Hazır insanları bulmuşken dediğiniz bir şey. Bu kadar be. Yani hani önceki
Yani e-mailleşmemizde şuna da değinelim. Aslında değindik galiba bildiğim kadarıyla. Bir bakayım hemen. Ya şunu söyleyebilirim. Tavsiye falan da verebilirsin hocam. Kitap tavsiye edebilirim. Tavsiye edebilirim bilimle ilgilenmek isteyen arkadaşlara. Mesela ben tipik bir böyle bir proje çocuk değildim mesela. Yani vardır ya proje çocuklar, işte fen lisesine gider, oradan yüksek bir okula gider, oradan oraya gider. Ya bir proje adamları vardır. O adam zaten başarılı olur. Ezberler, eder. Ben öyle bir adam değildim. Ben basketçi olacaktım mesela. Benim bütün hayatım basketbol oldu lisede yani. Çantamda basket topu vardı. Bir tane de defterim vardı. Ortası ne bileyim edebiyattı, sonu biyolojiydi bilmem ne. Öyle bir tiptim. Ama evime giren iki tane dergi vardı. Biri bilim teknikti, biri de Fast Break diye bir basket dergisiydi. Yani hep bir hevesim vardı ve o külliyatı da bilirim mesela. Evde işte çamaşır suyuyla yapılan deneyler, işte ne bileyim deterjanla falan küçükken çocukta onları da yaptım. Yani hep bir şeyler vardı ama o proje çocuk değildim. Ama benim mesela Oxford'da Cambridge'e geçişim de millet mesela exchange falan yapar ya işte ne bileyim profesörü der ki gel ben senin elinden tutayım seni götüreyim geride benim arkadaşımla falan fıstık. O da yoktu. Ben kendim buldum adamları. İşte kütüphanede Nature makalesinde işte corresponding author işte biliyorsunuz. Ben o adamın mailini buldum. Direkt kendimi kurdum. Adam dedi ki ya sen iyi bir çocuğa benziyorsun, akıllısın, iyi heveslisin. Gel bir deneyelim. Almanya'dan geldiğim adamla da kavga ettim. Referans bile almadım. Çok da önemli değil. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bilim böyle bir proje, çok akıllı arkadaşlar var. Ne bileyim ailelerinin üzerlerine imtina ettiği işte. Sen bilim adamı olacaksın, sen sanatçı olacaksın, sen sporcu olacaksın. Sen olacaksan oluyorsun yani. Ha, ne? Olacaksan oluyorsun abi. İyi veya kötü. Şurada veya burada. Çok büyük okula da gidersin, çok küçük okula da gidersin. Oradan düşersin aşağıya. Yani hayatta biriktirdiklerinle sen bir bütünsün aslında. Ben o metalci zamanlarımda o X-Bronx'ta takıldığım dümen o mekanlarda falan o içtiğimiz leş gibi biraları ben hep aklımdadır yani. Unutmam yani o günleri. O günler güzeldi. O günlerin bana çok etkisi olmuştur. Anlatamam size ama bunu. İnsan bütün olarak yaşadıklarıyla kendini oluşturuyor. Ve dediğin gibi sen bilim adamı olmak istiyorsan veya müzisyen sanatçı oluyorsun ben abi. Proje evet. Çocuk olmana gerek yok. Mesela bir çocuk vardı, bir arkadaşım vardı. Size bir örnek vereyim. Ben Oxford Cambridge'e gittiğimde orada güzel işler yaptık. O C. elegans'ta oksijen hafızasını bulan gruptaydım ve o makaleyi bastık ve ben 22 yaşında o makaleye girmiştim mesela. O biliyorum ne olduğunu, bilimi gördüm ya, hayatımda ilk defa orada gördüm. Şöyle bir şey söyleyeyim, sonra Bilim Teknik Dergisi'nde çıkmıştım işte bilim yolunda ne bileyim ilerliyor diye. Çok saçma yerler de vardı, çoğu doğru yazılmamış ama doğru olan yerler de vardı, neyse. Bundan bir sene önce eşimle burada Brighton denilen bir bölge var, orada yürüyoruz. İki tane çift gördüm, böyle arkamdan geldi. Böyle bakıyorlardı, böyle bir yüz yüze geldik. Aa Türk müsünüz dedi. Aa biz de Türk'üz. Eyvallah hocam ne yapıyor falan. Onlar da bir çift. Kulağı çınlasın. Bilmiyorum izlemiyordur, çok sosyal medya şeyle pek şey olan bir adam değil. Ya dedi, konuşuyoruz işte ne yapıyorsunuz? Şöyle bakıp bana şey diyor. Ya ben seni bir yerden tanıyorum birader. Ama ben kara kuru bir oğlanım. Benim gibi çok var adam Türkiye'de yani. Dedim abi belki benzetmişsindir dedim yani bir şey dedim. Yok abi yok ben seni bir yerden tanıyorum diyor. Allah Allah. İyi eyvallah dedim gittik. Tam ayrılacağız işte telefonlarımızı aldık. Çocuk bu arada doçent. Burada MIT'ye çok iyi bir doçent ayrıca. Türkiye'de bir üniversite ismini vermeyeyim. Şeye giriyor, sabbatical'a giriyor. MIT'ye. Adımı söyleyince soyadımı. Abi dedi ya. Ben dedi Erzurum'dayken her gün bilim teknik alırdım ve senin yüzünü hala hatırlıyorum yandan görüşüne dedi ya. Dedim ki dedi, bu adam yaptıysa ben de yaparım. Vay be. İlk öyle bir etki mi oldu bilime diyorsunuz? Böyle bir şey. Bak yeni bu adam yaptıysa ben de yaparım dedi. Bu iyi mi kötü işim dedi. Ya ben Antep'ten çıkmışım çok fazla şeyim yok. Böyle proje adamı değilim işte. Kendi içimde böyle gitmişim. Sagopa'yı falan benzetiyorlardı bir yer hocam yani. Hani belki tarzınız yok. Bilmiyorum. Bu adam yapmışsa ben yaparım dedi. Ne kulağı çınlasın. Çok çok iyi bir insan yani. O zaman dedim ya iyi dedim ya birader. Demek ki okuyan okuyormuş. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim.
Pardon, ben çok konuşurum. Yok, önemli değil. Devam edin. Ben bir soru daha soracağım da. Aslında kapatacaktık ama olsun. Bir soru, önemli bir soru çünkü. Bir bak, şöyle bir arkadaş, bir fotoğrafçı bir arkadaş gelmişti buraya. Başarılı bir arkadaş. Onu kulaşılırsın. Çok değerli bir arkadaş. Dedi ki bir gün oturuyoruz. Abi dedi, bu Harvard'daki öğrencilerin dedi böyle tek tek röportaj yapıp yaşadığı zorlukları dedi. Ben bir böyle bir belgesel yapmak istiyorum dedi. Çünkü zeki herifler falan. Oğlum dedim, bak sana bir tavsiye. Gidip böyle, bunların hepsi zeki çocuklar az çok. Hepsi belli bir seviyesi var. Bence git okulla ve bölümle sıkıntı yaşayan öğrencileri belgesel. Asıl hikaye onlarda. Öbürleri çünkü şey, öbürleri çünkü proje çocuk. Ama diğerleri oraya nasıl geldi bir araştır. Bu adamın sıkıntısı ne? Çünkü çok ilginçtir. Oradan hikaye çıkar. Öbürlerinin hikayesi yok ki. Birader, herifin belli bir hikayesi var. Adama vermişler. Oradan gelmiş adam. Yani, evet, evet. Bunu demek istiyorum. Yani bilime küçücük bir katkınız bile varsa siz bilim adamısınız artık. Bu kadar. Tabii canım, zaten olay var. Dünyanın neresinde olursan ol. Hangi üniversitede olursan ol. İstersen Nature'da bas. İstersen işte ismini bilmediğin bir tane journal'da bas. Hiç önemli değil. Kendini evet. Aidiyet duygusu hissetmek önemli bir şey yani. Ben onu hocam birçok kişi şeyi sordu. Onu sorayım şey olmasınlar, yani üzülmesinler. Bu N,N-dimetiltriptamin, DMT diye geçen bir molekül var. Bilmiyorum duydunuz mu? Yani tabii ki tahmin ediyorum sizin bu molekülü duyma biçiminizde bu arkadaşların duyma biçimi bayağı farklı olacaktır ama işte bu DMT'yi alan insanlarda işte inanılmaz bir zekada bir artış, işte hatta bir film yapılmıştı bununla ilgili, Limitless diye, işte DMT molekülü üzerine bunu beyne verdiğiniz zaman işte beynin içindeki işte şeyler kalkıyor, sınırlar kalkıyor, bilmem ne cartçut, işte çok daha üstün bir algı düzeyine erişiyorsun falan. Çok da detayını bilmiyorum, daha kötü anlatmış olabilirim ama önemli olan bu bir molekül, bu bir kimyasal. Hiç siz akademik literatürde böyle etkiye sahip olan, gerek DMT gerek başka bir kimyasal, karşılaştınız mı böyle beyni açan, işte beynin sınırlarını genişleten, süper zeka ya da çeşitli daha önceden fark edemediğimiz şeyleri fark etmemizi sağlayan, algı düzeyini arttıran vesaire. Bu tip şeylerin çok popüler kültürde çok yeri var ama bilimde yeri var mı? Ben size bunu sormak istiyorum. Ya bilimde böyle bir şey yapsan basamazsın ya. Yani. Evet. Ne diyeceksin ki? Süper insan. O dediğiniz ya madde... Kötü anlatmış mesela... olabilirim. Ya ben DMT'yi direkt sorayım size. Hiç duydunuz mu? Eyvallah. Dimetil triptamin. Duydum. Bunlar kimyasal bir defa. Ben kimyasal, bu tarz kimyasal şeylere karşıyım. Eğer doğal bir şey varsa dağda bayırda belki vardır. Çıksınlar, baksınlar. Gerçekten yani işin temeli dağın başında. Laboratuvar duvarları içinde değil. Onun için ben mesela botanikçileri saygı duyuyorum, zoologlara saygı duyuyorum. Çıkıyorlar adamlar, sahada çalışıyorlar. Adamlar sahada yapıyor deneyi. Bizim öyle bir şansımız yok. Çok çok isterdim yani. Bunlar kimyasal maddeler. Yani bunlar birazcık daha böyle bizim bilim kurgu dediğimiz şeydir. Bilimin, ya beynin, yani ya beyin çok ilginç. Ben size endokrinomi sistemi anlattığımda nasıl bir sistem olduğunu ve beyin burnunun nasıl kullandığını ve bilmediğimiz neler olduğunu söyledim. Dediğim gibi mesela böyle bir madde olsa da bu maddenin beynin neresini etkileyecek birader? Sen bunu nereye vereceksin? Beynin hepsine giriyor. Ya bir tarafı düşük, bir tarafı yüksek, ne bileyim talamus bölgesi var. Koşmayı sağlıyor. Ne bileyim motor fonksiyonlarını sağlıyor. İşte yemek fonksiyonlarını. Bir taraf var beynin korku hafızasıyla ilgili. Bir taraf var limbik sistemi içindekiler. Bir taraf işte ne bileyim ödül sistemi. Şudur budur. Serebral korteks. Ben size şuradan örnek vereyim. İnsan beyni çok ilginç. Mesela insan beyninde ruh diye bir şey var. Bunu size niye örnek? Çok kısa da anlatayım. Mesela ben farelerle çalıştım. Hayatım farelerle, sıçanlarla. Sen bir fareyi suya at, yüzer. Hayvan ne biliyor ki? Ben yüzme bilmiyorum diye. Birader şimdi ne yapacağım ben? Şimdi bu olsam bana kim yardım edecek? Demiyor. Hayvan yüzüyor. İçgüdüsel olarak. Ama sen insana at, yüzemez yüzme bilmeyen adamı. Ben boğulacağım diyor. Mesela fare insanın beynini incelediğinde en büyük özelliği cerebellum dediğimiz o serebral korteks. O girintiler ve çıkıntılar. Farenin beyninde yok mesela. Yani bunu sen insanda nasıl denersin? Ben hep kontrol grubundan geçiş yapıyorum. Bunlar işte ne bileyim algı dünyasını açmak bağlı. Farenin bir algı dünyası yok birader. Farenin içgüdüleri var. Senin bütün o davranış deneyleri farelerin içgüdülerini taklit ederek, o fareleri sıkıştırarak onların içgüdülerini kullanmalarını sağlayıp işte nörolojik olarak
ifade. Mesela onun için mesela psikiyatri çalışan gruplara ben kendim de çalışmama rağmen bir dönem çok sıcak bakamıyorum. Çünkü fareyle veya sıçanla psikiyatri deneyi yapılmaz birader. Böyle bir şey olmaz. Yani psikiyatri bilimi fareye içine sokamazsın. Yapanlar çok düşük düzeyde. Yani psikiyatri kendi alanında çok özel. Çünkü patolojisi yok. Yani bir nöroloji gibi değil. Bu, bakıyorsun şizofreni. Buyur. Ya bu DMT dedikleri şey işte aslında bitkilerde bulunuyor diyor. Ben şu anda şimdi bakıyorum. Doğal olarak bitkilerde bulunan ve memelilerinde işte pineal gland bölgesinde salgılanan bir molekül olduğu söyleniyor. Belki aynı şeyden bahsettiğimizden emin olalım diye. Dimetil triptamin diye bir şey. İşte popüler kültürde işte ruh molekülü diye şey yapılıyor. Çünkü mesela kullanıldığı zaman işte hayal görmeye, işte ölüme yakın deneyimleri yaşamaya, işte çok algılarda açılmaya, işte mistik ve ruhani duyguların güçlendirilmesine vesaire çok güçlü bir psikedelik işte psikedelik ilaç olarak geçiyor. Hatta ritüalistik ve iyileştirmeye yönelik alanlarda da kullanılmış tarihte falan filan işte bu tip bir şey. Yani, hiç araştırmadım ya. Çok bilmiyorum açıkçası. O yüzden. Sentetik ilaç var ama o dediğin o mu onu da bilmiyorum şu anda. Sen deyince şimdi. Belki sentetik versiyonları vardır. Yani o yüzden ben de detayını bilmiyorum. O filmdeki gibi olduğunu mesela sanmıyorum. Bir hap atalım, beynimiz açılsın. Yani zaten benim asıl demek istediğim şey oydu. Nokta oydu zaten. Yani böyle bir şey yok yani Çağrı doğru ya. Yani tabii ki mesela böyle psikolojik deneyimler yaşamanızı sağlayan, yani biliyoruz işte o mantarlar bilmem neler bir dolu var zaten. Yani o çok ilginç bir şey değil. Ama sanki böyle DMT'nin özel bir şeyi varmış da beyni çok özel geliştiriyormuş, değiştiriyormuş gibi bir şey var. Galiba bunu şeye bağlamak doğru olur. Yani çeşitli algısal deneyimler yaşamak çok normal. Mesela işte eğer ki hafızayı baskılayan bir ilaçsa bu, gördüğünüz her şey sanki yeni bir şeymiş gibi. Değil mi? Yani bunu size anlattınız hocam, ben yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet, ama çok doğru söylüyorsun. Böyle yani bu hissiyatın ama gerçeklikle bağlantısı önemli. Yani senin bir kitaba bakıp bu ne ilginç bir şey sanki hiç görmemiş bir şey gibi davranıyor olman kitabın çok özel bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Yani senin o deneyim sana ilgi çekici, hoş, değişik gelebilir belki. Ama kitap işte. Kitabı toplumsal olarak da bireysel olarak da bildiğimiz bir şey. Sen algını değiştiriyorsun o ilacı kullanarak. Yani o ilaç sana bir şey katmıyor. Ha, sanat konusunda belki katabilir. İşte bir şeye daha farklı bakmanı sağlayabilir vesaire. O ayrı. Ama gidip de yani bu ilaçlardan medet ummak konusunda benim biraz derdim var. Sanki insanlar bir arayış içerisindeler. Bir şey bulayım, kolay yoldan zekam gelişsin, algım gelişsin. Daha önce görmediğim, keşfetmediğim bir şeyi keşfedeyim. Ama o benim çabamla, çalışmamla değil de bir ilacın verilmesiyle olsun. Yani bence böyle bir sıkıntı var. Doğru mudur? Ya çok güzel bir şey dedim. Ben az önce bir şey dedim. Bir hikayesi var dedim ya insanların. İnsanları insan yapan o biriktirdikleri hikayelerdir. İnsanlar kolay yoldan köşeyi dönmeyi öğrendiler ya. Bunu artık beyinleri için de yapmaya çalışıyorlar. Yani kolay yoldan ben nasıl çok zeki olurum? Nasıl üretken olurum? Ya kardeşim hayat bir birikim. Yani dediğim gibi günahların ve sevapların diye bir kelime var ya biz çok güzeldi. Evet. O yani hayatın ta kendisi. Ya ben işte bir ilaç alayım bu beni şu yapsın bu yapsın işte golden ilaçlar işte gümüşler altınlar var öyle bir sürü piyasada. Abi çok şeyler var he. Ya Secret diye bir tane kitap vardı bir tane o ben bir kaç. Tabii canım hani bir dönem. bir dönem aşıldım. Abi Secret diye bir kitap bunu bir gazeteci zannedersem bir politikacı bir konuşmada söylemiş. Ulan Secret'sa Migros'ta niye satıyorsun kardeşim? Nasıl iş bu ya? Gidip oradan alıyorsun, okuyorsun. $2 Bu kadar saçma. Dünya böyle bir trend de var. Yani o başka tabii bir konu. O ayrı bir konu. Tabii çok ayrı bir boyut o. Hocam bu arada bitirelim yavaştan. Mesela şey konuştuk. Yani şimdi herkes beynini açma değil. Kimisi beynini aradan çıkarmaya çalışıyor. Yani üst düzey şey. Bir tane öğretmen yazmış. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde görev yapıyorum. Sigaraya başlama yaşı 8-9. Eser kullanma 12-13. Tabii yine genelleme ama bunu ben de biliyorum öğretmen arkadaşımdan. Ve 15-18 yaş arası erkek gençler neredeyse %30'u 40'ı kullanıyor demiş. Yani ben Kayseri'de okurken ilk defa şuna şahit oldum hocam. Çakmak gazı satılmıyordu AVM'de. Yemin ederim anlamadım nedenini ilk başta. Çakmak satılmıyor ve gaz da. Niye ne olabilir? Yani bunu alıp hocam çekiyorlarmış. Yani insanoğlu çok garip. ne yapmaya çalışıyor çözemiyoruz. Kısaca bugünü toparlarsak hocam. Verdiğiniz iki mesaj var. Bunlar önemli.
Bu deneylerinizde, çalışmalarınızda fareler yerine yavaş yavaş insanlara geçilmesini savunuyorsunuz. Doğrudur. Ve de devletlerin bunu kontrolü altına almasını, buradan da gelir elde etmesini, siz de yayın öncesi biz konuştuk hocam. Türkiye bir zaman eroin üretmişti. Bunda kimi grup alıyor, kötü amaçla kullanıyor. Türkiye eroin sattı, milleti zehirledi falan. O borçlar kolay ödenmedi. Ama eroin eskiden tedavi amaçlıydı. Yani hastanelerde birebir reçeteli yazılan tedavi amaçlıydı ve bunu üretip satmıştık. Kimyasal madde olarak yani. Asla kimileri zehirleyelim diye değil. Morfin şu anda en güzel örnek. Şu anda morfin var mesela. Yani şu anda da morfin var. Ya afyon yani afyon bitkisi çiftçi satıyordu yani. Yani bu kimyasal olarak ne bileyim eroini değiştiriyorlar kimyasal ama afyondan geliyor hepsi. Afyon bitkisini çiftçi satıyor, normal bir şey. Bayer'in üzerinde eroin yazan şişeleri var. Girin tabii var, fotoğrafları var, evet. Yani bu ben şeye baktım bu arada hocam. Şeye de, e-mailleşmemize de baktım. Her şeye değinmişiz, onu söyleyebilirim. Eyvallah, konuştuğumuz yerlere. Yani hiçbir şeyi açıkta bırakmadık bildiğim kadarıyla. Çok teşekkürler katıldığınız için. Gerçekten hocam var. Tekrardan dediğim gibi eğer ki aklınızda bir şey varsa son olarak söylemek istedim. Yorum olarak yani şey yapabilirsin. Sonrasını atıyorum yayın kaydının altına. Aa şunu diyecektim unuttum diye. Ben sizin sayfanızı attım hocam Harvard'daki. Çok tatlı bir sayfa olmuş. Normalde üniversiteden çok kötü. Sizinki çok güzel. Tasarımı da falan. Orada makalenizi galiba okuyabiliyoruz. Yani oradan her şeyi görebiliyoruz. Doğrudur. Bana yazabilirler istiyorlarsa. Baktım oldukça cevap verebilirim. Elimden geldiğince yardım ederim. Yani ben tekrar söyleyeyim. Bir sinir bilimcisi için bağımlılık bizi hayatta tutan şey. Çünkü ben beyni anlamaya çalışıyorum ama bağımlılık bir hastalıktır yani. İnsanlar evet. Uzak dursunlar. Bunlara ihtiyaçları yok. İhtiyaç duyma acizliktir söyleyeyim yani net olarak. Bunlar gerçekler. Bunlar için yuvaları yıkılan insanlar var. Evlerini, eşlerini, çocuklarını kaybeden insanlar var. Bu basit bir şey değil. Ben bilim adamıyım. Benim söylediğim şeyler. Ve keneviri de Mariana'dan ayırın lütfen. Kenevir üzerindeki sosyoekonomik baskı dediğim gibi çok farklı. Yazık yani. Bu içiciler de bundan masifini aldı bir şekilde. Yani bu yasak aslında çok da öyle sen kanabisi içme yasağı değil. Daha sosyoekonomik temelleri var. Evet, çok doğru. Çok ciddi temelleri var hocam. Onu da söyleyeyim. Ben mesela Alamut Kalesi şeyini okumuştum. Çok enteresan kitaptır. O Hasan Sapan yaptığı şeyler beni çok etkilemişti. Çok eskilerden beri çok tabii. Gizli kullanım alanları var. Orada soruyorlar ya Sapan nerede centin anahtarı? Adam açıyor, o bitkiyi gösteriyor falan. Tavsiye ederim. Yani günümüzü de anlamaz için önemli kitaptır. Çok güzel bir kitap. Recurrent for a Dream. Belki kötü telaffuz ettim. O ve DiCaprio'nun çoğu kişi bilmiyor bunu. The Basketball Diaries diye filmleri var hocam. Bunlar genelde bu uyuşturucunun kötü kullanımlarının insan üzerindeki en iyi etkilerini anlatan benim izlediklerini aslında en azından. İyi filmlerdi. Ve kesinlikle Alamut Kalesi. Yetkilerini değil de insan üzerindeki etkilerini en iyi anlatan diyecek herhalde. Evet. Çağrıcım teşekkür ediyorum. Güzel. Hata yapma. Bari böyle hata yapma. Şeyde çekiliş olayında sen deyin çağrı. Ya son olarak şey. Hocam siz dilediğiniz çıkabilirsiniz zaman hocam. Kapatıp çıkabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz çok teşekkürler geldiğiniz için, katıldığınız için. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. İyi geceler, sevgiler. Saygılar. Arkadaşlar evet böyle işte bu yayınımızın da sonuna geldik. Tekrar uyarımızı yapalım. Biz kesinlikle şahsi kullanımını desteklemiyoruz. Tekrar da değindik. Ve bu şahsi kullanımı desteklememe nedenimiz zaman sosyal mesajı falan verelim değil. Birçok seviyede sıkıntısı olmasına ötürü. Birincisi aldığınız kişilerin zaten daha baştan sıkıntılı olmasından, onun içine ne kattığının belli olmamasından tutun da bu araştırmaların, yapılan araştırmaların işte marihuana şu etkisi var, bu etkisi var denen araştırmaların o marihuana içerisindeki spesifik bir kimyasalın mesela THC'nin spesifik bir dozda, spesifik bir canlı grubunda, spesifik bir yaş grubunda, spesifik dozlarda kullanılması sonucunda doğan etkilerden bahsediliyor. Siz şimdi bunu alıp da genelleyip işte insanların kullanımına çok faydalı, çok zararlı. İkisi de, iki taraf için de geçerli. Çok faydalı da çok zararlı da demek mümkün değil. Dolayısıyla önemli olan bize düşen, bilim insanları olarak, bilimin savunucuları ve anlatıcıları olarak düşen bu konulardaki araştırmaların önünü açmak. Çünkü araştırmanın bir zararı olamaz. Gerçeği bulmanın bir zararı olamaz. Yani böyle bir şey yok. Ha gerçek sonra kötüye kullanılır, iyiye kullanılır o ayrı. Ama biz gerçeği bulmak zorundayız. Bilim insanları olarak bizim işimiz bu. Bize verilen görev bu. Dolayısıyla bizim burada vermek istediğimiz mesaj bu. Şimdi buradan gidip de kesinlikle ya o çok kötüymüş marihuana, lanet olsun engel olalım da demeyin. Çok iyiymiş marihuana, ben yarından itibaren marihuana kullanmaya başlıyorum da demeyin. İkisi de yanlış. Önemli olan araştırmaların önünün açılması ve bunun
tıbbi alanlarda özellikle faydalı olabileceğinin bilimsel olarak tespit edildiği alanlarda kullanılmasının sağlanması. Bunun asıl mesaj bu. Bunun içinde atılacak adımlar var. Burak az önce toparlarken söyledi. O adımların atılmasının önünü açmak. Önemli olan bu. Yani dolayısıyla kendinize şahsi sonuçlar çıkarmayın. Bir diğer boyutu da şahsi duyduklarınıza inanarak da hemen kararlara varmayın, yargılara varmayın bu tip konularda. Benim arkadaşım işte müthiş sanatı açıldı, gözü açıldı ve beyni açıldı. Ya da benim arkadaşım işte boş boş bakmaya başladı, çok kötü oldu. Yani bunlar olabilir tabii ki. Çünkü zaten olay o zaten. O yüzden diyoruz ya, kişiden kişiye, dozdan doza, kullanımdan kullanıma, maddeden maddeye, nasılsa üretildiğinden üretildiğine değişir bu. Yani biz bilimde çalışırken çok spesifik bakıyoruz bunlara. Bunu anlatmaya çalıştık birazcık burada. O yüzden anekdotal şeylere çok kulak asmayın. Yani siz bilimin ne söylediğine bakın. Bilimsel araştırmaları okumaya çalışın. Ve genellemelerden, biz buna aceleci genelleme diyoruz işte mantıkta. Aceleci genellemelerden kaçınmaya çalışın mümkün olduğunca her konuda. Bunu demişken yayınımızı toparlarken son bir çağrıda bulunayım. Bu yayını kapattıktan sonra da bulunabilirsiniz tabii destekte ama bu yayın boyunca bize yeni Patreon destekçimiz olan kişilerden bir kişiye yeni kitabımız olan Evrenin Karanlığında Evrimin Işığını hediye edeceğiz. Bunu da biz yine söylüyorum kendimiz yapmıyoruz. Okurlarımızdan biri hatta bir diğer okurumuz da bir sonraki yayınımız için yapacak aynı şeyi. Onu yakaladın böyle değil mi? Sen diyecektim. Tamam. Aynen onu bana da mesaj atmış. Bir sonraki yayınımızda da yine aynısını yapacağız. Ama şu anki yayınımız boyunca bize yeni Patreon'dan sıfırdan destek olmaya başlayan okurlarımızdan bir tanesine çekilişle yeni kitabımızı vereceğiz. Dolayısıyla şimdi buna katılmak isterseniz patreon.com/evrimağacı sitesine gelin. Yarına kadar da sürsün çağır mesela. Gece boyu da yapabilirler. Tamam gece kadar ya da gerçi orada gece oldu zaten. Yani çok da dert değil. Yani eğer ki son anda ucu ucuna yetişirseniz. Yani ben artık çekilişi yaptığım zaman tabii ondan sonrakileri bir sonraki yayına ki çekilişe bırakacağım. Ama yapmaya da devam edebilirsiniz yayından sonra. Amaç tabii ki teşvik etmek ama asıl olay Evrim Ağacı'nın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak. Bizim gerçekten bir maddi havuz oluşturmaya ihtiyacımız var bunu sürdürebilmek, geleceğini inşa edebilmek için. Bu konuda da sizden yardım istiyoruz. Öyle büyük paralar değil, küçük bütçenize zorlamayacak miktarlarda ama yaygın bir kitle tarafından yapılmasını sağlamak. Eğer bunu başarabilirsek hep birlikte inanın çok daha güzel, çok daha etkili yayınlara, çok daha kaliteli işlere erişebiliriz. Bunlar arasında işte şu anda hayal kurma seviyesinde olsak da giderek yaklaştığımız işte ileride radyo programları, televizyon programları, okulların kurulması, yaz kamplarının olması bilimle ilgili, diğer büyük bilim oluşumlarıyla işbirliği içerisine girebilme. Çünkü kendimizi, kalitemizi yükselttikçe ve içeriğimizi zenginleştirdikçe tabii ki bilim organizasyonlarının, hocalarımızın ilgisini çekiyor. Yani biz sadece hocaya diyoruz, gidip de yalvarmıyoruz. Yani hocayla irtibata geçtiğimiz zaman çok olumlu, pozitif bir ilişki içerisinde oluyor bu. Çünkü hocalar Evrim Ağacı'nın kalitesinin farkındalar. Yani bizim bu aile kültürünün, Evrim Ağacı'ndaki kültürünün, var olan kültürün farkındalar. Bunu daha da geliştirebiliriz, daha da büyük işler başarabiliriz. Bu yüzden Patreon'dan yardımlarınızı istiyorum. İşte bir iki saat sonra ya da belki daha burada gece olduğunda yani bir 5-6 saat sonra falan çekiliş yaparım. O zamana kadar gönderebilirsiniz. Ola ki çekilişe bu sefer katılamazsanız bir sonraki. Ayrıca Patreon destekçilerimize özel çekilişler de yapacağız. Şimdi ben kitapların bana ulaşmasını bekliyorum. Daha bana hala ulaşmadı. Kendi yazdığım kitaba hala ulaşamadım. O geldiği zaman kaç tane gönderdiklerini bilmiyorum. Ona bağlı olarak çekilişler yapıp imzalı olarak göndereceğim. Patreon destekçilerimize, okurlarımıza, sadece Patreon destekçisi olmanız şart değil. Paylaşan insanlara mesela sosyal medya hesaplarında. Böyle eğer ki katılmak isterseniz şimdi Patreon'a gitmenin tam zamanı. patreon.com/evrimağacı. Umarım şeyden de yollar ama PayPal'dan yurt dışında olanlar. Tabii yurt dışında daha olanlar PayPal kolayına geliyorsa yapın. Oradan da. Yani onlar için o tip Patreon harici şeyler için evrimağacı@gmail.com'dan bir mail atarsanız ben detayları veririm. Ve Patreon'u söylüyorum çünkü ulaşıyor insanlar zaten ben Patreon kullanamadım başka yoldan yapsak diye. O yüzden onu tekrar etmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir yayını. Gerçekten ben çok şey öğrendim bu yayından. Özellikle araştırmaların olduğu konum bakımından bu araştırmaların içerisinde bulunduğu sıkıntılar konusunda. Bunlar çok önemli. Concussion filmini mutlaka izleyin. Hem bilim anlamında hem bu işte bilim insanlarının çektiği zorluklar anlamında. Umarım sana da faydalı oldu Burak. Ben de çok şey öğrendim Çağrı gerçekten. Evet. Dinlemek daha çok yani
şey yaptı burada, keyif verdi. Bu filmi de not aldım. Ben de izlememiştim. Mutlaka izle abi. İlk hemen zaman bulduğum an izleyeceğim abi. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya cuma bir konuğum olma ihtimali yüksek. Cumartesi söylemeyelim, bizimiz olsun. Belirledikten sonra. Cuma günü bir uçak konumuz olabilir. Yani uçak derken tabii uçağın teknik... Uçağa gelelim. Uçaklarda mesela benim hep merak ettiğim bir şey var Çağrı. Havada doğum olursa bu çocuğun vatandaşlığı falan ne? Böyle hani efsanevi şeyler vardır. Uçak güvenliği evet. falan. Mesela pilotlar aynı anda aynı yemek verilmez falan filan. Bu konularla ilgili arkadaşlar çok güzel bir konuğum olacak haftaya. Cuma günü. Her şey aksi gitmezse yani istediğim gibi giderse saat 9'da oluyor yayınlarımız. Cumartesi yine yayınımız olacak muhtemelen. Haftaya görüşmek üzere. Yayınlarımızı paylaşın. Bize katkıda bulunun. Altına işte o dakikaları yazın falan filan. Kesitleri. Bunlar bize güzel katkılar. İlla parasal olmayabilir yani. Tabii ya, mutlaka. Hatta çok o şeyi başlattık. Kesitleri. Çok güzel olmuş o Çağrı. Ben bayıldım. O kesitler de zaten... çok güzel olmuş. O şeyler de harika olmuş. Amaç o yani. Tabii biz 4 saat, 3 saat, 4 saat konuşuyoruz ama çok önemli noktalar var. O noktaları alıp... Mesela şöyle bir faydaları da olabilir abi. Aklıma o geldi, onu söyleyeyim hatta. Mesela podcastlerimizi yüklememizi istiyorlar. Şöyle yapalım. Siz vaktiniz varsa indirip 192 KSPS'de veya 168'de vardı. Yani kaliteli bir şekilde Gmail'e ya da şuraya buraya atın. Ben ya da Çağrı indirelim. Sadece biz yükleme kısmı kalsın podcast'te. Mesela şimdi Canan, çünkü Çağrı onu indirecek de dönüştürecek de onun da benim de gerçekten şu an çok vaktimiz olmayabiliyor. Siz indirin bizi hazır bir şekilde. Hocam buyurun tüm sesleriniz burada şurada MP3 olarak var diyeyim. Bize sadece atma kısmı kalsın. Çünkü o hesap bize ait olduğu için. Yani belki şifre vermek doğru olmaz ama biz onu yükleriz arkadaşlar. Podcast'leri de en kısa zamanda yükleyeceğiz. Değil mi? Canan hocanın daha yüklenmedi galiba. Podcast'i galiba yüklemedim. Şimdi o kesitleri yapıyorum. Birazcık zaman alıyor da. Mesela sen onu uğraşırken podcast hemen atabiliriz. Bende MP3'ler olsa ben 5 dakikada yükler geçerim. Böyle katkı da olabilir. Aklınıza gelen yaratıcı, güzel şeylerle bize katkıda bulunabilirsiniz. Ezbere olmayın. Güzel, özgün şeyler sunun fikirler. Sizi de çok seviyoruz arkadaşlar. Çağrı zamanla ayırdığın için teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ne demek, çok sağ olun. Teşekkürler. Sana İyi geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.